Bak bu çözüm süreci konusuna girmeden evvel evet. arkadaşlar şunu bilmeli ki bu gökten inmedi bu fikir. Türkiye'nin Kürt sorunu bakış açısı. Kimisi Kürt sorunu diyordu. Kimisi Güneydoğu Anadolu sorunu diyordu. Kimisi buna coğrafi olarak bakıyordu. Kimisi evet. ekonomik diyordu. Mesela Turgut Özal ekonomik bir sorun olarak görüyordu. İşte GAP projesi var biliyorsun. Aynen. Aynen. Güneydoğu Anadolu projesi. Burayı kalkındıracaktı barajlarla. Artık ne kadar mantıklı o da ayrı konu. Barajlarla kalkındırıp oradaki halkı biraz zenginleştirdiği zaman sosyo-kültürel sorunun ortadan kalkacağını düşünüyordu. Yani Kürt sorunu böyle, böyle değerlendiriyordu kendisi. diğer bir taraftan da işte bunun sol fraksiyonu var. Yani her iktidar farklı yorumlamış aslında. Şimdi enteresan olan şey AKP kurulurken bilmeyenler için anlatalım. AKP'nin çekirdek kadrosu var. Bunun içerisinde çok sesi çıkmayan Kürtçü İslamcı Aynen. cenah var. Kürtler bunları şey olarak da bilir. Hizbullah olarak da bilir. Hmm. Kürtler bunları Hizbullah olarak bilirler. Farklı şey. olarak da siyasi partileri öyle bir bilir, Kürtler bilirler mi? yani o şey evet. değil. AKP'nin şeyi de buradan geliyor. Bunlar bir yani çok garip bir toplam. Yani toplama bir parti AKP. Evet. Yani ortaya bir fikir atılıp yeni bir yol çizilip öyle bir şey değil. Toplama bir parti. Ve bir boşluğu doldurmuş. Yani bu boşluk eskiden ANAP varmış. Ondan evvel işte DP olayı var, AP olayı var gidiyor yani. Hı -hı. Bu boşluğu doldurmuş yani bu çizelgeden aynı gidiyor. Şimdi AKP kurulurken bu Kürtçü İslamcı dediklerimiz var Hizbullah dediğimiz bir de Türkçü İslamcı. hani e, Türkçü İslam değil mi çünkü Türkçü şeyine girmiyorlar. Türk İslam ha, Sentezi dediğimiz. Aynen Badem, evet. Badem. Şimdi farkları ne diyeceksin anlatayım. E, bu Türk İslamcılar genelde dernek olurlar. Tarikat dernek tarzı. Hı hı. Ve farklı farklı adamlar toplarlar. Bir tane hocaları olur. Sufi, sufizmden etkilenirler. İşte milli vesaire. görüş falan oradan geliyor. Evet. Tasavvuf'tan gelir aynı, aynı. Hı. Cemre Demirel o konuda kitap yazmıştı var yani. Cemre'nin Mr. Sikofilt var ya. Aha. bilen bilir yani eskiden. Hı. Şimdi bu ikisini topluyor. Üstüne bir de liberal muhafazakarları topluyor. Üstüne de ekleyebildiği kadar eski anapçıları, AP'çileri liberal görünümlü muhafazakarları da topluyor AKP. Şimdi baştan beri yani AKP'nin dağılacağı belli yani bu konuda. Yani bu son zamanlarda yaşanan dağılmalar, küçük küçük partiler çıktı ya. Hani bunlar beklenen şeyler zaten. Çünkü tek bir parti değil. Yani tek bir şeyden yola çıkan bir fikir değil. AKP'nin ana fikrini sorsan kimse sana bir şey söyleyemez. Dava dava dedikleri işte. Ama dava dedikleri toplama yani hangi dava? Refah'ın davası mı? Erbakan'ın davası mı ki onu da onu da eleştirdiler zamanında çok hangi dava? Hangi dava? Girelim konuya. Bu Aralık 2004 tarihinde olacak. Avrupa Birliği, bu meşhur bir fotoğraf vardır. Burada Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin katılım müzakereleri için böyle oy veriyorlar. Yani Türk bayrağı ve Avrupa evet. Birliği logosunu kaldır. Evet, kaldırdık. C falan diye şu kaldırıları. Aynen, aynen, aynen. Meşhur, çok paylaşıldı. İstersem çok... onları. Ver, ver, ver. Ver. Sen anlat istersen. Şimdi ben AKP seçime girerken, bunu bilmeyen gencolara anlatalım. AKP seçime girerken böyle anlatıyorlar mesela, evet. şey diyorlar i̇şte din, din kitap demiş öyle kazan. Yok abicim din kitapla sen yüzde elli bilmem kaç oy alamazsın Türkiye'de. Din kitapla öyle oy alınmaz. Otuz alırsın rahat. Yüzde ellinin üzerinde alamazsın. Nasıl alırsın biliyor musun? Komünistten oy alırsın, solcudan oy alırsın, sağcıdan oy alırsın. Toparlar bir şekilde toplarsın. Bunu da nasıl yaparsın? Gençler bıkmıştı. Türkiye'de gençler o dönem genç nesil Avrupa Birliği'nde görüyordu çözümü. Fakat Avrupa Birliği ile bu... E, müzakere olayı falan zaten yoktu da tartışmalı bir süredeydi Türkiye. Kriz vardı, şu vardı, bu vardı. Tayyip Erdoğan sıyrılıp çıkınca biz Avrupa Birliği'ne üye olacağız deyince, gay hakları deyince, işte evet. batıcılık deyince insanlar oy verdi. İşin gerçeği bu. İnsanlar oy verdi. hepsi oy verdi. Yani bakmayın bugün size muhafaza muha, muhaliflik ayağı çektiklerine. Aynen. Hepsi hepsi oy verdiler. Neydi? İşte şeye gireceğiz abi. Demokratik demokratik şeye gireceğiz. Askeri vesayet kalkacak, bilmem ne, bilmem Ergenekon davalarıyla paralel vesayet bu. Vesayet sona erecek, işte özgürlükler Aynı. gelecek falan filan. Kenan Evren yargılanacak falan filan. Aynı. Bu sorunun iş yani öyle dinle falan olmadı o işler. Kimse kendi kandırılmasın, gençler de kandırmasınlar. o 2011'den sonra oraya kaydı yani neoosmanlıcılığa falan. Geliş şeyi bu şekildedir. Evet. Aralık 2004 işte bu. Müzakereler için oy verildi ilk defa, kabul edildi. Bu müzakereler içinde başlıklar belirlendi. Hani şu Ali Babacan sürekli anlatıyor ya, fasıllar falan diye. Evet. Burada toplam 33 tane fasıl vardı. Yaklaşık 15, öyle hatırlıyorum ya 15 ya 16 olması lazım, belki de 17'dir. Açıldı, bir tanesi kapatıldı diye biliyorum, kalanlar e, devam ediyor. Evet. Resmiyette devam ediyor diye gösteriyor. Genel bir plan hazırlandı. Şimdi bu planlar nedir bu fasıllar? İşte sanayi, işçilik, gümrük, çevre gibi bir sürü topik var girip sayfasına falan ha bak giriyorsun şu anda zaten. Aynı, şu an. Ver. Girip sayfasına bakarsan görebilirsin. Bir sürü topik var. Bunları uyuyacaksın diyor Avrupa Birliği. 2006 yılında Avrupa Komisyonu Başkanı diyor ki bu iş diyor en az 2021 ya da 22 demiş olması lazım hatırlamıyorum. Yılına kadar sürer. Yani şu an bulunduğumuz seneye kadar. Onu çok iyi hatırlıyorum. Evet. 2006 yılında diyor bu. Yani uzun vadeli bir şey bu hemen olacak bir şey değil diyor. Tabii. Uzun vadeli bir plan hazırlanıyor Avrupa Birliği tarafından. Şunu 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 yapacaksın deniyor Türkiye'ye net. Nedir yani bu e, bu plan? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye adaptasyon süreci dediğimiz, uyum süreci dediğimiz şey. Şimdi peki AKP bunu ne yaptı? AK Parti bunu ne yaptı? Türkiye ne olarak sundu? 2023 vizyonu olarak. Bu 2023 vizyonu dediğin şey aslına bakarsan Avrupa Birliği'nin üye olma süreci. Yani Avrupa Birliği'nde diye her şeyi yapacağız. 2021'de, 22, 23'te işte üye olacağız. Bu plan bu aslında. Bunun arkasında öyle büyük komplo falan arıyorlar da öyle bir şey yok abi. Plan bu. Avrupa Birliği bizden ne istiyorsa yerine getireceğiz. Ondan sonra da Avrupa Birliği bizi alacak. Tabi baştan beri Avrupa Birliği aslında Türkiye almak gibi niyeti yoktu. Baştan beri yoktu. Hala da yok. Açıyor musun fasılı? Şu an 35 fasılı verdim. Önce 33 sonra ardından gelen iki fasılla beraber. Şu an ekranda. Rahat gözükebiliyor mu? Aa, ben şimdi ekrana baktım, ben okuyamıyorum ama ben anlatmaya devam edip Şuradan Sen bir şey yaparsın. Verebilirim. Biraz daha büyüteyim. Hatta şöyle. Benim sesim geliyor değil mi bu arada? Rahat, yani bu rahat geliyor aynı. Geliyor. Ee, ne demiştik? Ha, 2023 vizyon olayı demiştik. Hı. 2023 vizyonu. İlk başlarda komple teorisi olarak anlatılırdı. Gençler için anlatayım bunu. Bu çok bilinen bir şey, söylenen bir şey değildi. Halbuki Vizyon 2023 e, 2004'ten beri TÜBİTAK'ın resmi sitesinde vardı mesela. Ama net bir işlem yoktu bu konu hakkında. Bu Tayyip Erdoğan Vizyon 2023 Sesin şimdi bir kesildi. Bu ta bu Tayyip bu Tayyip Geliyor mu şimdi sesim? Şu an geliyor. Vizyon 2023 dedin tam. Tayyip Erdoğan Vizyon 2023'ü ilk defa 2011 seçimleri sırasında resmi olarak kullandı. İlk hmm. defa. O tarihe kadar kullanılmadı bilinmiyordu. Hedef 2023 ilk defa 2011 seçimlerinde kullandı. O tarihe kadar da komplo teorisi gözüyle bakılıyordu ama ilk defa o zaman söylenmişti. Tıpkı çözüm süreci gibi. Yani Türkiye'de yaşanacak her şey aslında o tarihten sonra AB'nin bizden istediği şeylerin yansımasıydı. Yani bizden istediler biz de yaptık. Bu kadar basit. Bunu diğer partiler de biliyordu bu arada. Yani Cumhur bugün o dönem Cumhuriyet Halk Partisi bunu biliyordu. Sadece halka bunu yediremiyordu. İşte bu yüzden Deniz Baykal Tayyip Erdoğan yasağını kaldırdı. Evet. Kendisiyle buluştu. Sen muhafazakar olarak bu çoğunluğu alırsın arkana. Biz yaparsan gavur oluruz. Biz bu işi yediremeyiz halka. Sen yedirirsin. Bu konuşuldu, anlaşıldı. Çünkü diğer partiler de bunu biliyordu. Ama halka satamıyordu. Yarın iktidar değiştiği zaman Avrupa Birliği yine aynı şeyleri isteyecek iktidardan. Hani bunlar şey değil, gökten inmiyor bunlar. Yani Tayyip Erdoğan bir sabah kalkıp da aman Emine Hanım bugün açılım yapalım falan demedi. Tabii. Yani onlardan beklenen ve istenen şeyler belliydi. Peki bu istenen şeyler ne? Dair bahsettiğimiz bu fasılların arasında iki tane önemli şey var. Yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik başlıkları var. İki tane. Şimdi burada en önemli nokta hani ilk defa buraya sinyal verilen nokta Tayyip Erdoğan 2005 yılında Diyarbakır'da bir konuşması var. 2005 2005 Hı -hı. Bu arada belirteyim çözüm sürecinin resmi adı ilk defa 2009'da konuldu. Böyle bir süreç olduğuna dair de ilk defa 2009'da resmi beyanat verildi. O tarihe kadar hepsi komplo. Hı -hı. Anladın? Hı -hı. Şimdi resmi şeyden okuyayım. Ben bir yere not aldım şeyini, tamam. o, konuşmasını saniye şurada olacaktı. Bak bu Tayyip Erdoğan 2005 konuşması. Diyor evet. ki: illa her soruna bir at koymakta gerekmez. Çünkü sorunlar hepimizindir. Ama illa at koyalım diyorsanız Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Sorunların parça parça adresi olmaz. Bütün sorunlar Türk olsun, Kürt olsun, Çerkez olsun, Abaza olsun, Laz olsun bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sorunudur." Çünkü güneş herkes ısıtır. Çünkü yağmur herkes için rahmettir. Çünkü herkes aynı toprağın insandır, insanıyız. Millet olmak işte budur. Bu sebeple Kürt sorunu ne olacak diyenlere diyorum ki bu ülkenin başbakanı olarak o sorun herkesten önce benim sorumluluğumdur. Bu memleketin başka bir meselesini de bana soracak olanlar bana soracak olanlara şunu derim. O mesele de herkesten önce benim meselendir. Biz büyük bir devletiz ve millet olarak bu ülkeyi kuranların bize miras bıraktığı temel prensipler ve cumhuriyet ilkesi anayasal düzen dahilinde her sorunu daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku, daha çok refahla çözeceğiz. Bu anlayışla çözüyoruz ve çözeceğiz de. Tabi o anayasal olaylar falan biraz pek şey olmayacaktı. Kendi <laughs> şekilde olmayacaktı. Evet. İlk defa burada sinyal verildi. İlk defa burada çözüm sürecinin sinyali verildi. Yani Kürt sonu olarak adlandırdı ve çözeceğini söyledi. Bizi bu çözüm sürecine getirecek olay da bu 23. madde olan yargı ve temel haklar ve adalet 24. madde. Hemen veriyorum. Açmıştım onu zaten. Şimdi evet. bunların hayata geçirilişini AK Parti demokratik açılım olarak duyurdu. Adı uydu. Demokratik açılım. Bunun içerisinde başka paketler de vardı bu arada. Şehircilik vardı, şirket hakları falan bir büyük şeyler. Hmm. Bu demokratik açılımın alt başlığından biri de Kürt açılımıydı. Yani AK Parti'nin evet. yaptığı aslında şu Avrupa bizden ne istiyorsa aldı. Zaten şey ekonomiyi de öyle planlamıştı babacan. IMF ne istiyorsa onu yaptı. Doğru. Bu yani diğer açıdan da bunlar yapıldı. O referandumlar şunlar bunlar. Bunlar hepsi AB'nin bizden istediği şeyler. Gökten inmedi. Fikir adam yok bu işin arkasında. Evet. Şimdi bunların hayata geçirilişini bu AK Parti dediğimiz gibi bu demokratik açılım olarak duyurdu. Projenin adı da bu oldu. Şimdi dönelim hemen kronolojisine girmeden işin. Hı hı. AKP'nin yapısına bakmak lazım AKP'nin genel yapısı da aynı anlattığım gibi Refah Partisi, Anavatan Partisi, Fazilet Partisi işte biraz da Demokrat partisinin AP'den, AP'den toplama bir parti temelinde aşırıcı olmayan muhafazakar tiplerin yanında evet. yönetici pozisyonlarda özellikle de liberal görünümlü muhafazakarlar vardı Cem Toker bunları hep sallayıp duruyor zaten mesela liberaller bilir <laughs> çekirdek kadroda da hatta bir ara Besim Tibuk'a şey te teklif ettiler partide genel sekreterlik yanılmıyorsam evet ya yardımcılık mı? Yardımcılık da olabilir. şey. Bu kapanma davası olayı vardı ya E-Muhtara e olayında. Orada gitmişler Besim Tibuk'a. Evet. E, Besim Tibuk sonradan şeyden çok pişman oldu zaten. Zamanında bunlara kandım e, şey falan Evet evet. Yani. E, o, o da kandırıldı. Herkes kandırılıyor <laughs> aslında. <laughs> aynen zaten. aynen. Şimdi çekirdek kadroda da bu Türk İslam sentezinden gelen muhafazakarlar Obadan Büyükler dediğimiz bir de Kürt İslamcılar var. Şimdi çözüm süreci için bu Kürt İslamcılar çok önemli. Çünkü çözüm sürecini onlar yönetecek. Ee, yanlış anlamasın arkadaşlar yani. Sırf niye onlara yöneliyorsunuz? Bu AKP analizi değil. Çözüm sürecini konuşacağız dedik o yüzden. Evet. Çözüm sürecini Türk İslamcılar yapmadı sadece. Bu Kürtçü İslamcılar hatta çözüm süreci için bahsettiğimiz önemli ailelerden biri de Arslan ailesi. Bunu geçen videomda bu Taht Oyunlar 3 videosunda anlattım. Baba oğul. Evet evet. İhsan Aslan, Şu Mücahit Aslan. Mazlum Aslan. Der e, başkanlığı da yapan. Mazlum Yar Der'den bakım, aynen, de aynen aynen. Aynen. Oradan Diyarbakır'dan geliyorlar. Daha da gelecek. Baba oğul bunlar. İşte Aşırı Kürtçü ve Dinci babası özellikle Aşırı Kürçü. Hani kitapları falan var Kürt sorununu analiz diye. Ben okudum ondan birkaç parça. Evet. Dinci olarak yani şeriat tarzında çözmek istiyor evet. Kürt sorununu. HDP'de de bu tarz milletvekilleri var. Şeriat Var şey, var da falan onu diyen. ciddi ciddi oldukları için değil yani halkı şey evet, yapmak için. Tabii aynen. Öcalan aynen. demesiyle. Aynen bir şey Öcalan diyor ki Ermeni koyun, şey koyun, Türk koyun diyor bir sürü yönetici aynen. Türk olsun diyor özellikle Hocalan. Evet. Bunlar öyle söylüyor yani, raporlar var. İmran notları var okuyan okusun. Aynen İmral notları. Yöneticiler Türk olsun diyor. Yani Alevi olsun hatta en ihtimalle Alevi olsun diyor canım Ve HDP bunu yapıyor. Evet. Neyse. Bunların Hizbullah bağlantıları da var. anlatımı. Evet hatırlıyorum. Yani izledim. Ya taht oyunları 3'ü izlemiş oldularsa bir tekrar etmek istemiyorum o yüzden. Hı hı hı. İzleyen izlemiştir bilir. Aynen. Tekrar Olmadı. konuşmak istemiyorum. Sonradan izleyecek olan da şu anda durdurur. E, izler İsterse İşte bu edelim. arkadaşımız evet. evet. Bu arkadaşın yani o kadar bu arkadaş PKK'dan adam almaya gitti. Yani barış görüşmesi falan yapmaya gitti 90'larda da. HDP kan gitmeden evvel yani. <laughs> askerleri almaya gitti, Rehin askerleri falan. Bu çok eee Kürtçü dinciler arasında çok şeyi vardı bu adamın. İtibarı. Etkisi vardı. İtibar vardı, etkisi Mehmet, vardı yani. Mehmet İhsan Arslan. Aynen. İhsan Aslan. <laughs> hizbullah arası kavga olduğu zaman aralarını yapmaya giden kişi bu. yani <laughs> o derece buna güveniyorlar düşün. Anlattık yani tekrar etmek istemiyorum anlattıklarım. Evet. Hatta bu adam bu kadar şey yapıyorlar ki bir ara bu adam ım, Sümeyye Erdoğan'ı şey yapacaktı. Ee, herhalde dünür olacaklar Tayyip Erdoğan'la. Haberler falan çıkmıştı sonra olmadı o iş. Hmm. Damat olacaktı bu adamın oğlu. Mücahit Aslan dediğimiz. Yani haberleri öyle çıkmıştı. Detaya girmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü bir şekilde kapandı konu. Hatta Sedat Peker'in iddiasına göre FETÖ ile çözüm sürecini bu adam yönetiyor. Şu an yeni bir çözüm sürecini. Niye biliyor musun? Bunu da anlattım. Bunun kızı ABD'de bunun da kardeşim şu gördüğüm evet. Mücahit Aslan. Evet. Bunun da kardeşim eee Niagara Vakfı'nda Amerika'da yönetici ve Fethullah Gülen'in sağ koluyla evli. Niagara Vakfı yöneticisi de bizzat Fethullah Gülen zaten. Yani onursal başkan diyemine geçiyor şimdi. Onursal Başkan yöneticisi işte aynen, Niagara Vakfı. Aynen. Zaten oradaki Çınar diye bir soyadlı bir eleman var. Fethullah Gülen'in sağ kolu. Onunla evli bunun kız kardeşi. Niagara diye geçiyor. Fethullah Gülen diye doğrudan link var yani şeyde. Aşağıda. Ya ya onun hiç hiç hiç, hiç 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 Aynen. hiç, sevgili Bur hiç tartışmaya bile girmiyoruz yani. Tabii tabii. Hiç tartışılacak konu değil yani. Anlattığım şeyler net. Aynen. Beğenmeyen beğenmeyen aksini gelsin söylesin yani. Bu adamın 2005 ve 2006 yıllarında Kuzey Irak ve Barzani hakkında açıklamaları var. Bunu okudum ben videomda. Hatırlarsın. Evet. Barzani bizim en iyi şeyimiz müttefikimiz diyor. Bak düşün. Evet. Daha çözüm sürecini falan yapmamışsın sen ülke içinde. Yurt dışında kuzey Irak'ta işte Barzani'lerle şeyi düşünüyorsun. Düşün yani. hep buna, bir buna bir danışıyor. Fikirlerin hep buna ve babasına danışıyor Tayberdan danışman olarak. Evet. Kürt konusunda özellikle. Bundan geliyor. Kürt konusunda bundan alıyor Tayberdan danışmanlar. Evet. Yani Tayberdan konuştuğu sözler aslında bu adamın fikirleri. Ya bu adama her şey deniliyor ya Tayyip Erdoğan'a. konuyu dağıtmak istemiyorum ama şöyle bir savunma da yapılıyor aslında. Danışmanları kötü. işte hep e, şeyi kötü. Ama bir insanın buna da salık vermemesi lazım yani sonuçta e, kendi irade mekanizması Ya danışmanları yani. gökten inmiyor ben, canım. Kendisi yani, seçiyor, sonuçta kendi ve, seçiyor sonuçta ve ısrarla yanında tutuyor, hala tutuyor. Ya kandırılmak yani, şey yok. bir yere kadar yani. Yok yok yok. Kandırmak kolay değil işte. Aynen. Bu kadar kolay değil. 2006 yılında ne demiştik? Barzani ve Barz... şey soruyorlar hatta bu çuval hadisesi. Pardon olayı var ya çuval hadisesi oluyor. Evet, soruyorlar bunu. E diyor ki ne yapsaydı diyor Barzani falan. Okudum ben bunu videoda. Hmm. Demek ki diyor oraya kardeşi kendini uzatamadık biz o yüzden öyle bizi sattı bunlar. <laughs> ha Şimdi bu Kürt İslamcı AKP kadrosundan Abdülkadir Aksu var. Abdülkadir, Hak, yaz, öyle, yaz. Yani. Abdülkadir Aksu. Yaz Abdülkadir <laughs> Aksu. Yaz yani. lan. Yaz Abdülkadir Aksu yaz. Yazayım. Eski Şimdi zaten o... İçişleri Bakanlığı da yaptı. Ya 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 Buraya gidiyoruz sevgili burayı. Sor bakayım burada %90 tanıyor mu bu adamı? Sana vır vır konuşurlar siyaset videosu diye bizim çocuklar. Eski İçişleri Bakan tanımaz ama konuşur. Şimdi bu hacı abimiz AKP iktidar olur olmaz İçişleri Bakanlığı'na getiriliyor. 2007'ye kadar da kalıyor. Bu abimizin özelliği ne biliyor musun? Kaytan kendisi Diyarbakırlı. Diyarbakırlı, kendisi Kürt evet. ve İslamcı Kürt ve Abdullah Gül'e yakın ve Fethullah Gül'e e yakın. Fethullah Gül'e e çok yakın. ANAP Diyarbakır milletvekilliği yapmış. Hatta bu ANAP'ın grup başkan vekilini falan yaptı. Hatta ve hatta Turgut Özal bu adamı Güneydoğu Anadolu projesinden sorumlu devlet bakanı yapıyor. GAP bakanı. Yani o büyük GAP'ın evet. GAP'ın bakanı yapıyor adamı düşün. Yani o dönemin çözüm süreci diyelim onun bakanı bu. Evet. Biliyorsun zaten bu GAP AKP'nin Kürt politikasını esinlendiği onlarca öncüden biri. Aynen öyle. AKP yani kendisi toparlama bir parti olduğu gibi siyaseti de toparlamadır. Yani her partiden en iyi bulduğu şeyi alıp kopyalar. Evet, kendi bir çizgisi yoktur. Anaptan alır biraz, o yüzden hep şey derler ya mesela, bir çizgi oluşturmaya çalışınlar işte. Şey, menderes astınız, Özan zehirlediniz, reisi yedirmeyiz. Oradan geliyor, yani AKP bir çizgi yaratmaya çalışıyor, Halbuki ki alakalı da yok. Yani menderesin, Tugul da alakası yok. Menderes'le Tayyip Erdoğan'la alakası yok. Özal'ın Tayyip da alakası yok. Ahmet yani, Bal Yemez yazmış. Abdülkadir Aksu Maraş olaylarında da Maraş Emniyet Müdürü'ymüş. Evet evet emniyet müdürüydü zaten. Çoğu polislikten geliyor ve çoğu Güneydoğu'da birazdan birkaç şey daha sayacağım çünkü. Hı hı. Neden olduğunu da anlatacağım. Bu Diyarbakırlı Aksu İçişleri Bakanı oluyor 2007'ye kadar. Şimdi gelelim biraz işin şey gladio belgeselinden hafif bir şey verelim. Hı hı. Önden tattırma, Spoiler. tattırmalık. Şimdi Amerika elçiliği bir not çekiyor. Bu adam hakkında. 2005'te. Bu Wikileaks sayesinde ortaya çıkıyor. Ve AKP'nin o dönemki durumu hakkında net bir fikir sağlıyor bize aslında. AKP için net bir şekilde Amerikalılar sayesinde. Ne demiştik? biz de şey tutma konuşma falan yok konuşmuyoruz ya. O yüzden Amerika'dan öğreniyoruz. Şimdi Wikileaks belgesi elimde. Okuyorum. Evet. Sevgili Burhim. Dinliyorum. Amerika elçiliği bunu Washington'a çekiyor. Gizli wiki'den girip bakabilirsiniz. Çok da şey değil. Gerçi VPN kullanın da kendinizi belaya sokmayın. <laughs> Uzun süredir kabine değişikliğini düşündüğü söylenen Başbakan Erdoğan ilk hamlesini ani bir şekilde yaptı. Bununla birlikte Erdoğan parti içerisindeki baş rakibi Abdullah Güle bağlı ve sadık kişilerin hala hakim olduğu bir kabinede gülün etkisini azaltmaya çalışıyor. Erdoğan kararsızlığını aşmış görünüyor. Enerji Bakanı Hilmi Güller'in 6 Haziran'da bizim yakın ilişkili olduğumuz birine söylediği şey Erdoğan'ın Gül ve çevresinin onun politikalarına ne kadar zarar verdiğini fark ettiği. Yani bir Gül ve Tayyip Erdoğan çekişmesi var evet. <laughs> ve bayağı sempatizanı var Abdullah Gül'e. Yani 2005 daha iktidar olur 2 sene olmamış. kavga başlıyor. Daha da enteresan oluyor. Çünkü çok daha enteresan oluyor. Sonunda görevden alınan 3 önemli beceriksiz kişi var. Bu şeyi bu şekilde geçiyor raporda. Tarım Bakanı Sami Güçlü, ABD'yi ilgilendiren konularda ilerlemenin önünde bir engel ve bir gül müttefiki. Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen, kafirler, gavurlar hakkında küçümseyici sözleriyle nam salmıştı. Etrafı yolsuzluk söylentileriyle dolu. Erdoğan'ın 15 bin kilometrelik bölünmüş yol projesini zamanında bitiremeyen İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksun'un müttefiki ve bildirildiğine göre güle de yakın ve kadın işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Güldal Akşit tartışmalı İslamcı bilge Fethullah Gülen'in önde gelen takipçisi ve Aksu'nun yakın arkadaşı Galip Demirel'in kızı. Şimdi buradan anlayabileceğim şeylerden bir tanesi e, bu bahsedilen bakanların tasfiye edilmesi, çıkarılması, Gül'le sempatizan oldukları için. Bu Aksu'nun resmini tut. Devam edeceğim tamam. ama. Ve Fethullah Gülen'in etkisi var. Hı hı. Fethullah Gülen'in etkisi var. 2005'te bahsediyoruz. MGK karar diyorum. Alo. Kandırıldık olayı falan yok. Evet. Adam farkında gayet. Gayet farkında Fethullah gücün. Abdullah Gül'ün olayında farkında. Çözüm süreci bu şekilde, bu konstelasyonla çözüm sürecine gireceğiz. Yani bu işin patlayıp elde patlamamasına düzgün gitmesine ihtimal yoktu zaten. Aynen öyle. Çünkü sen partin kaynıyor senin. Ben o yüzden şey affedersin yine argo söyleyeceğim. Çünkü ben argo kullanırım biliyorsun bazen. Kullan. Bu Can Dündar'a falan götümle gülüyorum. Hani anlatıyor ya işte AKP şöyle kalıyor. AKP böyle kaynıyor. Ulan zaten AKP kurulduğundan beri kaynıyor. Tayyip Erdoğan ölmediği sürece o kaynamadan bir şey olmaz. Çünkü siyaseten iyi yani. Siyasi şey iyi. Ee, siyasi iyi oynuyor siyasete. Kaynasa yani da kaynıyor. parti Ka karakter altında hiç, yani. Kaynasa hiç, hiç. Neler oldu yani o kaynama dokunmaz ona. Dediğim yani o 2005'te adam iki lira girdi. iki sene olmuş da başlamış kaynama. Hem de ne evet. kaynama. Amerika evet. raporlarına geçmiş. Devam edelim. Erdoğan Nakşibendi kardeşliği içinde yüksek statüye sahip tanınmış bir yerel aileden Diyarbakır milletvekili olan Mehmet Mehdi'yi tarım bakanı olarak atadı. Mehmet Abi Bir Diyarbakırlı evet. bir Diyarbakırlı tarikatçı daha. Hazır mıyız? Çözüm sürecine gidiyoruz çünkü şimdi. E, yerleştiriyoruz ya adamlarımızı. Erdoğan bu atamalarla Abdullah Gül'ün etkisini azaltmak niyetinde olduğunu daha açık bir şekilde ortaya koydu. Erdoğan, Aksit ve Ergezen'i görevden alarak onların yerine Diyarbakır'daki aile durumu kuvvetli olduğu için onu direkt İçişleri Bakanı Aksu'ya karşı güçlü bir rakip haline getirerek getiren Eker'i görevlendirerek Aksu'nun da ipini çekti. Yani bir Kürt tarikatçıyı alıp bir Kürt tarikatçıyı e, ipini çekiyor. <laughs> Kürtler Vadisi. <laughs> Kürtler, kür, pardon, Kürt tarikatçılar <laughs> Tayyip Erdoğan bir şey var ya bir videosu. Şey diyor, "Al bir, kür, bir Kürt, bir Kürt, ha, daha." Al bir Kürt daha. Aldım iki Kürt. Bir, al bir de Fahri. Alın <gülüyor> ulan. Al Fahri Kürt. Alın ulan Kürtler. <gülüyor> gülüyoruz görüyoruz ama tabii çok boktan şeyler gelecek birazdan başımıza iki olarak. Evet. Onlara <laughs> gelmedik daha. Evet. Şimdi işin enteresan yönü sevgili Boray. Aksu son olarak Emniyet Teşkilatı EGM Organize Suç Dairesi Başkanı olarak AKP'nin kalbine giden yolsuzluk soruşturmalarını zorlamaya başlayan önde gelen bir gülenci olan Hanefi Avcı'yı görevden alarak Erdoğan'ın amaçlarına hizmet etti. Burada üç majör ağır şey var. Birincisi Hanefi Avcı için gülenci diyorlar raporda. İkincisi AKP'nin kalbine tabii kim bunlar bilemiyoruz da bir yolsuzluk soruşturması var. Hani 2011'den 12'den o 20 17 Aralık'tan falan evvel 10 sene evvel neredeyse. Evet. Ve buna engel olmuş kim? Sevgili Aksu. Ya Hanefi Avcı için burada e, hani Hanefi Avcı şeylerle biliniyor ya e, Fethullah, Fethullah şey, eleştirmesiyle. Eleştirileriyle biliniyor. Ben, ben, öyledir demiyorum sana. Yani Amerikalılar raporunda Gülenci olarak anıyorlar Hanefi Avcı'yı. Anladım. Ve bu raporlar doğrulandı bu arada. Beyaz Saray bunu doğruladı. Yani gerçek propaganda. şeyleri evet. Ancak Erdoğan bir dizi hoşnut hoşnut olmayan milletvekilleriyle AKP'den kaçmaya hazır olduğundan şüphelendiği Aksu'dan uzun süredir rahatsız. Aksu'nun Kürt kayırmacılığı, eroin ticaretine bağlı olduğu bildirilen bağlar, genç kızlara cinsel yönelimi ve oğlunun açık mafya bağlantıları onu bakanlar kurulunda zayıf bir halka yapıyor. Erdoğan Türk Devleti'nin temel kurumlarının her an istismar edilebileceğini biliyor. Wow. Raporda geçiyor. Amerikalılar diyor bunu bu arada. Yani yasak yok. Yayın yasak falan yok bunların hakkında. Evet. Yani isteyen e, bu rap şeylere, raporlara internetten ulaşabiliyor bu arada. İnternetten ulaşabilir. Ve Amerika diyor ki bunlar gerçek. Bunlar bizim raporlarımız. Hesap soracak olan varsa gitsin Amerika'dan ve dışlarından sorsun. Bizden değil. Şimdi aksının gönderilmesiyle bu yerine bu gençler hatırlamaz. Kısa süreliğine bağımsız bir Osman Güneş vardı. Bağımsız İçişleri Bakanı. Stepne Bakan diyorlardı. Bağımsız, partisiz İçişleri Bakanı. Düşünebiliyor musun şu anda öyle bir şey? <laughs> Şimdi herhalde Abdullah Gül'le tahmin ediyorum ki kavga büyüdüğü için Mayıs'la Ağustos arasında bu aksuyu gönderiyorlar içlerine. Ama bunun zamanında tohumları atılıyor çözüm süreci. Yani İçişleri Bakanı Kürtçü tarikatçı. Bunu bil. Evet. Mayıs ve Ağustos arasında 2007'de Yerine Osman Güneş getiriliyor. Osman Güneş de emniyetten geliyor yine. Cizre'de falan görev yapmış. Şimdi peki bu Osman Güneş'ten sonra bu 4-5 aylık bir süre pardon 3 aylık bir süre olması ki. Mayıs, Ağustos 3 ay. Kim geliyor yerine? İçişleri. Şey yap böyle. Dramal yap böyle. Efekt hazırlasaydım. Efekt. <laughs> Beşir Atalay. Hmm. Şimdi Beşir Atalay neden önemli? Bilmeyenler için. Açıkımı ver bakayım Beşir Atalay'ı. Şey, verelim. <laughs> ver Beşir Atalay'ı. Beşir Atalay İzmir gelsin. Beşir Atalay gelsin. <laughs> Beşir Atalay ver. Açılımın mimarı namı diğer. Namı diğer mimar. Açılımı bu Beşir Atalay duyurdu. Yürütücüsü mü? Bu diyor? dönemde. Evet. İçişleri şey yaptı. İçişleri bakan olacak biri değil normalde. Çünkü evet. bu abimiz ne? Bu abimiz sosyolog. Bir sosyoloku niye İçişleri Bakanı yaparsın? Toplum mühendisliği için. Toplum mühendisliği için. Ey Allah'ım bak akıl başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı adam olmak başka bir şey. Çünkü Beşir Atalay bir sosyolog. Ve bu süreci o yönetecek ve ilk o duyuracak canlı olarak. Yani böyle bir süreç olduğunu ilk defa o söyleyecek. Uzun bir süre yokmuş gibi davranıldı. Evet. Tabii şeyden, askerden korkulduğu için askeri vesayet beklenildi. Ergenekon davalarından sonra 2009'da söylendi demokratik şey, açılım, kardeşlik şey, milli birlik ve beraberlik paketi vardı. Evet. Adı öyleydi biliyorsun değil mi? Kardeşlik aynen. ve milli beraberlik. E, hatta Zırba. şey, bu kanunu e, getirildi. E, milli birlik ve kardeşlik, evet. demokrasi birliği e, süreci falan diye kanunda geçiyordu. Yani adamlar mevzuatını aynen. Bile çıkardı. Aynen, aynen, aynen. Yani. Şeye giden yollar abi bunlar. Referanduma giden yollar. Aynen Bütün mi? yollar referanduma çıkar. Aynen öyle. Bak yine çıkacak. Gör bak seleye, <laughs> seneye, seneye Birinci aylarda, ikinci, üçüncü aylarda bir referandum daha yapacağız anayasayı değiştirmek için. Gördü de bak. Zaten sinyallerini veriyorlar. Anayasayı Erlik Damus. Erlik Damus. <laughs> <laughs> Türkçe resmi değil olmaktan çıkarırlar büyük ihtimal. tahmin ediyorum. Şu an onun yoklamasını yapıyorlar. E, ama anayasa engel. Yani şey anlamında engel. Anayasayı değiştirecekler. Anayasayı ama, değiştirmek e, için şey yapacaklar. Dördüncü madde engel. Yani orada bir... Anayasayı yetmesin. komple değiştirecekler. baba. Sen anayasa Köş. diyorsun hala. Anayasanın içinden geçmiş adam. Sen bana anayasa diyorsun. Ya anayasanın ilk dört maddesinde bir sıkıntıyla karşılaşır. Ya gibi. anayasanın dört maddesine korkmuyor adam. Anayasayı koruyanlar vardı. Evet. Ondan korkuyor adam. Anayasadan değil konuşturma şimdi beni. Anayasadan korkmuyor adam. Şimdi bu abimiz abi 2007 ve 2011 arası hı hı. ki biz de bugün sadece 2007 ve 2011 arasında konuşacağız. Diğerlerini başka bir yayında yapacağız çünkü uzun oldu. Tamam. Çözüm sürecini yöneten abimiz. Evet. Canımız ciğerimiz. Çünkü çözüm sürece gitmeden evvel 2007 yılında Türkiye dedi ki biz 2013 yılına kadar AB hukukuna uyuyacağız. Bizi alın. AB de cevap verdi öyle bir şey yok dedi. Kabul etmiyoruz. Sen 2013'e kadar uyamazsın. 2021'e 2022'ye 2022 kadar yolu var bu. Hızlı hızlı geçiriyordu bunlar çünkü. Bütün fasılları da bu arada hızlı hızlı geçirdiler. Evet. Vergiyi şu hepsini geçirdiler. Bir tek en, Güvenlik, Anta, en sıkıntısı bu şey. Bu antiterör. Aynen. Terörle mücadele, işte yargı falan bunlar sıkıntıydı. Evet. Çünkü Avrupa Birliği'nin azınlık koruma olayı var. Azınlık koruma olayına girdiğin zaman işte ee, bunların şeye geliyoruz. Öcalan'ın bunları nasıl kullandığına geliyoruz. Evet. Hatta belki bilenler var 2012'de bu açılım tam böyle prime dönemine geçtiği zaman ee, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan Almanya'ya gidiyor ve diyor ki 2023'te Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl döneminde Avrupa Birliği'ne tam üye olacağımızı tahmin hmm. ediyoruz ve bekliyoruz. 2023 net üyelik olarak söylüyor Tayyip Erdoğan. Evet. Tam üye. Yani 2023 planı tam bir plan var yani. Tesadüf kanlı şu bu yok yani plan. Var. Ve bunun olabilmesi için Avrupa Birliği'nin Türkiye'den beklentisi federasyona geçmesi özel bir Kürt federasyonu kurulması bunların kendi parlamentosu olması Avrupa Birliği Türkiye'den bunu istiyor bunu bütün partiler biliyor. Yalnız bunu halka yedirecek kimse yok. Böyle popülaritesi de yok kimsenin. Deniz Baykan Tayyip Erdoğan'ın önünü açmasının sebebi bu. Bu. CHP'nin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun pasif bir şekilde hiçbir şey ses çıkarmaması. Dönem işte o dönemde evet Bahçeli en çok karşı çıkıyordu biliyorsun. Mitingler yapıyordu evet. çözüm sürecine karşı. 2014'te mesela yaptığı bir, 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 blok oluşturabilirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Yapmadı bunu. Evet. Karşı çıkmadı. Pasif bir şekilde olsun diye bekledi. CHP hatta esas olarak bu süreç e, şeffaf yürütülsünden yürüyordu MHP. Yürütülsün ama yani karşı, şey mıy 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 abi mıy mıy. doğrudan karşı çıkıyordu. CHP şeffaf yapın falan boyutundan yaklaşıyordu. Ya mıy mıy abi mıy Şöyle diyor CHP. Hani siz bunu yapın biz beceremiyoruz yemiyor çünkü. Siz yapın bunu. Biz size fazla engel olmayız. Küçük küçük eleştiriler yaparız. Bu. Herkes farkında. Şu anda farkında. Yarın yeni iktidar gelse onlar da farkında. Avrupa Birliği'nin bizden istediği şeyler net ve açık. Açık açık konuşalım bunları ya. Niye bunu at koyuyoruz ki Kürt açılımı bilmem ne şu bu falan. Avrupa Birliği'nin biz üye olmak için bizden istediği şeyler bunlar. Yapmazsak da işte e, direkt olarak bize belki ambargo uygulamıyor ama doğrudan hı, hı. çektiriyor. Evet. açıkça konuşalım değil mi? Ne olduğunu bilelim, neyin ne olduğunu bilelim. Çünkü hep etrafındaki olaylarla tartışıyoruz biz. Olayın kendisini tartışmak lazım. Şimdi <laughs> burada net uzun vadeli bir plan olduğunu görüyoruz. Planın evet. kendisini hiç görmedik. Umarım Kenan Evren'in meşhur raporları gibi olmaz bu. Bir 10-15 sene sonra meydana çıkar da bu 2023 şeyini görürüz. Ya da ne demişti Pervin Buldan Açıklamazsak namerdiz, namerdiz falan. Demiş. Yani çıkar açıklar. Ben sana ne açıklayacağını söyleyeyim. Bize federasyon vaat ettiler. PKK Aynen. resmi yapılacaktı. PKK A resmi güç olacaktı. A Öcalan A affedilecekti. Oranın başkanı olacaktı Aynen falan filan. Bu alacaktı. yani. A evet. Bu kadar yani. Bunlar böyle komplo falan diyorlardı da gördük komployu. Gördük komployu. <laughs> gördük montajı. Gördük montajı. <laughs> Şimdi Türkiye'de eyalet sistemli başkanlık gelecek. Anayasa değişecek. Kürt otonomisi olacak. Öcalan'a af çıkacak. PKK silahları bırakıp resmi bir güç olacak. Federal Türkiye. Hedef bu. Tabi şimdi bir sorun çıkmaya başladı. Onun için Step'le bir partiye ihtiyacım var. Çünkü direkt PKK ile olmuyor bu işler. Tepki geliyordu. Zaten o yüzden ilk başta inkar edildi hatırlarsan. Evet. İlk... Kim bunu diyorsa şerefsizdir denmişti. Aynen öyle. 2009'da bak şöyle onun tarihine kadar şeyi yapıyorum ya aklımda tutmuşum. 2009'da diyor e, Tayyip Erdoğan kim e, terör örgütüyle görüştüğümüzü söylüyorsa ve işte şey yapıyor. Görüşen Görüşen de şerefsizdir. Görüştüğümüzü iddia eden de 2010'da diyor ki biz görüşmedik. Devlet görüştü. 2011'de de diyor ki e, bizzat ben gönderdim. Sorunu olan bana söylesin diyor. Yani, o arkadaşı bizzat o arkadaşı de Hakan Fidan. Aynen Hakan Fidan MIT müsteşarı ve yanındaki e, MIT müsteşar yardımcısı bir kadın. Soyadı Güneş'ti. Oslo görüşmeleri meşhur e, şu PKK'nın doğrudan kırmızı bültenle aradan Aynen öyle. Şimdi şey bu evet. devlet görüşlü olayı çok şey çünkü Tayyip Erdoğan bu açılım süreci başlamadan evvel 2007 yıldan da falan bu demokratik paketi açıkladıkları zaman şey diyorlardı. Bu bir AK Parti projesi değil bu bir devlet projesidir. Evet. Bak onun görseli vardı bende. Ekrana vereyim mi? Şu görüşme meselesi. Var. Varsa ver. Aynen. Seni bölmeyeyim bir yandan da. Yok çünkü oralara gelmedik daha o yüzden. Aynen. Şimdi tabii bunun için bir parti ihtiyaç var. Direkt evet. PKK ile görüşme olmaz. Tepki var dediğim gibi. Burada DTP'de dikkat çeken Demirtaş kardeşler var. Şimdi aslında abisi Nurettin Demirtaş yapılacaktı ama Nurettin Demirtaş daha çıktı PKK'ya katıldı biliyorsun. Aynen, aynen. Kaldı geriye kardeşi Selahattin Demirtaş. O da öne çıkıyor. Gerçek adı Eser Demirtaş bu arada. Yani Selahattin ismini Kürt seçmene Selahattin Eyyubi'yi hatırlatsın diye Selahattin evet, ismini kullanıyor. üzerinden zaten evet bu Selahattin Eyyubi lafı dönüyor da e, şöyle bir olay yok mu ama ailesi falan mı eser diyor. Bu konuda hani sana bazı eleştiri getirenler oldu. Resmiyette adı eser olamaz diyorlar çünkü Cumhurbaşkanı adayı falan olduğu için. Biliyorum biliyorum. şey a Eşi, ailesi, babası, annesi herkes eser diye hitap ediyor. Ha, anladım, anladım. Çevresi hitap ediyor. Sadece siyaseti girdikten sonra Selahattin ismini kullanıyor. Anladım hatta bu abi biz daha çıktıktan sonra şurada bir kesit daha aldım. 2008 yılında hani Güya daha bir sene var çözüm süreci olan ama bak bakayım nasıl tartışıyorlar. 2008 yılında bu DTP başkanlığı yaptığı dönemde Selahattin Demirtaş Zaman gazetesine bir röportaj veriyor. <laughs> bir ara Zaman gazetesi vardı bilmez mi çocuklar? Aynen. Bir de Taraf gazetesi vardı ki Aynen. evlerden ederek. Neyse, efi olsaydı şimdi başlardı Aynen. ya Tarak... arkadaşım. Tarak gazetesi. Ya arkadaşım Tarak. Bizim saçımız yok mu? Bunu taramayacağız mı? Al <laughs> Neyse. Tararım, neyse. Aynen. Neyse. Efe'nin o videoları meşhurdur o dönemde. Aynen. Neyse abi. Şimdi direkt e, quote alıyorum. Alıntı evet. yapıyorum. Demirtaş'ın söyledikleri benim değil bunlar. Bazen anlamıyor bu arkadaş alıntı yaptığım zaman. <gülüyor> <gülüyor> Daha çıkmış gençleri indirmek sadece DTP'nin sorunu mudur? Diyerek ve DTP'nin PKK'yı bildirebilecek bir olgu olarak görülmesinin hata olduğunu, DTP'nin PKK'nın etki alanındaki insanlara doğru üslupla ve elindeki hükümetten aldığı argümanlar ve vaatlerle gitmesi gerektiğini, aksi takdirde DTP'nin hiçbir misyonunu kalmayacağını söyledi. Fırt sorunu çözümü için demokratik özellik çözümü hazırladıklarını ancak bu önerilerin toplumda bölünme olarak algılanmasından ötürü ilerlemenin sağlanamadığını belirtti. Sene 2008. Evet Ortada yok HDP yok, gibi. yok, yumurta yok, görüşme yok, hiçbir şey yok dünya. Evet. Ne diyor Demirtaş? Demokratik özellik planı hazırlıyoruz. Sene evet. 2009'a girdik. Özellik yazılı Oslo. otobüsler geziyordu sokaklarda hatırlıyorum. Evet ya. evet. Sonrasında evet. 2019, 2009 pardon 2009 yılı önemli bir yıl. Oslo görüşmeleri, bir PKK görüşmeleri. Bu tahmin çünkü daha net bilmiyoruz yani dediğim gibi 10 sene sonra falan çıkar bu esmi şeyler. Ama tahmin ediyoruz ki Oslo görüşmeleri 2009 yılında başladı. Yani Mit, Mit'in PKK ile Oslo'da görüşmesi. Evet. Görüşmelerin ne zaman başladı bilinmiyor ama yani 2009'un ortalarında olduğu tahmin ediliyor. Mutabakatı hatta sızdırıldı sonra onu da verebilirim. Hep Sızdırıldı, hepsi hepsi, evet. hepsi. Önemi yok çünkü içeriğin önemi yok çünkü biliyoruz ne konuşulduğunu. Evet. Sadece doğrulamak amacıyla İnkar edemesinler diye. Evet. Şimdi kronoloji. Kronoloji önemli. Şurada bir kronoloji çıkarttım ben. Mart 2009 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kürt sorunuyla ilgili ilerleyen günlerde çok iyi şeyler olacağını söyledi. Hmm. İlk burada şey veriliyor evet. demek. Zaten ilk başta Abdullah Gül'ün süreci götürdüğü gözüküyor. Çünkü demiştik ya bu çoğu şey AK Parti içerisindeki çoğu şey Gülcü. Evet. Daha yeni konuştuk bunu yani Gül tarafından. Yine Mart'ta Abdullah Gül Bağdat'a giderken uçakta gazetecilere sohbet sırasında Kuzey Irak için Kürdistan ifadesini kullanıyor ilk defa. Evet. İlk defa bir cumhurbaşkanı böyle bir şey kullanıyor. 9 Mayıs 2009'da Abdullah Gül Kürt sorunu Türkiye'nin birinci sorunudur ve mutlaka halledilmelidir diye şeklinde açıklama yapıyor. Yine Mayıs'ta PKK tek taraflı ateşkesi uzattığını bildiriyor. 31 Temmuz 2009'da İçişleri Bakanı Beşir Atalar. Kürt açılımı kapsamında yapılan temasları basına açıklıyor. Yani ilk defa açılım yapıldı. Beşir Atalay tarafından basına açıklanıyor 2009'da. Tahmin ediyoruz ki 4-5 yıldır altyapısı yapılıyordu zaten. Evet. 2 Ağustos 2009'da bu sefer İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın kamuoyuna duyurduğu hükümetin Kürt açılımı kapsamında düzenlenen çalıştayların 3. gazeteci ve yazarların katılımıyla polis akademisinde yapılıyor. Çünkü tepki geldiği için bir polis vurgusu yapılıyor orada. Şimdi bu yapılırken 2009 yılının Haziran ayında çözüm sürecinin başlaması için Başbakan Erdoğan'ın önce terörle aralarına mesafe koysunlar diyor Tayyip Erdoğan. Hı -hı. Bu da bana biraz şeyi açıklıyor. İlk başta bu süreci inkar etmesi, sonradan sahiplenmesi. Hani bu gül çevresinden başlayıp kendisinin sonradan bunu devralması. Parti devraldığı gibi. Hani biraz da pragmatistliğine, Tayyip Erdoğan pragmatistliğine uyuyor bu. Evet. Hani iş, iş ters gidebilir diye ilk başta şey yapmaması ondan sonra adam olması. Bu kronolojiyi ekrana vereyim bu arada sen okurken bir anda. Olur mu? Sen ver. Ver canım ver. Tamam. Önce terörle arasına mesafe koşun dediği zaman başbakan için Demirtaş diyor ki ya DTP ile ya PKK ile ya da Abdullah Öcalan'la görüşmek zorunda. Demirtaş veriyor bu cevabı. Ya diyor PKK'yla görüşecek diyor. Ya bizde ya da Öcalan'da. Başka seçeneği yok diyor. Yani Kürt açılımını bizden hariç kimseyle yapamaz. İlk defa burada dahil oluyor. DTP. Evet. Biz de yürüteceksin diyor ki bilmeyenler için çözüm sürecinde alınan kararlar işte Kürtçe konuşulsun falan filan şunlar bunların hepsini PKK kendi kazanımı olarak doğuda yaydı. Aynen öyle. Propagandasını Aynen yaptı. Hani biz olmasak olmazdı. Bizden korktukları için yaptılar falan diye. Halbuki Avrupa Birliği bizden bunu istediği için yapıldı. Yani öyle ya da böyle yapılacaktı. Üstüne bir de HDP'yi başımıza bela ettiler. Evet. 2 Ağustos'ta İçişleri Bakanı Atalay kabul etmişti. Eylül 2009'da İçişleri e, Beşiktaş Atalay tarafından demokratik açılım paketinin içeriği yetersiz olduğu söyleyerek Kürt sözcüğünü kullan bunu de Demirtaş diyor. Yani Eylül ayında diyor ki bu olaylar yaşandıktan sonra demokratik paketi açıkladığınız iyi hoş ama bu yetersiz. Yeterince Kürtçü değil. Yani Kürtçe olmayan bir demokratik atılım olamaz diyor. Demirtaş beğenmiyor. Hmm. Eleştiri geliyor. Yani bu tarihe kadar direkt olarak PKK şey yapılmıyor. Görüşme başlamamış onu anlıyoruz. Anladım. Kürtleri diyor dışarıda tutmaya çalışarak çözüm süreci yürütmeye çalışıyor diyor Demirtaş. Atalay'ın bu açıklamalarından sonra hükümetin açılımla ilgili iyi niyetinden kuşku duymaya başlıyoruz diyor Demirtaş. Hatta şunu da ekliyor. Süreç tıkanmıştır veya bitmiştir demiyoruz. Yaptığımız değerlendirmeler hükümette bu anlamda bir uyarıdır. Çözüm sürecinin başlamasında illa da muhalefet desteğinin şart olmadığını. Bakın burası çok önemli. Evet. Bu Demirtaş diyor ki yeterince Kürtçü değil daha da Kürtçü olsun. Çözüm sürecini yapmak için de muhalefetin desteği de gerek yok yani. Kimden korkuyorsunuz diyor PKK ile görüşmek için. Evet. Baykal ve Bahçeli'nin ikna olacağı bir çözüm planı DDP'yi ikna edebilir mi? Herkesi ikna etmekten vazgeçmeli başbakan. Baykal'ı ikna çabası kriz demek. Baykal'ı ikna eden çözüm inanın ki sorunu çözmez. Baykal'ın ikna olacağı bir projede Kürtleri ikna etmez. Yani şöyle bir çaba var Tayyip Erdoğan tarafından. Hem Devlet Bahçeli hem e, şeyi de işin içine alarak Deniz Baykal'ı da alarak böyle devlet projesi olarak bu işi yönlendirme şeyi var. Ve HDP'den de şu geliyor. Ya salla bunları. Gel PKK ile görüşelim hacı biz bunu hallederiz. Siktir et muhalefeti. Evet. Bunu Demirtaş söylüyor. Bugün bize muhaliflik dersleri veren Demirtaş. Aynen öyle. Zaten birçoğu yerde... Siktir et yerde demokrasiyi bu, anayasayı. Birçoğu yerde sırtladı aslında hükümeti. Yani, sırtladı evet. canım, O bu hale getirdi zaten. Aynen Sonra öyle. şovunu yaptı. Evet. Sonra şovunu yaptı. Sonra başkan Yerken yaptırmayacağız şovunu yaptı. Aynen. <laughs> Sonra Ağustos'ta Başbakan Tayyip Erdoğan Kürt açılımı için DTP lideri Ahmet Türklü bir araya geldi. Evet. Yani anlıyoruz ki e, Tayyip Erdoğan ikna oldu. Tamam parti HDP ile birlikte yapalım bu işi. Muhalefet ne derse desin biz çıkalım. Muhalefeti buna. siktir et Aynen. Zaten ondan sonra Bahçeli biliyorsun full, full AKP'nin içinden geçiyor bu mitinglerde falan. Ya böyle Zaten içerek. beni var ya Türk siyasetinden artık böyle soğutan olay yani birçok neden olur buna da ya Bahçeli'nin o ağır laflarının üzerine sonradan böyle ittifak e, haline gelmesidir yani. Yani ne, ne laflar yani, ne ağır şeyler. O e, meydanlarda işte eee Urgan Tabii tabii şerefsizsiniz. Ya sizde iş şey şeref iş ortaya düşmüş lafları vesaireleri. Neler neler yani. Hatırlıyorum. Çok ben de hatırlıyorum. Ağustos'ta Abdullah Gül Bitlis ziyaretinde yani biliyorsun Kürtçe şey demişti. Kürtçe adıyla hitap etmişti. Hmm. İki o da çok gündem olmuştu. Yani evet. Bu sefer şehirlerin adına Kürtçe kullanılması. Hani federasyona Şin. doğru. Değil mi? Bir, evet Norsin. Bir evet, adım Norsin. daha olarak görülmüştü. Bu çok gündem olmuştu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Evet. Çünkü o zamanlar bunları diyenler komplo için deniyordu. deniyordu. Evet. Yani ilk başta açılım süreci yok dendi. Sonra var ama işte böyle böyle dendi. Sonrası malum. Aynen öyle. Hatta bu Ağustos'ta bu kronolojide de geçiyor. Hı hı. Bu Economist dergisinin şeyi var. Kürt açılımı cesaret verici. Evet. Başlıklı, başlıklı bir analizi var. Times'ta da aynı şekilde Time kapağı olmuştu Erdoğan biliyorsun şey. E, gri bir fotoğraf var böyle. Ellerini şey yaptı. <laughs> Şöyle, Erdoğan's Way diye. Şey yaptı, bağdaştırdı falan böyle. Bağdaştırdı Erdoğan's Way diye. O da oradan geliyor. Müthiş Türkiye övmesi başlıyor. Aynen öyle. Bugün Avrupa'da... hani dış güçler yükleniyor Erdoğan'a diyenler o gün dış güçler denilenler Erdoğan'ı böyle yere göğe sığdıramıyordu yani. Evet evet müthiş bir övme başlıyor. Evet. Ee, sonrası da bu Ekim'de yaşanıyor bu. Anlıyoruz ki konuşmalar, anlaşmalar sonuç vermiş. Yani çünkü ne yaşanıyor? Ne geliyor şimdi? Şu meşhur Habur rezaleti, değil mi? Evet. Evet. Habur'a geldik. Ve e, yani bu Habur meselesi gerçekten ben böyle bir dönüm noktası gibi görüyorum. Çünkü e... Şöyle bir olay var. Şimdi 34 kişi, 34 PKK'lı terörist biz doğrudan yüksek yüksekliğim. E, He, yani yüksek Kandil'den lider, geliyorlar. Kandil'den doğrudan biz tırnak içinde önderliğin talebiyle geldik. Pişman değiliz falan şeklinde geliyor üzerinde o ne denir onlara kendi o terörist kılıklarıyla e, bütün o üniforma gibi denilebilecek şekilde geliyorlar ve yani orada AKP'nin yaptığı bir hadise var. Ben bunun detayına da biraz baktım. Şimdi e, şey var. M, Habur savcıları. Heh, bak onun dosyasını da vereyim ekrana. Çadır kurup. yani baraka, baraka adliye kuruluyor orada, baraka e, duruşma salonu kuruluyor ve ilk başta direnmiş Diyarbakır şeyi buna, e, başsavcılığı falan. Ve ardından e, şunu ekrana vereyim. Nasıl o savcıların ayarlandığı vesairesi yazılıyor. Yani bu gerçekten var ya böyle tiksindiğim e, bir şeydir. Hadisedir. O gün böyle sinirden kendimi yiyordum. E, heh, şöyle vereyim ekrana. Şimdi biraz aşağı kaydırayım. isteyen şey yapsın. E, durdurarak falan da sonrasında okuyabilir. Ha burada savcılar nasıl e, ayarlandı başlıklı. Yani neyse. Ee, bu şekilde bunlar geliyor ve hepsi serbest bırakılıyor. Yani terörist ben pişman değilim diyor. Terör örgütü liderinin evet. ben talebiyle geldim diyor. Ve Türk devleti Baraka'da bir mahkeme kurup güya e, bunların hepsini serbest bırakıyor. Adamlar burada 50 bin kişi davulla zurna ile terörist karşılıyor. Ve bunun üzerine e, Erdoğan'ın da bir açıklaması var. Bu görüntüler çok umut verici vesaire diye. Yani o gün e, evet. o zamanlarımı hatırlıyorum yani yaşım tabii ufaktı ama e, şey yani sinirden artık böyle kendimi yiyordum. Özellikle şu kısmı e, önemli suç duyuruları hakkında takipsizlik veriliyor e, burada nasıl evet. işte getirildiği yazıyor Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı kesinlikle gitmem diyor. Yani getirecekseniz buraya getirin ne yapılacaksa burada yapılsın eğer onları ha buradan bıraktırırsanız otobüslere binerler şov yaparlar helikoptere bindirin Diyarbakır'a getirin hem devletin itibarını korumuş oluruz hem de sanık gibi ifadelerini almış olacağımız için propaganda yapamazlar. Ama ardından işte üst düzey bürokrat telefonları vesaireler e, o meşhur bu yayının kapağı da olan arka planında meşhur şov gerçekleşiyor evet. yani terörist şovu. Ah, lafını çok böldüm şimdi, olsun. yok <laughs> ya bölme değil. Anlattım olduğu gibi. Ben, evet. ben mi anlatacağım? <laughs> Şöyle buraya kadar getireceğim. Çünkü aslında bu, buradan sonra şey yapacağız. Bitireceğiz bu ilk yayını. Evet. Buraya kadar getirmenin önemi şu. Şimdi düzgün analiz etmek gerekiyor. Bir plan, çözüm süreci için Avrupa Birliği'nden şey alınarak, feyiz alınarak bir çözüm süreci, kardeş ve bir birlik olayı gösterilmiş. Bunu ilk başlarda bütün partiler içerisindeki böyle çözülmesi gerekiyordu denenmiş. Ve Bahçeli de aslında şeye kadar tepki vermiyor bu arada. Bu olaylara kadar tepki vermiyor. Sonra 2009'un ortasında bu Demirtaş'ın tehditvari konuşması var ya. Bizle evet. De konuşuyor siktir et muhalefeti diye. Evet. Bu konuşmalardan sonra Oslo görüşmeleri başlıyor. Tam tarihi bilmiyoruz ama net olarak başladığını görüyoruz. Evet. PKK ile burada başlıyor. PKK çözüm, yani çözüm sürecinin iyi niyetliyorlar ya iyi niyetliyse burada bitiyor. Evet. Oslo görüşmelerinin başladığı yerde çözüm sürecinin iyi niyeti bitiyor. Oslo görüşmeleri başta yok bu arada. Dört yani 4 yıllık bir hazırlık süreci var. Değil mi? Onun içerisine kendileri sıçıyorlar. Kendileri yapıyorlar bunu. Niye? Demirtaş bunları tehdit ediyor. Diyor ki bizden ya Apo'yla ya bizde ya PKK'yla görüşeceksin diyor. Başka yolu yok. Sonradan Apo'yla anlaşacaklar. Anlaşıyorlar ki Beşir Atalay Ağustos'ta açıklıyor şeyi. Açılım olduğunu ilk defa yani Apo ile anlaşıyorlar ki bir noktada anlaşıyor. Ben de tahmin ediyorum ki şu şekilde anlaşıyorlar. İyi niyet göstergesi olarak yani biz muhalefeti siktir edip size çalışacaksak eğer hı hı. bir iyi niyet göstergesi olarak e, teslim olması lazım. Hı. Yönetici kadronuzu falan. Büyük ihtimalle aralarında anlaştılar ettiler anlaştılar ettiler. En fazla 30 kişi yerleyebildiler. Bunlar bir şov yapacaktı. işte halka şey gösterecekler. Bakın PKK dağılıyor. Evet bitiyor ama yüzlerine gözlerini bulaştırdı. da Abdullah Öcalan gibi bir nihilist, bir evet. psikopat bu fırsatı kaçırır mı? Evet. O 50 bin kişi organize eden biliyorsun BDP. Aynen öyle. Ve otobüs otobüs adam getiriyorlar oraya. Evet. Yani bu çözüm sürecinin iyi niyeti burada Osta görüşmelerinden sonra bitiyor ve ilk golü Öcalan burada atıyor zaten. Aynen. Yani öyle. müthiş bir hata yapıyor. Hiçbir şeyde kazan hiçbir kazanç yok bu arada sen yapacağını zaten yapacaksın. Hani Kürtçe konuşmayı serbest bırakma, TRT olayı falan filan var ya. Evet. Radyolar izin verme, bunları zaten yapacaksın. Senin HDP, PKK'ya PKK ihtiyacın mi? yok ki. Evet. Senin oradaki tek amacın bunu yaparken PKK'yı da bitirecektin aklısına. Ama PKK seni kullandı. Hem güçlendi hem de HDP'yi parlamentoya soktu. Aynen öyle. Yani bu olayın en büyük zararı zaten benim gördüğüm hani devletin bunlarla muhatap olması falan filan bir yana. Onlar zaten yenilir yutulur şeyler değil hadi ona bile kalmasa yani oradaki insanlara da şu intibaın uyanması. Yani orada yaşayan bir Kürt devletine milletine bağlı bir Kürt bunları gördükten sonra daha artık ya demek ki benim şeyim de durumum iyi olacaksa bu BDP'den geçecek, PKK'dan geçecek düşüncesini. Evet, evet. Yani. Benim temsilcim BDP'dir, ha. PKK'dır. Bu devlet Ki Zaten PKK bunu bunun propagandasını yaptı çok. Aynen öyle. Yani çözüm Aynen sürecinde öyle. bütün kazanımları bir silahla aldık diye propaganda yaptılar. Evet. Biz savaşmasak AKP kabul eder miydi? Halbuki yani AKP'nin yola çıkış amacı biliyorsun Avrupa anlattık yani. Avrupa Birliği'nden geçiyor. PKK, yani PKK, PKK, bir tehdit değil Türkiye için o tarihte. Yani evet. 90'ları geçmiş artık. Evet. Öcalan yakalanmış, bitmiş PKK artık bir tehdit değil. AKP hem Avrupa Birliği'nin dediğini yapacaktı, hem üye olacaktı, hem demokratikleşecektik, hem PKK'yı kaldıracaktı. Hepsini bir arada yapacaktı diye. Ya. Ama yapmamız gereken en büyük hata yaptı. Öcalan'la Oslo görüşmeleri yapıldı PKK'yla. Evet. Öcalan'la da İmralı görüşmeleri yapıldı. O saatten sonra zaten muhalefeti siktir edip parti şeyine döndü bu iş. Yani o tarihe kadar eğer devlet devre çekme yapacağız diyor, diyor, ki zaten şey diyordu ya Tayyip. Ne demişti sen söyle üç farklı şey vardı. İlk başta hayır sonra yani ne dedi? Biz değil devlet görüştü. Devlet görüştü yani en kişisel... sonunda da ben yolladım dedi yani. İşte o en sonunda şey oluyor kişisel muhalefeti falan mesele. siktir edip Aynen. muhalefeti falan siktir edip AKP HDP PKK arasında döndüğü zaman evet. zaten o tarihten sonra Baykal ve Bahçeli o tarihe kadar Baykal ve Bahçeli'yi ikna edilmesi gereken bir şey olarak görüyorlar yani masada görüyorlar. Evet. Bir devlet olarak hareket ediyor. O tarihten sonra bu yok. İşte ne yapıldı o sırada? Baykal gönderildi. Ki zaten ben niye Zaman Gazetesi'ne röportaj verdiğini söylemiştim. Özellikle Demirtaş. Baykal, Baykal hedef gösteriyor Zaman Gazetesi'nde. Demirtaş. Baykal'la olmaz bu diyor. Baykal gidince de Bahçeli tek kalıyor. Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye destek çıkmıyor. Evet. Uzun bir süre pasifliğini sürdürüyor. Zaten çözüm süreci o en büyük rezillikler 2014 bir dahaki ayında konuşacağımız. Aynen. 11-12-13-14 o tarihlerde. Aynen öyle. Beşir Atalay'a gidecek çünkü yerine kim gelecek? Güler. Evet. Muhabbet. Güler gelecek. Bu 17 Aralık olayından bildiğiniz Güler. Evet. Mardinli Güler. O da Mardinli. Özellikle yani. Maşallah. Şey İçişleri var. Bakanlığımıza bak. İçişleri Bakanlarımıza bak. <laughs> bak şimdi Trabzonlu ama. <laughs> ya şey bir Trabzon açılım yapmadığın için pek bir önemi yok yani. <laughs> Değil mi? Bir açılım evet. yapmıyorsun. Ne önemi var yani? Onu da ailesini tanıyoruz bu arada. O da o da ayrı bir konu olsun. Neyse. Aynen. Ya bende de bu o... bak ondan sonra lafını böldüm. Yok. Bu habur olayından sonra şimdi çocuklar sanmışsın ki devlet uyuyor. Şöyle bir olay yaşanıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan diyor ki milli birlik ve kardeşlik projemiz bir hedeftir. Demokratik açılım süreciyle bu hedefe ulaşacağız. Yani milli birlik ve kardeşlik projemiz. Yani bir proje var ortada. Demokratik da bu projeyi bir hedef. Bu milli birlik ve beraberlik dediği şey bana sorarsan federasyon. Bence de. Pervin Budan diyor bize ne söz verdiniz diye. Bu Dolmabahçe mutabakatında değil mi? Yoksa ee, AK Parti yok. ziyaret mi? Bu AK Parti ziyareti Dolmabahçe mutabakatı da var Onu da. Kıyım. Sonra gelecek onu diyecektim. O Aynen. sonra gelecek. Aynen. Oraya iki yıl kafası Aynen. Da almasın milletin. Tamam, aynı. Şimdi bunu bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. AKP bu görüşmelere başladığı tarihten beri, 2007'den beri Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatma davasını almıştı. 2007'den beri. Evet. 2007'den beri sürüyor. Ama bu habur rezaleti yaşanıyor ya. Evet. Aynı günde Anayasa Mahkemesi bu dosyayı açıyor ve 11 Aralık'ta açtıktan sonra dosyayı oy birliğiyle DTP'nin kapatılmasına karar veriyor genel başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuluk'un milletvekilini düşürüyorlar. Aynen öyle. Yani devletin tepki verdiği bu. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin tepki gösteriyorlar. Çözüm sürecini baltalıyorsunuz diye. Evet. Yani bu habur olayı öyle tepkisiz karşılanmadı. Şuradayız aynı. 2009. Yani Ergenekon olayları falan olmasaydı. Hı hı. Diyorum ya birçok farklı olayın birleşimi bu. Olay asker de büyük tepki gösterirdi buna. Yani öyle affedilecek, yenilecek, yutulacak cinsten değil o Habur olayı. Gerçekten öyle. Habur olayı bu çözüm sürecinin sıçışa geçtiği yer. Yani o tarihe kadar Kürt kardeşlerimiz, e, sosyo-kültür falan filan. Aynen. Orada... O tarihe kadar böyle giderken MKK devlet yeri. olarak yapıyoruz bunu. Orada Selahattin Demirtaş diyor ki ya bunu şunu bunu bırakın. Evet. Ee, onu bunu bırakın. Gelin biz birlikte bu işi halledelim diyor. Bu adam aynı adam kalkmış şimdi bugün bize muhalefet dersi veriyor. <laughs> kusura bakma da bir dolu dolu bir siktir lan derler sana yani. Aynen öyle. Hatta yani ne o Osman lan. seni Baydemir kim, seni kim, Evet evet. Has siktir diyor. Bu yani. Kürdistan buradadır falan filan şey falan. Siktir git kim seni buraya soktuysa git ona, ondan dile özgürlüğünü. Evet. Kimle işbirliği yaptıysan kime kimin koluna girip de ya siktir et, et birlikte yapalım falan dediysen git ondan şimdi şeyini dile. Ona Benden ağabey. değil. Aynen öyle. Benden değil. Yani Can Dündar şu bu falan. Şimdi şovunuzu yapmayın. <laughs> bu Beşir Atalay biliyorsun. Sonra çözüm sürecinin en çok eleştirenlerden olacak. Ha, evet. <laughs> Hem de en sert. Çünkü Beşir Atalay gönderiliyor 2011'de. Yerine şey geliyor. Güler. Ve asıl böyle prime dönemini o zaman yaşıyor. Habur, habur gibi yani. O haburda bir kere yüz bulunuyor ya. Ondan sonra her gün habur. Aynen öyle. O yüzden dedim habura kadar yapalım diye. Çünkü şimdi değişecek farklı bir yön alacak bu saatten sonra. Aynen. Onu aynen bilahire yaparız o zaman. Beşir Atalay saydırıyor bayağı falan böyle. Beni kullandılar falan. Ben böyle bir şey müsaade etmezdim. O yüzden gönderildim falan diyor. Tabi o da e, kıçından sağlıyor Çünkü 2014'e kadar o da başbakan yardımcılığı yapıyor. Yani iki işleri bakan olmasa da başbakan yardımcı olarak devam ediyor sürece. Evet. Yani her, herkes kandırıldı ya nasıl satayım. Ah hacı ah, ah hacı ah. Ya neler neler. Ben e, şeyleri hatırlıyorum. Yani bu yanlıştır diye eleştirdiğimiz vakit böyle bir şey yapılamaz. PKK e, muhatap alınmamalı falan. Bu şekilde konuştuğumuz vakit siz kanemici vampirsiniz. Siz analar ağlıyor istiyorsunuz. Her genelkoncusunuz. E, Hatta şey olduğu zaman e, gezi olduğu zaman artık o kadar konu sarmışlar ki gezi evet. olduğu zaman gezi parkı. Ki ben gezi parkını olan bildiğim biri eleştiren biriyim. Oradaki ben çoğu ünlüleri de, de şovmen olarak görüyorum. Ben de öyle görüyorum aynen öyle. Öcalan Demirtaş üstünden selam gönderiyor. Evet. Demirtaş çıkıyor diyor ki Öcalan'ın size selamı var diyor direnişçilere Aynen. Dikkat edin diyor. Ergenekoncular sızmasın aranızda girmesin ya. Ve şey de Ergenekon. diyor. Ergenekon. Sonrasında bir bu sefer de yani nereye yorarsan işte o da ee, Gezi'de darbeyi gördüm de diyor bu sefer. <laughs> onu geç. Onu oraya gelmedim, oraya geleceğim. İlk Aynen. başta Öcalan yavşan teki olduğu için Aynen. kişisel olarak yavşaktır. O adam bütün kitaplarını falan okudum ben. Kimse bana şov yapmasın. Yani, yavşan tekidir. Orada selam çakıyor Gezi'ye. Demirtaş'a söylettiriyor bunu. Hı hı. Ondan sonra Gezi falan e, olayı tabii Tayyip Erdoğan üstünden geçiyor bu gezicilere falan. Tayyip Erdoğan tamamen güçlendiriyor bu Gezi olayı. Evet. Bizim Geziciler de hala şey derler. Şöyle protesto ettik gördüm. ne protesto ettin ya? Adamın meşru yetini. Ya. Meşru yaptın yani ortokrasisine şey verdin. Büyük ihtimalle kullanıldın zaten onu oraya getirmek için. Tabii. Yoksa başka şekilde yapılamazdı bu çözüm süreci oluyor falan. Oraya gelebilmesi için, Suriye olaylarına girebilmesi için belli pozisyona gelmesi gerekiyordu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri istiyordu bunu. Gazladılar seni gerizekalı gibi. Girdin patladın sende balon gibi. Üstünden geçtiler sonra. Sen yaptın yani onu oraya. Sen getirdin onu oraya. Neyse. Buraya girmeyelim. Ee, Öcalan bunu dedikten sonra... <laughs> o kadar da geri zekalı bir adam. Dönüyor Demir Taş'a kızıyor. Ulan sen diyor niye gittin selam söyledin gezi. Ulan sen söyledin diyor bana başkanım diyor. Lan siktir oradan diyor. Niye gittin diyor selam söyledin diyor. Orada darbe vardı ben onu gördüm diyor. Abuzer kömürcü gibi böyle. Yani sürekli başkaları suçlu. E, geri zekalı yani iyi bir şey var sandın. Tayyip Erdoğan gidici sandın. Selam çaktın oraya aklı sıra. Geçti. Sen tabii aklı kokainden gittiği için kafa ermiyor bu işlere. Kokainden geçtiği için kafa aklı bu işlere ermiyor. Hal böyle olunca da bu sefer Demirtaş suçluyor. Sen diyor anlayamadım orada diyor saflık yaptım. Demirtaş da aslında nasıl bir tarikatsa diyecek ki lan gerizekalı sen bana dedin ya git selam söyle diye. Bunu diyeceğine şey diyor doğru başkanım haklısınız. Ee, şey çünkü yani yine parantez içinde Tarikat. içinde yani, önderlik tartışılmaz ya. Bunlar tartışılmaz. Yani. Desene ulan gerizekalı sen bana dedin ya git selam söyleyeyim diye. Bu benim lafım değil ki desin. Hayır diyor tamam başkanım diyor, haklısınız. Biz, o sizin öngörünüz bizde yok diyor. Aynen öyle. Ya bunlara zaten şey dese bana bir şeyini yolla dese şimdi seviyeyi alçaltmak istemiyorum da. Ya onu bile yapar zaten yani o şekilde tarikatlaşmış bunlar. Ya kafayı yemişler ben biliyorum evet. zaten o Demirtaş'ın o şey notlarını falan okuy okuyun bir fotoğraf çekmeye çalışıyor böyle genç çocuk gibi heyecanlı falan. Hani evet. affedersin yalayacak yani neredeyse. Aynen oynayacak. öyle o ben o haydi. aynı dediğin işte o İmralı notlarını okuyorum bak öbür Pervin Buldan da öyle şey diyor yani e, Apo'ya ben sizden bir şey götürmek istiyorum hatıra kalsın bana falan filan böyle fan gördüm Ondan sonra Apo diyor ki şimdi diyor olmaz diyor bir dahaki geldiğinizde üstümü başımı bir şey yapayım öyle diyor. He aynı o fotoğraf meselesini sonra, sonra. fotoğrafını çekiyorlar bir tane Öcalan otururken böyle orada pek poz veremiyor sonra bir de Öcalan böyle sırıtarak kollarını bağdaş yaptığı bir fotoğraf yapıyorlar birlikte beraber. Şu meşhur propaganda şeyi olarak kullandıkları sırıtık fotoğrafı mı? Şu var ya, Evet bir evet tane saçları beyaz oldu. ne koyar ha aynı. E, Yaban ayısı gibi <laughs> adamı Sonra yakınıyor. bunu yayıyorlar iktidar yakın haberlerde şey diye geçiyor Öcalan'ın yeni imajı. Aynen aynen hatırlıyorum. Demek istediğim bu evet. bu noktaya kadar sen şey sormuştun ya hani çözüm süreci ne kadar iyi bir fikir olabilir falan. Size Avrupa Birliği'ni anlattık. AKP'nin evet. nasıl geldiğini anlattık. AKP'nin çekirdek kadrosunu anlattık altyapısı nasıl yapıldı anlattık, işleme nasıl konuldu anlattık ve bir noktadan sonra bu nasıl bir bir mutabakata dönüştü ve de muhalefet nasıl siktir edildi? Evet. Habur olayları da bunun sonucudur. Habur olayından sonra gelecek yayında yapacağımız gibi Demir şey Bahçeli içinden geçmeye başlıyor bunların ve ilk defa evet. Türkiye'de Tayyip Erdoğan muhalefeti oluşuyor. Size komik evet. geliyor olabilir ama o tarihe kadar Tayyip Erdoğan muhalefeti diye bir şey yok. Hatta evet. şunun tartışması olurdu esprisi. Ya iki kişiden bir oy vermiyor da kim bu iki kişiden biri ya? Hani sessiz çoğunluktu diyelim bunlara mesela. Yani açık yerde eleştirilemezdi. Evet. İş yerinde şurada burada yani mümkün değildi Tayberdan eleştirmek. Tayberdan muhalif adam yoktu. Hep özgürlükler bilmem neler. Falan. Tabii canım yerli Obama'mız. Aynen. <laughs> sonra, sonra bu geri bize şimdi şey diyorlar. Baksana adam adam Allah seviyesine çıktı falan diyorlar böyle. Lan sen yaptın geri zekalı. Ben mi yaptım? Bunu diyenler de şey Can Dündar falan filan. Lan sen yaptın ya belgesel. Otobüs evet. otobüs öğrenci taşıdınız. Evet Mustafa'lar. Nefis sanatçılar şimdi bize akıl veriyorlar. Lan sen gittin görüşmeleri propaganda için kullandıktın kendini. Ya, gittin ak akil insan olduğun, bilmem bilmemliyse kim insan oldu? Akil Kalkmış sonra bana akıl veriyor. Ve var ya bu sürecin e, yine en üzücü şeylerinden biri, yönlerinden biri, sonuçlarından biri. Bunların yediği bu haltı, e, sonra o kadar asker şehit olarak. O sur operasyonlarında, tabi o, vesairede. bir de bunları yaparken kanları bunları yaparken yani bunları yaparken paralel olarak da Ergenekon davaları var bu arada. Heh, bir şimdi asker soruyordu şimdi yani? Evet. Asker nerede lan bunlar olurken asker nerede falan onu da hallettiler önden. Merak evet, etmeyin. Yani. <laughs> aynen öyle. Bir yandan da Sonra bu söyledikleri adamlar da, de. söyledikleri adamlar bir gün geldiler. Düşünsene sinirli atıyor adamı. Aradan geçiyor 5 sene. Adam radyodan falan takip ediyor. Hacı nasılsın? E iyiyim, iyi tutmaya çalışıyorum. Bazıları kanserden öldü falan. Ne oldu? Eee hacı biz sıçtık. <laughs> evet. Yani gidiyor adamlar özellik idam etti. E asker diyor hacı. Hep Fethullahçı çıktılar. Darbe yapacaklar diye korkuyoruz. E hacı biz seni salalım da git temizle buraları. Ben olsam şey derim. Siktir lan derdim yani. Evet. Yani... Adamlar gitti yani. Adamlar Aynen gitti şehit öyle. oldular. Aynen öyle. Bak bu şu anda verdim ee, şehit olan asker sayıları e, yani korucu polis vesaire de var içlerinde aynı dediğin gibi ya bu çok e, ağır bir şey şeyi diyecektim e, Ha şimdi şu deniyor ya işte biz e, kaldırıldık işte bunlar yığınak yapmış şehirlere vesaire diye hani hı hı. haberimiz yoktu diye ya o daha Oslo hı hı. şeylerinde var sızdırılan görüşmelerde e, diyor ki, mit müsteşar yardımcısı olması lazım. Şehirlere bombalar yığdığınızı e, fark ediyoruz. Bunu tolere etmeye çalışıyoruz. Yapmayın vesaire diyor. Yani e, böyle diyor Tayberdo yani. da diyor. Tayberdo da diyor. Bunu ilerki şeyde söyleyece şimdi. Şu an sadece 2011'de evet. bıraktık. Evet. 2009'da bıraktık. 2010'a falan da girmedik daha. Aynen. 2009'da bıraktık. Bunu Tayberdo da diyecek 2012'ler civarında. Evet. Ee, işte çözüm süreciyle ilgili falan ama şeyler çekildi diyecek. Dolmabahçe, yok pardon Tayyip Erdoğan'ı ziyarette galiba. Demirtaş diyecek hatta. Hani PKK çekildi. Siz ne zaman yapacaksınız size düşeni? Tayyip Erdoğan diyecek ki ne çekilmesi? Yüzde on çıktı daha diyor. Yani istihbaratı var biliyor. Evet. Net çekildi. istihbaratı var biliyor. Yani kandırma olayı falan yok. İstihbarat net biliyor. Hatta bu üç şeyden oluşuyor. Şimdi bir dahaki programda konuşacağımız şey. Üç noktadan. Silahtan arındırma olayı var. Devletin Kendisinden istenilen yerine getirmesi olayı var. İkinci nokta. Üçüncü nokta PKK'nın silah bırakıp meşru hale getirilmesi. Aynen. Resmi bu. Yani eyalet sistemi kurulacak referandumla. Anayasa değiştirilecek. İşte HDP orada, o Kürdistan şeyinde e, eyaletinde şey de olacak, meclisinde olacak. Başkan apodası alınacak. Oraya başkan yapılacak. PKK'da meşru peşmergeler gibi bölgenin şeyi olacak. Burada mısın Erlik? <laughs> Sesim bir gitti. Sesim mu? Heh, şimdi geliyor. Başka Bu en son söylediğimi da... duydunuz değil mi? Eyalet sistemi, evet. Kürdistan, Apun'un salınması, PKK'nın meşru hale Evet. Bu. Çözüm süreci dediğiniz budur yani. Aynen öyle. Yani şeyin e, ucundan dönülmüş. Hani nelere nelere mal oldu ama e, bu bahsettiğin sonlarla... Daha sonuçlarsaydı... girmedik, daha girmedik. Tabii, Asıl tabii. aksiyon gelecek daha düşün. Aynen öyle. Bu altyapısıydı. Evet diğerini ayarlarız yine yakın bir zamana. Şimdi bende şeylerin görselleri falan da var. Bu meşhur sırrı Süreyya denilen Erif'in Diyarbakır'da Nevruz'da işte Kalaşnikov görselleri önünde barış mektupları falan okuduğu, Barış mektubu yazarı da şey Apo Eee bunların Zaten barışı biliyorsun Öcalan nasıl termini ediyor? Ne diyor barış için? Biz diyor öfkeli gençleri savaş açtık devlete. Bu savaş bitsin yani barış. Yani adam bunu He. kapitülasyon olarak görüyor. Aynı barış yani... dedikleri de bu. Bizim millet şey sanıyor bunu. Peace gibi falan sanıyorlar da öyle bir şey değil. Adam savaş olarak görüyor, yani iki Savaşın taraf olarak Savaşın lehine görüyor. bitmesi yani bunun barış dediği. Ya şey gibi abi yani Lozan gibi. verse Öyle bir şey. He. Öyle bir anlaşma olarak görüyor bunu. Ya bir de şu analar Hani HDP mesela de... HDP kendini düşman şeyinde görüyor mecliste falan. Hani düşmandan bir şey koparmaya çalışıyor. Evet. Ya bu e, analar ağ ağlamasın lafında da aynısı gerçek. O zaman Sevri imzalasaydı ki yani, analar ağlamasın diye. böyle bir mantık mı var? Böyle bir kafa mı var yani? O zaman Kurtuluş i̇şte Mücadelesi'ne foşik foşik, foşik, foşik Mustafa Kemal. Foşik Mustafa Kemal. İsmet'in ön yetmez ama evetçi. <laughs> <laughs> Mustafa Kemal Foşik. Çok acayip. Bir üniversitelerde olan ayrı hadiseler var zaten. Onları ben bu dosyayı tutacağım şu kampüslerde gireceğiz abi gireceğiz. Aksiyonlu gireceğiz. PKK'lılar aynen. E, Fırat, Fırat, Çakıroğlu Fırat olay Çakıroğlu falan, falan. hepsine gireceğiz. Ege Kimse Üniversitesi'nin o rezil hali. Aha. Aha. Neler yaşamışız be Erlik be. Önemli olan yaşamak değil. Ders çıkarmak. 10 sene sonra bir daha yaşarsın. Ne? Ya, evet. Z hazır abi. Evet. Z jenerasyonu hazır. Daya ikinci çözüm sürecini hiç sorun olmadan yer. Öyle yani mi sadece o kadar sadece şey... bugünkü siyasetçi yapmasın mesela ne bileyim. şimdi bir kimse hedef göstermek istemiyorum. Yeni gelecek mesela bir iktidar olsun, kim olsun diye diyelim ki isim de vermiyorum Sonuçlar o siyasetin düşmanı olsun. Halbuki sadece örnek veriyoruz. Hı hı. Herhangi bir herhangi bir parti geldi diyelim. Yani kendi istedikleri muhalif biri geldi. Muhalif ona da aynı şeyi dayayacak Avrupa Birliği. Bu yapsın bunu diyecekler ki bak nasıl bir demokrattık? Nasıl bir demokrattık? Amerika gibi olacağız, Avrupa Birliği gibi olacağız diyecekler yine oy verecekler. Evet. Yani akıllama falan yok. Evet maalesef. Gidelim <laughs> ama fazla uzun tutamayacağız herhalde. Yine de bir iki senesini bitirelim çözüm sürecini. Tamamdır abi. Takip etmeyen arkadaşlar için ve geçen kalmadan hemen şeyimizi bitirelim. Şöyle arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Değerli gençler. Kim, o dönemi hatırlamak için böyle çözüm süreci döneminde ne demiştik? Avrupa Birliği'nden alınan e, örnek fikirlerle çözüm süreci işine girişildi ve bu çözüm süreci hikayesinde aklınıza tutmanız gereken bir nokta var. O da şu ki ba başka noktalar da var tabii ama en önemlisi şu ki çözüm süreci her zaman düz bir planlamada gitmedi. Birkaç kere baltalandı. Birkaç kere yeniden denendi ve farklı da denendi. Bunu sebeplerini de anlatacağız. Geçen videomuzda AKP çekirdeğinde Kürtçü İslamcılardan bahsetmiştik. Bunlar İçişleri Bakanlığı yapmışlardı. Bunlardan bir tanesi bayağı hardcore Kürtçü. Bir diğer noktada yine çözüm süreci iki videomda da bahsettiğim ve taht oyunları üç videomda da bahsettiğim İhsan Arslan var. Tayyip Erdoğan'ın çok yakını. Hatta bir ara dünürü olacaktı. Bu abimiz Kürtçü bir adam. Ama İslamcı Kürtçü, sağ Kürtçüsü. Yani sağ Kürtçüsü. E, Tayyip Erdoğan bütün Kürt meselesini bu adamdan, e, bu adamı danışma olarak alıyor. Ve bu adamın kızı da FETÖ'nün sağ koluyla evli. Yani oraya da dehşet bir bağlantısı var FETÖ'ye. Bunlar neden önemli değerli kardeşlerim? Can ciğerlerim bu abimiz zamanda PKK kampına da gidiyor. Hizbullah Tayfa olarak. Oradan işte devlet adına PKK kampından esir asker almaya gidiyor falan. Bu derece bir adam. Ve AKP kurulundan beri Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğundan beri istiyorsan resmini de verebilirsin bu adama. Sen e, onu ee, diyecektim. E, senin istediğin şeyler varsa ben, bana yansıt dersen. İhsan etmem. Arslan. Tamam. Şu. İhsan Arslan. Yaz ver. Hemen veririm. Büyüyor ama. Müca Mücahit Arslan değil. Tamam. İhsan Arslan. Baba, aynen, baba Arslan. Aynen, aynen. Bir de oğlu var bunun kızı Pensilvanya'da Fethullah Gülen'in sağ koluyla evli. Bu abimiz e, diyoruz ya siyaset Fetö'nün siyasi ayağı. Fetö'nün siyasi ayağında en has adamı bu abimizdir. Kızı Fethullah Gülen'in sağ koluyla evlidir. Yıllarca da bu Fetö sentezine yardımcı olmuştur. Fetö'ye artıklarına da destek çıkmıştır ve şu anda Serhat Peker iddiasına göre mesela Fetö'lü yürütülen çözüm e, süreci tarzı bir kampanyayı, bir görüşmeyi bu abimiz yönetiyor yine. Bu arada kızı hala Amerika'da ve hala Fethullah Gülen'in sağ koluyla evli. Bu abimiz Diyarbakırlı. Bunu da söylemeye gerek şey Pardon kendisi Sosanlı ama Diyarbakır milletvekili. Bunları niye anlatıyoruz şimdi? Güzel kardeşlerim, can ciğerlerim. İlk videosunda anlattık. 2007'de bunu Orhan Aykut anlatıyor. Orhan Aykut kim biliyor musun? Ben Orhan bilmiyorum. Aykut Ergenekon'dan içeride yatmış bir abimiz. Önemi ne onu da anlatacağız şimdi. Orhan Aykut abimiz konuşuyor. Diyor ki 2007'de İstanbul'dan Mönpik Oteli'ne beni çağırdılar. İhsan Aslan'dan bir bavul belge aldım. Ne bu bol belgeler biliyor musun? Bu bol belgeler Ergenekon davasında ve Balyoz davasında kullanılacak belgeler. Bu abimiz, bu abimiz bizzat bu belgeleri fabrikasyon neticesinde üretiyor. Bu Orhan abimize, bunları verip diyor ki bunların üzerinde oynayıp dava için hazır hale getireceksin. 2007'de yapıyor bunu. Ergenekon kumpaslarında üretilen belgeleri bu abimiz kızı FETÖ'nün sağ kolunda evli olan bu Kürtçü abimiz bu üretiyor. Veriyor bu abimize diyor ki Orhan Aykut'a. Orhan Aykut anlatıyor bunu. Orhan Aykut'un videosuna video verebiliyor musun? Ee, video... Sonra bunu YouTube'dan ya da arkadaşlar gidip bunu izleyebilirler. Orhan Aykut Orhan Aykut'un videosunu sonra izleyebilirler. Ulusal linkini atabilirim. Yayınlamıştı bunu izleyebilirler. Orhan Aykut diyor ki 2007'de İstanbul'dan Mühimpik Otel'de İhsan Aslan'dan bavul bavul belge aldık Ergenekon için. İhsan Aslan bu dokümanlarını Ankara'ya götürdük ve belgeler üstünde değişiklikler yaptık. İşte hazır hale getirdik ve valyoz davaları için hazır hale getirildikten sonra 2010 yılında taraf muhabiri kim? Mehmet Baransu'ya verdik. Daha net bir FETÖ'nün siyasi ayağı anlatımını gördünüz mü şimdiye kadar? İhsan Arslan abimiz belgeleri elde ediyor devlet gücüyle. Bu Orhan abimize bunu veriyor. Mühürpük Otel'de Egemen Bağış da orada. Bu abimiz bunu anlatıyor bu arada. Ergenlik ondan içeriye yapmış abimiz. Bana özel kimlik de verildi diyor. Kimliği verip her yere girip çıkabiliyordum diyor. Bu İhsan Arslan bana verdi diyor. Bu adamın kızı FETÖ'nün sağ koluyla evli. Anladınız mı? Bir bavul diyor bize belgeleri verdiler. Belgeler üzerinde oynadık bir bavul belge. Devletten bu verdi bize. Biz de bunu oynadıktan sonra Mehmet Baransuya taraf gazetesinden ona verdik. Sonrası zaten tarih. Mehmet, sonra ne oldu? Hepiniz çok iyi Mehmet Baransu da e, Fetullahçıların zaten en meşhur Abi, kalem Taraf gazetesi biliyorsun yani. Ya, bilmeyen evet. gençler için anlatalım. Taraf evet. gazetesi tetikçi bu gazete Fetullahçıların evet. zaman gazetesinden yayınlayamadıklarını taraf gazetesinden yayınlıyorlardı. Sevan Nişanyan'ın gazete... şey yaptığı, yazarlık yaptığı bir gazetedir. Tabii tabii birçoğu yazarlık yaptı burada evet. ama tetikçilik için kullanıyor. Yani belgenin nereden geldiğini öğrenin diyor. Fethullahçılar belgeyi nereden elde etmişler? Belgeler evet. fabrikasyon. Kim söylüyor bunu? Benim iddiam değil. Orhan Aykut Ergenekon'un içeride yapmış adam. Tarih veriyor. Diyor ki 2007'de İstanbul Mönpük Otel'de İhsan Aslan'dan belge aldım. Egemen Bağış'ta yanındaydı. Bunların üzerinde bizzat ben oynadım. Manipüle ettim bunları. Ve 2010 yılında taraf muhabiri Mehmet Baronsi'ye verdim. Bunları niye anlatıyoruz? Bunlar neden önemli? Çünkü farklı gruplar var. Ergenekon, bağlıyoruz ve KCK ve çözüm süreci eş zamanlı gidiyor. Fethullahçılar var ve bunlar sürekli güçleniyorlar. Ergenekon operasyonları var. İşte AKP var ve AKP'nin içerisinde başta anlattığımız gibi bir Kürtçü kanadı var. Bir işte muhafazakar Türk kanadı var. Bir de işte e, Arınç ve ekibi gibi e, Fetö yakın olan Fethullahçı kanadı var. Yani biz çözüm sürecine girmiş olduğumuz dönemde böyle aslında baktığın zaman dökülen bir ekiple giriyoruz. Bunu zaten ilk videoda anlatmıştık. Yani FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorsanız buyurun efendim. Ve Sedat Peker iddiasına göre bu adam şu an FETÖ'yle barış görüşmelerini yapıyor. Bak videoları veremedim i̇şte o. ama başlıklarını en azından Orhan, şöyle göstereyim. Orhan aynen burada kendisi itiraf ediyor, anla itiraf ediyor anlatıyor adam. Evet. Bire bire belgeleri aldık diyor. Mövünpik Oteli'nden bana yardım edenlerin adını da veriyor. Şuradan aldım belgeyi şuna verdim. Mehmet Baransu'ya gittik verdik diyor. Bu kadar net. İşte bu, bu çözüm, şey, çözüm süreci olduğu için bu davalara pek girmeyiz. Merak edenler bilsin diye anlatıyorum. Evet. Bu adamı kim bunu bilin diye anlatıyorum bu İhsan Arslan'ı. Şimdi bunlar oluyor. Ee, bu sırada senle geçen kaldığımız yerden devam ettireceğim. Tamam. DTP yeni BDP de kuruluyor. Yani DTP var. BDP 2008'de kuruluyor. Sebep niçin kuruluyor? Olur da DTP kapatılırsa BDP'den devam edelim diye. Niye önemli bu? Çünkü çok enteresan bir yere gideceğiz. 2008 yılında aynı zamanda AKP içinde kapatılma davası açılıyor. Biliyorsunuz o meşhur dava. Buradan çok ekmek değendi. Evet. Ve buradan çıkarılan sonuç işte laikliğe ve cumhuriyete aykırı olduklarına dair bir sonuç çıkarıyorlar ama ceza kesmiyorlar. Hazine'den yardım kesiliyor. Kapanma yapılmıyor. Sonra 2009 yılının böyle Haziran ayının ortalarında Başbakan Erdoğan şimdi senle bahsettiğim e, ö, 2009 öncesini anlattık. Hı hı. Değil mi? Evet. Hab Habura kadar vardık. Şimdi evet. Habur olayını bir daha tekrar alıyoruz. Oradan devam edeceğim. 2009'un Haziran ayında Başbakan Erdoğan diyor ki, önce diyor bir terörle aralarına mesafe koysunlar diye bir aşağı bir cümle söylüyor. Bunun üzerine de bir arkadaşımız olan Selahattin Demirtaş diyor ki, Başbakan çözüm süreci için ya işte biz de DTP ya da PKK ya da Abdullah Öcalan'la görüşmek zorunda. Zorunda. Selahattin Demirtaş ilk böyle çıkıyor meydana. Eylül ayında İçişleri Bakanı Beşir Atalay, biliyorsun bunu geçen şeyde açıklamıştık, geçen videoda. Demokratik açılım paketini falan açıklıyordu. Ve bunun içerisinde Kürt sözcüğü kullanmadığı için Demirtaş bunu da eleştiriyor. Yeterince değil diyor. Sonra Demirtaş diyor ki, bu da Habur olayı yaşanmadan... Süreç tıkanmıştır veya bitmiştir demiyoruz. Yaptığımız değerlendirmeler hükümete bu anlamda bir uyarıdır diyor. Sonra da çok vurucu bir cümle yapıyor Selahattin Demirtaş. Bak kapatılma davaları daha yaşanmadı. BDP, DTP için AKP kapatılma davası yaşamış daha yeni ve muhalefetten tam da destek göremiyor. Ve Demirtaş şunu söylüyor. İşte Demirtaş bu yüzden bugünkü siyasetinde sorunlarından biridir. Şöyle bir cümle söylüyor çözüm sürecinin başlamasında illa da muhalefet desteğinin şart olmadığını öne sürüyor. Diyor ki Baykal ve Bahçeli'nin ikna olacağı bir çözüm planı DTP'yi ikna edebilir mi? Herkesi ikna etmekten vazgeçmeli Sayın Başbakan. Baykal'ı ikna çabası kriz demektir. Baykal'ı ikna eden çözüm inanın ki sorunu çözemez. Baykal'ın ikna olacağı bir projede Kürtleri ikna edemez. Baykal'ı hedef gösterdiği bu röportajı hangi gazete veriyor biliyor musun sevgili Burhim? Hangi gazete? Zaman gazetesi. Hmm. Zaman gazetesine. Sonradan Baykal'ın yaşadıkları da bir tesadüf olmasa gerek. Engellerimiz tek tek kalkması gerekiyordu. Tabi Deniz Baykal Tayyip Erdoğan'ın e, siyasi yasağını kaldırdı. Görevini yerine getirdi. Fakat daha da ileriye gitmedi. Bu kadar da fazla dedi. E, değiştirmek gerekiyordu. Kaset konusunu merak edenler için. Kasetin de nasıl ortaya çıktığını az çok anlamışsınızdır. Şimdi anlattık ya belgeler Mehmet falan nasıl ulaşmış diye. Cevheri güveneden nasıl ulaştığını tahmin edebilirsiniz herhalde. Evet. Şimdi kronolojiye geri dönelim. Böyle etrafından <laughs> anlattık bir güzel. Gelelim kronolojiye. Nisan 2009'da meşhur o KCK operasyonları başlıyor. İşte belediye başkanı, siyasetçisi, şusu busu, ihade özellikle ve ihade içerisinde bulunan avukatlar, akademisyenler. Bunlar tutuklanmaya ve gözaltına alınmaya başlıyor. Aralarında böyle DTP yöneticileri falan da var ama özellikle ihadeye çok yoğunlaşıyorlar. Tayyip Erdoğan sessiz kalıyor. Bir yorum yapmıyor. KCK operasyonları için. Bu iddianame ediyor. özellikle Gülten Kışanak'la birlikte KCK'nın Avrupa sorumlusu iddia olduğu iddia eden Sabri Ok tarafından mezaret belirtmek sizin bazı görüşmeler için Avrupa'ya gelmesi yönünde talimat aldığı iddiasıyla geçti. Kimin adına? Selahattin Demirtaş adına. İlk defa KCK operasyonlarıyla gündeme geliyor Selahattin Demirtaş. Biliyorsunuz abisi Nurettin Demirtaş da daha evvel BTP'de yönetici ve sonradan Kandil Dağı'na kaçıyor. Ve şu an orada aktif şekilde terörist kendisi. 2009'un 10. ayında Geldik o meşhur noktaya. Abdullah Hoca'nın çağrısıyla 34 PKK üyesi Habur sınır kapısından geçip teslim oluyor. Gelenleri de böyle büyük bir şeyle karşılıyorlar. Son videoda burada kalmıştık. Evet. Ne demiştik bu noktada? Hükümet e, büyük ihtimalle e, PKK'dan dedi ki sizden bir şeyler görelim teslim olmalar falan olsun. E, öyle devam eder süreç dediler. Tabii KCK operasyonlarının başlaması da buna pek e, artı getirmedi. Öcalan iddia ediyor ki, bunu da İmral notlarından görüyoruz. Öcalan diyor ki bu diyor bir provokasyondu. Cemaat yani Fethullahçılar diyor bize karşı KCK operasyonlarını yaptı. Tayyip Erdoğan'a da dediler ki ya biz bu KCK operasyonlarını yaparak bunları bitiririz. Siz bekleyin. O yüzden diyor Tayyip Erdoğan sessiz kaldı KCK operasyonları için. Yani şöyle düşüneceksin. Bir yandan Tayyip Erdoğan diyor ki mesela 11. ayda milli birlik ve kardeşlik problemimiz bir hedeftir. Demokratik açılım süreciyle bu hedefe ulaşacağız. Ha buradan bir ay sonra söylüyor. Bu esnada da 2 yıldır Anayasa Mahkemesi DTP hakkındaki davayı bekletiyor ve 2009'un 12. ayında Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç çıkıyor. Diyor ki DTP'yi kapattık. Ha buradan 1,5-2 ay sonra. Yani devletin burada gösterdiği reaksiyon bu. Burada bir reaksiyon gösteriliyor. Bu yaşananlar onaylanmıyor. Çünkü 2 senedir 2007'den beri bu dosya şeyi de bekliyor. Anayasa Mahkemesi'nde. Ama ha buradan sonra Kabartılma daha direkt geçiyor. Tabi BDP de bunu bekliyor. O yüzden zaten alternatif parti açmışlar ya. Evet. Şu anda Kılıç, da başim kırıtıyor. Şey, alternatif parti. B hani biliyorum biliyorum. Aynen. Demokratik Bölgeler biliyorum. Partisi diyeyim. Onu Demokratik Bölgeler Partisi logosunu ver bakayım. Verelim. Sen bekleme istersen beni vereceğim şimdi. O sırada ben size bir şey okuyayım mı? Abimiz versin. HDP'li vekillerin yer aldığı İmralı heyetiyle Abdullah Öcalan'ın devlet yetkililerinin gözetiminde yaptığı görüşmeler sırasında Öcalan'ın DPP'nin logosunu belirlediği ortaya çıktı. Hı. İmralı notlarında yer alan bölümde HDP İstanbul Milletvekili ile Abdullah Öcalan arasında yer alan konuşmaya yer verildi. İmralı notlarında geçen ilgili bölüm şöyle. Pervin Buldan, başkanım Demokratik Bölgeler Partisi logosu değişikliği yapacak. Bu konuda bir öneriniz var mı? Abdullah Öcalan, bunu ben de düşünmüştüm. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Bir kadın figürü olabilir. İki elini açmış, elinde buğday temsilen bir başak. Kadın çocuk tutar gibi başağı tutacak. Yani ona en değerli varlığı gibi bakacak. Çünkü başağı kadın yarattı. Kadının kırmızı elbise giymiş, iki elinde başak sarı renkte, zeminde yeşil olabilir. Nasıl diye heyete sordu. Pervin Buldan, biz de kendi aramızda buğday başağının anlamında olacağını düşünmüştük Öcalan. Ama kadını düşünmediniz değil mi? Heyet, hayır düşünmemiştik başkanım. Ve logo bu şekilde yapılır. Nasıl ama? Mozambik'te yaşanmayacak olaylar değil mi? Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Logosun... Bu logo Öcalan'ın mizat çizdiği. Logosunu... Ama hiç alakası yok abi. Aynen. Hiç alakası yok. HDP'nin, BDP'nin, DP'nin hiç alakası yok. Hiç. Hepsi iftira. Kuru iftira. Fırçıklar uyduruyor. Logosunu terörist <laughs> başının belirlediği siyasi parti yani. Düşün. Tabii da belirlemiyor. Söylüyor. Böyle böyle olacak diyor. Aynen. Başkanım çok büyüksüz adamsınız diyorlar. Bunu da İmran Notları'nı PKK kendi yayınlıyor bu arada. Evet yani evet. Bizim iddiamız itibimiz... Komplo değil. PKK kendi bunları yayınlıyor. Ah, neyse. Haşim Kılıç kapatılma açıklamasını yapıyor. DTP'nin. Diyor ki terör ve şiddete bulaşmış bir siyasi partiye ne ifade özgürlüğünde ne örgütlenme özgürlüğünde hak verilebilmektedir. Kimse mahkemelerden siyasi görev şeklinde bir yardım beklememelidir yani Kılıç siyasete değinmemezlik etmedi. Kılıç zorlu bir süreçten geçiyoruz ama sorunlarımız ne kadar ağır olursa olsun çözüm yerisi parlamentodur dedi ve konuyu kapattı. DTP kapatıldı. Ve Habur rezaletinden sonra çözüm sürecinin ilk kısmı bitiyor. Yani boşuna o zaman bölmedik bu olayı. Çünkü bitiyor harbiden. Bu çözüm sürecinin ilk kısmıydı. Çözüm sürecinin ilk kısmı HDP, BTP tarzı örgütlerle yönetildi. Ve Abdullah Hocam tam aktif olmadı bu bölgede daha. Şimdi aktif olacak. ikinci şeyinde. İkinci fazlana. Bunun sebebi de şu. Bunun sebebi de şöyle anlatayım. Mücahit Aslan dediğimiz adam Sağ Kürtçüsüdür, İslamcı Kürtçüdür. Ve daha çok Kuzey Irak'ta mesela yönetme şeylerin iyi olduğunu düşünüyor. Yani onlarla daha iyi aralar, daha iyi Barzani'lerle. Hatta 2006 yılında yaptığı röportajda, daha bu çözüm sürecinden evvel, ile çok iyi ilişkiler kurması gerektiğini söylüyor. Bunlar bizim dostumuzdur falan gibisinden. Bunu okumuştuk zaten orada. Hı hı. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü çözüm sürecinin muhatap sorunu var. Kimi muhatap alacaksın sen? Şimdi bakıyorsun devletin bir kısmında, özellikle AKP içerisinde bir kısmı, evet Öcalan'ı muhatap alalım. İşte HDP'yi muhatap alalım. Bu şekilde halledelim. Kürt soluyla görüşelim gibisinden muhatap var. Mücahit Aslan gibi adamlar da e, pardon İhsan Arslan gibi adam Mücahit Aslan oğlu. İhsan Arslan gibi adamlar da diyorlar ki Irak'ta işte sağ Kürtleri, işte tarikatları bunlarla birlikte bu işi çözelim diyorlar. Ve git gel yaşanıyor. Çözüm süreci o yüzden iki devir baltalanıyor. Bunu da şuradan göreceğiz. O megri megri falan yaşandığı zaman evet. Barzaniler'le yapıyor biliyorsun. Orada AKP bir yön değiştiriyor. Bu sefer onlarla dönüyor bu iş. İşte İbrahim Tatlıses falan getiriliyor. Onlarla deniyor. Şivan Perver falan getiriyor. İşte PKK dışarısında dışında bir örgütlenme deniyorlar. Öcalan buna çok kızıyor. Küfürler ediyor. Ne demek ya böyle diyor oraya diyor. Bayrak falan asmışlar falan diyor. Bilmeyenler için şöyle anlatayım. Öcalan ve PKK Kürt solu. Ee, Kürt sağın tarafından eleştirilir. Çünkü Öcalan diyor ki demokratik konfederalizm olacak. Türkiye sosyalist bir devlet olacak. Ve burada özel bir Kürdistan yönetimi olacak. Ama Türkiye sınırları içerisinde. Kürt sağda büyük bir Kürdistan'ı savunuyor. Yani büyük bir Kürdistan, bağımsız büyük bir Kürdistan olacak. Barzani ve ekibi bunu savunuyor. Ve dolaylı olarak da mesela e, Abdullah Öcalan gibilerine Türkmençi derler. Hani Kurmençi değil, Türkmençi. Türkleşmiş Kürt derler ve beğenmezler yani. Ve e, Nihat Doğan'la mesela bunu söylemiştir Kürt sağlısı olduğunu oradan biliyoruz. Demişti ki HDP e, Kemalist Türk sol tarafından ele geçirilmiştir. HDP böyle eleştirdi yani bunlar tarafından. Kürt sağ der ki sizler devletin yönettiği bir partisiniz. Böyle eleştirilir. Abdullah Öcalan işte bunu görünce bu, de, e, bu denemeleri işte AKP'nin Barzani'lerle bu Kürt sorunu çözmeye çalışması denemeyi görüyor. tabii çok kızıyor işte. Şivan Perver'i falan getirmişsiniz. Ne yapıyorsunuz siz gibisinden. Yani çözüm sürecinde defalarca bir bir de şöyle deneyelim bir de böyle deneyelim şeyi bana anlatabiliyor muyum? Ve herkes farklı deneyelim diyor. Kimisi tarikatlarla deneyelim işte bu e, İhsan Aslan dediğimiz Barzani'ci bir adam. E, diğer taraftan da Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hakan Fidan'ın özellikle Öcalan'la daha iyi anlaştı ve burayı daha şey gördü. Söyleniyor. İran notlarında da böyle söyleniyor. Zaten oraya birazdan geleceğiz. Ses kayıtları linklenecek hmm. ya sonra. Oslo görüşmeleriyle ilgili. Mücahit yani aslanı verdim mit ve... ekranı. Süper. Tamam. Hmm. Ee, o Milli İstihbarat Teşkilatı ve devletin bazı bürokratlarının Öcalan'la çözelim ve HDP'yle çözelim görüşünde oldu. Selahattin Emirtaş mesela Hakan Fidan'ı çok övüyor bu konuda. İşte çok e, mücadele ediyor falan diyor Hakan Fidan için. Ama devlet o kadar mücadele etmiyor falan diyor hükümet. E, diğer taraftan da AKP içerisindeki bu Kürtçü İslamcılar da diyorlar ki işte Barzani'lerle falan biz anlaşırsak Kürt sorunu daha kolay çözeriz. Bunlar zaten Marksist, dinsiz. Yani anladığınız gibi çok değişik bir şey var ortada. E, çok değişik görüşler var. Şey konusunda, çözüm süreci konusunda. Muhatap sorunu var öncelikle. O yüzden zaten HDP sürekli fark ettiyseniz muhatap öcalandır, muhatap İmiraldır deyip duruyor. Bunun sebebi bu yani. Anlayın diye anlatıyorum. Tabi bu işte burada. Diyarbakır'da denenmişti. Tabi buraya da kronolojik olarak gelmedik. Şimdi ne yaptık? Habur rezaleti oldu. Ardından reaksiyon gösterildi. bu rezaletinden kısa süre evvel de KCK operasyonları başladı. KCK operasyonlarında yürütenler Fethullahçılar. Yani Fethullahçılar da e, çözüm sürecinden pek memnun değiller. Bunun sebebi de büyük ihtimalle İhsan Aslan'ın dediği gibi bölgede kendileri tarikatlarla işte Said Nursi ekolünden e, kürsünü böyle çözmek bunların kafasında olan. Bak, Diğer tarafta da işte bürokratlar Öcalan'la çözelim hem terörizmi de bitirelim. Görüşü var bunlarda. Bak tam bu memnuniyetsizliğe Türk dair oldu. bir zaman manşeti buldum. Buyur. K tam bu hani memnun, memnun değiller dedin ya. KCK operasyonlarına dair bir zaman manşeti. Tabii KCK var? operasyonları yönetenler zaten e, Ergenekon'u ve şeyi yönetenlerle aynı biliyorsun. Evet. Hatta Demirtaş ve Öcalan 2013 yılında görüşmeye başladıkları zaman İmran notlarından görüyoruz. Öcalan diyor ki Tayyip Erdoğan diyor, darbeden ben kurtardım diyor. İşte bu mit krizi falan var ya. Evet, ben de evet. işte direkt burada söyledim. Hakan Fidan'a söyleyin cemaatize darbe yapacak falan filan. Önce cemaatle anlaşmayı da deniyor Abdullah Öcalan. Fethullah Gülen'e selam söylüyor sıra sıra Önder üzerinden. Amerika'ya gidin işte görüşün benim adıma. Ve Ekrem Dumanlı ile görüşüyor sıra sıra Önder. Yani cemaatle görüşmeleri de Selahattin Demirtaş yönetiyor Fethullah Gülen'le böyle deniyorlar. Yani üç tane farklı güç var diyelim. Yani Tayyip Erdoğan şeyi var, kesimi var. Ee, diğer tarafta Fethullahçılar var. Diğer tarafta da işte bu Fethullahçılardan ziyade bu PKK ile çalışmayı savunanlar var. Yani böyle bir sıkıntı var aslında bakarsan. Çıkar olayı var aslında ortada. Hı hı. Her nasılsa işte bu hikmetle PKK olayı e, sekteye uğruyor 2009'da. 2009'un sonunda DTP kapanıyor ve Habur rezaletinden sonra işte faturası DTP'ye kesiliyor ve çözüm süreci bitiyor gibi. Geldik 2010'lu yıllara kronolojiden devam edelim. 2010'lu başında Öcalan avukatlar üzerine çağrı yapıyor. Diyor ki demokratik açılım açısından önemli bir çözüm fırsatın heba edildi ancak henüz geç olmadı diyor. E, Demirtaş'ta yaptığı görüşmelerde de aynısını belirtiyor. Diyor ki hükümet hata yapmıştır fakat hala çok geç değildir işte benle görüşebilirsiniz vesaire. Bunun üzerinden bir hafta sonra Beşir Atalay açıklama yapıyor İçişleri Bakanı. Diyor ki çözüm süreci doğrultusunda hazırlandı. İşte dört ayrı mekanizmadan oluşan insan hakları paketi Buna göre işte cezaevlerinde Kürtçe gibi farklı dil ve lehçelerde görüşme yapmasına imkan sağlanacak. Özel kanalların farklı dil ve lehçelerde 24 saat yayın yapmasına izin verilecek. TRT Şeş açılmıştı o dönem. Hatırlarsın o da büyük olay olmuştu. Halbuki dalga geçilmişti daha çok. Kepsler yapılmıştı. O kadar da umursamamıştı kimse. Farklı dil ve lehçelerde enstitü araştırma merkezi kurulması yönünde yok karar aldı. Yaşayan Diller Enstitüsü kuruldu. Yol kontrollerinin azaltılması ve yayla yasaklarının asgari seviyeye indirilmesi yönünde valiliklere genelge gönderildi. Bu sonuncusu çok önemli. Yol kontrollerini azaltması demek özellikle işte Tunceli bölgesinde, Güneydoğu bölgesinde ardından işte 2013 yıllarda göreceğimiz o meşhur PKK'nın şey görüntüleri vardı, Kimlik sorguları falan filan var ya. Evet. O bu yol kontrolden sonra yapıldı. Yani bir nevi PKK'ya buralar devredildi, bırakıldı. Özellikle de işte yayla yasaklarının askeri seviye indirilmesi biliyorsunuz yaylalarda şey sıkıntısı vardı. Örgütçülerin saklanması, PKK'ların saklanması ve yayla yasak konuldu. Köylüler buraya gidemezdi. Böylelikle bağlantı kesilirdi. O yüzden yaylalar çok sıkı kontrol edilirdi. Bu yasakların kaldırılması tabii ki de Öcalan'ın isteği. Yani Öcalan Ocak'ta diretmiş. 10 Ocak'ta, 16 Ocak'ta da bu açıklamalar çıkmış bir haftalık bir süreyle. 24 Ocak'ta da Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde AK Parti'nin ilçesinde Molotov AK Parti'nin binasına Molotov kokteyli saldırı yapmışlar. AK Parti Ergani ilçe başkanı Ali Arslan e, Aslan ailesinden bu arkadaşlar halde Ergani'li bu. Diyor ki işte demokratik açılımı hedef alıyorlar falan filan. Bu çok önemli. Çünkü bu noktadan sonra ergenlik suçlanacak sürekli. Paralel olarak gidiyorlar ya bu operasyonlar. Sürekli birilerini suçlayacaklar yani. 8 Şubat 2010'da da Hüseyin Çelik, bu AKP'nin genel yardımcısı ya biz bu meseleyi çözeriz ya bu mesele bizi çözer diyor. Burada önemli olan Öcalan diyor ki CHP de görüşün diyor. Çok önemli. CHP kazanmamız lazım diyor. Fakat CHP karşı bir tavır sergiliyor. CHP diyor ki Beşir Atalay hakkında gen soru önergesini TBMM'ye sunuyor. Önergede hukuk devletlerinde bakanlar terör örgütünü muhatap alan gizli görüşmeler yapamazlar deniliyor. Evet. Mecliste. Bugünkü CHP'li 180 derece bir fark var Aynen değil mi? Aynen öyle. 21 Şubat'ta da Başbakan Erdoğan demokratik açılımı ve çözüm sürecini anlatmak ve destek toplamak için 62 sanatçı ile bir araya gelip açılıma omuz verin dedi. Bundan sonra işte aktif insanlar eti falan filan buradan sonra gelecekler. İlk defa sanatçılar e, alınıyor yanlarına ve deniyor ki işte destek çıkın. Özellikle Kadir İnanır falan buradan sivri bir profilde çıkıyor. Evet. E, yeniden bir çözüm sürecine giriliyor. Yani daha evvel çözüm süreci Habur'da patladı. Sonra BTP kapatıldı. Şimdi yeniden denemeye başlandı. 2010'da. Bu ikinci deneme. 25 Şubat'ta 4 gün sonra CHP İstanbul Milletvekili Nur Sertar diyor ki devlet Habur'da burada teröristlerin ayağına götürülmüştür. AK Parti ha burada teslim olmuştur diyor. Habur biliyorsunuz çok büyük tepki almaya başladı. Aynen. 27 Mart'ta MHP'lileri Devlet Bahçeli açılım tuzağına düşmeyin diyor. 12 Nisan 2010'da kapatılan DTP eski genel başkanı Ahmet Türk'e Samsun'a yumruklu saldırı yapılıyor. Bu da çok gündem yapıldı PKK medyası tarafından. 4 gün sonra Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kandil'den gelen grup içerisinde bulunan Lütfü Taş Öcalan için Sayın ifadesini kullandığı için omay hapis cezasına çarptırıldı. Bu da KCK operasyonları sonrasında işte Öcalan diyor ki, e, İmran notlarından görüyoruz bunu Demirtaş'a diyor. Yahu diyor siz diyor biz diyor söz verdik diyor millete sizi koruyacağız diyor. Devlet olarak diyor siz bunları tutuklamaya başladınız falan diyor. Sonraki yıllarda diyor ki ya bunlar diyor cemaat yaptı bizi birbirimizi düşürmek için çözüm sürecini sekteye uğratmak için. Yani önce ergenekoncular suçlanıyor sonradan cemaatçiler suçlanmaya başlıyor. 1 Mayıs 2010'da da PKK'nın Tunceli'de karakor saldırısı sonucunda 4 asker yaşamını yitiriyor ve 7 asker yaralanıyor. Yani bu yeni kurulan çözüm süreci de 2010 içerisinde kurulan çözüm süreci başlıyor birden çökmeye. Haziran 2010'da İstanbul Oyuncu Ağa Ceza Mahkemesi PKK yöneticisi Duran Kalkan için genel afta çıksa silah bırakmayız açıklamasını haberleştiren Milliyet Haberi Namık Durukan'ın terörle mücadele kanunu ihlal ettiğinden bir yıl yedi yıla kadar hapiste mahkum edilmesini talep ediyor. Ardından burası çok enteresan. Haziran 2010'da yine Öcalan çağırmıştı yani ha bura 34 kişiyi karşılanmışlardı. 13'ü tutuklanıyor. KCK operasyonları kapsamında. BDP Grup Başkan Vekili Bengi Yıldız da tutuklamalarla birlikte açılımın bittiğini söylüyor. Ağustos 2010'da PKK diyor ki eylemsizlik kararı veriyoruz diyor. 20 Eylül'e kadar eylem yapmayacağız. Tabi bu arada pazarlıklar dönüyor. Bunları İmran notlarından öğreniyoruz sonra. Burada işte Öcalan'a çalışma sunuyor. Öcalan diyor ki benim diyor şartlarımı diyor düzelteceksiniz diyor. İşte meşhur Öcalan'ın e, işte ne bileyim havuz yapıldı, televizyon verildi falan haberleri falan vardı ya. Evet. Buradan sızan haberler bunlar. E, pazarlığa oturuluyor burada. Eylül 2010'da da 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumuna 57.88 ile evet oy veriliyor. %57 ile. Meşhur referandum yaşanıyor. Şimdi bunlar paralel yaşandıkları için yani bunlar öyle değerlendirmeniz gerekiyor. Paralel yaşanıyor bu referandum olayı ve PKK kendi geri çekiyor referandumlara. Aylar evvel. Ardından referandum kazanıldıktan 10 gün sonra BDP milletvekili Mehmet Nezir Karabaş diyor ki PKK'nın ateşkesi vardı ya o diyor bitiyor ha diyor. Bak çok az süre kaldı. Bu sürenin barışı yönelik değerlendirilmesi gerekiyor. Aksi halde 1 Kasım'dan itibaren büyük şiddet olayları yaşanabilir. Hükümet bu süreci barışı yönelik değerlendirmelidir diyor. Sonra Öcalan, yine bu İmran notlarından öğreneceğiz bunu. Öcalan diyor ki, biz diyor çok fırsat tanıdık AKP'ye olgunlaşması için. İşte referandumdu, şuydu buydu. Geri çektik kendimizi fakat artık bir şeyler yapmaları gerekiyor. Ortaya bir şey koysunlar. Anlatabiliyor muyum? İsteklerimiz bellidir. Ortaya bir şeyler koysunlar, bir şeyler yapsınlar deniyor. Ardından ikinci çözüm süreci bu şekilde bitti. 2010'da denendi fakat KCK operasyonlarıyla boğuldu ve referandum girdi araya. 2011'de tekrar bir deneme. Şubat'ta Aysel Tuğluk diyor ki Abdullah Öcalan'a Aydınlar'la daha rahat görüşebilmesi için ev hapsi istemiyor. Diyorsunuz ev hapsi haberleri dönemi o dönem başlamıştı haberleri falan. Evet. Ve Öcalan'ın bunlarla görüştüğünü biliyoruz. İşte Can Dündar selam söylüyor. Kadir İnanır selam söylüyor. Hatta Kadir İnan'ın yanına gittiği söyleniyor. Can Dündar belgeselini yapmak istiyor. Bunun gibi şeyler e, bu noktadan sonra yaşanmaya başlandı. Bahçeli direkt e, Kadir İnanır'a falan böyle kürsüden e, sistem Bahçeli sistem direkt ediyor, yükleniyor hepsini hepsine. Hat hatırlıyorum evet. Bahçeli, Bahçeli direkt kontraya gidiyor, direkt yükleniyor. Tabii ama bu bu sistem o kadar şey çalıştığı için yani makine makine gibi çalıştığı için ve o dönem hatırlamayanlar için de söylüyoruz. Çoğunluk olduğu için, medya ellerinde olduğu için, e, işte Bahçeli gibi konuşanlar veya işte o dönem eleştirenlerin hepsi faşist komplocu, kana susamış vampir olarak Sorma. adlandırılıp e, işte bir dağını anlattık ki işte Diyarbakır hapishanesi falan filan işte oradaki işte işkenceciler gibisiniz falan filan, filan böyle filmler çekilir, diziler çekilip e, şeytanlaştırılıyorlar. Evet. Yani fırsat tanımıyor konuşmanın için. Ondan sonra bu Aysel Tutun'un açıklamasından sonra Mayıs 2011'de Öcalan 15 Haziran'dan sonra süreç ya büyük bir anlaşmaya ya da büyük bir savaşa evrilecek. Eğer büyük bir savaş çıkarsa hükümet 3 ay bile dayanamaz diyor. Yani bir ultimatom veriyor ve bunu açık açık söylüyor. Aynen öyle. Yani dışarı, avukatlar dışarı çıkarıyorlar bunu. PKK'ya gidiyor bu tabii. Yani hiçbir aklı olsun hükümetin yapmayacağı bir şey bu. Haziran 2011'de işte seçimler oluyor. Genel seçimler. AKP %49.83 alıyor ve AK Parti kazanıyor. 13 Eylül'de Milli İstihbarat Teşkilatı yetkililerinin işte burası çok önemli. 13 Eylül'de meşhurdur. Osta görüşmeleri yayınlanıyor. Yayınlanan bu ses kaydında aranızda biraz eski olanlar bilir. Hakan Fidan hem Öcalan'la hem PKK'lılarla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla ve özel temsilcisi sıfatıyla görüştüğünü ifade ediyor. Yani Hakan Fidan ses kaydı dinlemeyen varsa internette bulunmuyor galiba artık. Eskiden çok vardı yayınında. Ses kaydı sabah 9'da PKK'nın görüşlerine yakınlığıyla bilinen deniyor ama tabii dijital Haber Ajansı direkt PKK'nın haber ajansı. Bunlar bunun sitesinden yayınlıyorlar. Bu haber başlığı olarak da işte Erdoğan yakacak bu deniyor. böyle başlık veriliyor. KCK üyeleriyle işte Kongre gelin genel yönü yani PKK'nın bütün temsilci kadrosuyla Oslo'da görüşme yapıldı. Ses kayıtları ortaya çıkıyor. Bu niye önemli? Çünkü bu noktada e, FETÖ ile AKP arasında ciddi bir savaş evrilmeye başlanıyor. Ve FETÖ ses kayıtlarını PKK üzerinden, PKK'nın bu dijital haber üzerine sızdırıyor. Sebebi de şu, FETÖ yani çözüm sürecinin kendisi de değil de yürütüldüğü şekliyle anlaşmazlığa varıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Başına beri bir tartışma var ve en sonunda bu şekilde leakleniyor ve toplum ilk defa işin ciddiyetini burada anlıyor. Yani bu 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 saate kadar yıllardır görüşülüyor. Fakat Türkiye ilk defa o zaman görmüştü. Anlan ciddi ciddi oturup konuşuyorlarmış harbiden PKK'yla. O yüzden bu ses kaydı çok önemli. Ve AKP ile FETÖ arasında ciddi savaşın başlaması noktası da bu. 2011 yılı. Ardından da yani bu bir e, uyarı olarak katılıyor. Bir yandan da e, Öcalan diyor ki bak görüyor musunuz işte e, petrole savaşa giriyorsunuz bana ihtiyacınız var bizim sürecini yürütelim diyor. 2011'de. Fakat yürütülmüyor. Ekim'de de PKK Hakkari'de büyük bir baskın yapıyor ve 24 asker şehit oluyor. Çukurca saldırısı değil mi? Aynen. Hakkari'nin Hakkari'de Çukurca'da. Evet. Jandarma binalarına da saldırılıyor. İşin şiddet dozajı arttırılıyor. Sonra da Aralık'ta 2011'de Uludere olayı yaşanıyor. Uludere olayı yaşanıyor. Bir de önemli bu? Uludere olayında çünkü e, istihbaratı verip de Amerikalılardan istihbaratı alıp da emri veren kişileri şu anda FETÖ'den e, bir kısmı kaçtı, bir kısmı hapiste. Benim sor, yani şöyle, sen senin bu anlatımını bölmemek için sormuyorum. Ama hani soracağım sorulardan biri, Dere meselesine dairdi. Ee, yani şimdi tam geldik ona. Hani Fethullahçıların organizasyonu mu bu? İstihbarat Amerikalılardan geliyor. Sonra Amerikalılar gerçi inkar ediyor ama istihbaratın onlardan geldiği biliniyor. Emri verenler de şu an FETÖ'den ya kaçaklar ya da hapisteler uygulayanlar da, yani TSK'yı bundan dolayı suçlayamazsın, uygulama işine giriyor. Emir geliyor onlara, patikadan. PKK'lar geçiyor, git vur diyorlar. Koordinat Hı -hı. alıyor, vuruyor. Anladım. Bu. Tabi bunun iç çekişmesini bilmek önemli. Yani ortada ciddi bir çekişme var, baskınlar yapılıyor, sözler veriliyor, görüşmeler sızdırılıyor. Yani hiç ciddi bir savaş şey, şeyine dönmüş. Bir e, iç savaşa dönmüş kendi içlerinde bu güçlerin. Tabi biz bunları çok sonra öğreneceğiz. FETÖ ve hükümet kavgasına. Tabi PKK'da buradan kazanım elde ediyor kendince. Bu konuyla ilgili Öcalan'ın açıklamasını not almışım. Öcalan diyor ki, İmralı notlarında, Kirli işler dönemini Baykal AKP'ye devretti. Baykal tarihi hata yaptı. Tayyip Bey kurnaz çıktı. Deniz Baykal'ı kullandı. Ergenekon'un bizden beklentisi 2002'den itibaren savaşı tırmandırmamızdı. Ben AKP'nin tam olarak oturması ve olgunlaşması için bilerek bekledim. Sabrettim. AKP anlar dedik. AKP darbeyle uğraşırken başını belaya, derde sokmayalım dedik. Onlar darbelerle uğraştılar. 2007, 2009 hatta 2011'e kadar seçim hesapları, oy hesapları yaptılar. Ben geri çekildim. Benim çekilmem AKP'nin istismarından dolayıdır. KCK'da, PKK'da dürüst ve fedakardır ama savaşı tam yapamadı. Yetersiz kaldı. Barış meselesinde de dirayetsiz kaldılar. Sıkıldım, geri çekildim. Onlara ağır kelime kullanmıştım. Süreci esastan bozan güç kim diye baktım. Savcının 7 Şubat Mite darbesi. Ben bir darbeyi sezdim. Cezaevi müdürüne Hakan Bey'i, Hakan Fidan kastediyor burada, Yalnız bırakmamak gerekir dedi. Sözlü yazılı iletişime geçtim. Beş ay önce tekrar kanal açıldı. Diyaloglar başladı. Yani Öcalan burada diyor ki e, ben diyor ilk başta ne haliniz varsa görün diye çekildim diyor. Halbuki yalan. E, Denedi ama kimse onu ciddi almadı. Tabii o bunu böyle lanse etmiyor. Tabii yine kendine göre çevirip ben konuşmayı bıraktım falan diyor. Sonra diyor ki kim bozdu diye baktım. işte Ergenekon diyorduk. Bunu Fethullahçılar bozmuş aramızdaki konuşmayı. Fakat şimdi yine aralarında savaş başladıklarına göre Fethullahçılarla biz de tekrar görüşmeye başladılar diyor. Nasıl, iyi misin? İyiyim abi, ben. Bölmemek <laughs> için Ses, şey yapıyorum. Sesin sesin çıkmıyor da? Yok şeyden, bölmemek için. Yoksa gayet iyiyim, enerjim falan da yerinde. Çok güzel anlatıyorsun e, sıra sıra. Hiç bölmeyeyim diye susuyorum. Bu noktada Uludere olayıyla tekrar e, bir sekteye uğruyor işler. Fakat ardından e, yaşanacak olayla bu bahsettiğim şekilde tekrar kanal açılacak ya. 2012 senesine giriyoruz. KCK operasyonları devam ediyor. Ee, ve burada bilmeniz gerekir ki işte KCK operasyonları Fethullahçılar yönetiyorlar. Diğer yandan da hükümet KCK operasyonlarının aksine PKK ile görüşüyor. Ve FETÖ'yle de kavgalılar. Yani herkes çıkarında. Ciddi bir savaş ortamına dönmüş. Evet. Arkadaşlar son yılı ele alıyoruz ondan sonra bitireceğiz merak etmeyin. Herkes gidiyoruz işim var falan yazmış da. Hmm. 8 Şubat 2012'de ne yaşandı abi? MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Tener ve eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş, ifade özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısından evet. şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Yani bu filmleri yapıldığı evet. yapıldı ya, şeyler meşhur olay. Aynen. Yani FETÖ AKP ilk defa patladı bu olay. Evet. İlk defa patladı. Sonradan kendisine sahip çıkıldı. İstanbul Emniyet'ten iki müdür, müdür görevden alındı. Daha tabii patlamadı. Yavaş yavaş gidiyor bu işler. 10 Şubat'ta, iki gün sonra, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ifade vermeye gitmedi. Abdullah Gül'le görüşmek üzere Çankaya. Çankaya çıktı. çıktı yani. Bu arada bilmeniz gerekir ki işte Abdullah Gül'ün de kendi ekibi var. Buna ilk videoda anlatmıştık. Vekiliksel belge göstermiştik. Abdullah Gül etrafında bir e, Türk-İslam sentezinden takılanlar var. Tayyip Erdoğan etrafında da bir, bir Kürtçe-İslam sentezinden takılanlar var. Çok değişik gruplar var yani. Tek bir parti değil. Yani anlatıldığı gibi toplama bir parti olmanın yan etkileri bunlar. Bu sırada da bu arada bunlar bu bu yaşanan insanlar soruyorlar ya niye çağırmışlar eski müsteşarı falan diye. KCK operasyonlarından çağırıyorlar eski müsteşarı. Yani KCK operasyonu üreten Fethullahçılar müsteşarı çağırıyorlar. Ve şüpheli çağırıyorlar. sıfatıyla ve o çok önemli. İkimit görevlisiyle ilgili. Hı. Tabii tabii ve yakalama kararı da çıkıyor. Aynen öyle. Yakalama kararı da çıkarıyorlar. Bunun üzerine aynı günü e, ifadeyi çağıran savcı soruşturmadan alınıyor. Aradan geçiyor 6 gün sonra o meşhur bir şey var. TV Büyük Millet Meclisi'nde kanun değişmişti. MİT'in kanunu işte MİT şeffaflaşsın tartışmaları çıkmıştı ya ondan sonra. Terör örgütlerinden içeride olanlarla görüşebilir falan şeklinde kanun çıkıyor. Tabii tabii hepsini Hı. değişti. MİT'in yani MIT'in MIT yetkisini sınırsız yaptılar. Evet, evet. Sonra tabii kamuoyu da ilk defa o dönem demişti ki Cemaat AK Parti çatışması başlandı bu noktada. Ve zaten filmlere yansıdı ve ilk defa o döneme kadar biliyorsun AKP full olarak saldırmıyordu. Aynen. Yani direkt olarak söylenmiyor. Halkın İlk çoğu, çoğu şeyden o noktadan... biliyor abi. E, dershane meselesinden falan çıktı. Yok o açığa çıktığında. yani Orada Aynen. çoktan kin bilenmişler. Birbirine. Aynen. O vitriniydi işin yani. O şey sadece şeydi nokta. Hani biriyle bilirsin ya seni dövmek istiyor diye sen de onu dövmek istedin. Öğrenirsin bunu. Ama daha birbirinize o ilan etmemişsinizdir. <laughs> bir şey. Aynen. O noktadır o. Tayyip Erdoğan da gülerek şey diyor. E, gelsin ya diyor Türkiye'ye. Fethullah için. Aynen. O dershane röportajı. ATV'de meşhur bir röportajı var. Halbuki daha evvel de Göel Asif bitsin ama o noktada günlere nereye geldi gelsin ya. Hani e sen biliyorsun ben biliyorum bu işler nereye gideceğini. Evet. Oraya varıyor nokta. Gel gelelim bu noktada PKK bir rahat durmuyor. Devamlı şekilde saldırılar yapmaya devam ediyorlar. Özellikle işte Hakkari'de, Yüksekova'da. Evet. Bunun üzerine de TSK operasyon yapıyor karşı operasyon. Ve bayağı PKK'lı da etkisi hale getiriyorlar. Ardından 2012'nin sonunda geldiğimiz zaman Eylül'de e, KCK açıklama yapmaya başlıyor. İşte PKK'nın yönetim kadrosu. Diyor ki çözüm süreci bitti. Yeniden görüşmemiz lazım. Bu da tabii PKK'nın operasyonlarını açıklıyor. Saldırılarını açıklıyor. Hatta çok önemli bir şey söylüyor. Zübeyir Aydar diyor ki çözüm sürecinin en iyi hızlı yürü yürüdüğü yıl 2009 yılı. Fakat eylemsizlik içinde bulundukları bu dönemde KCK tutuklamalarının başladığını ve bunun sadece ilk zarar veren olay olduğunu dile getirdi. Sürece ilk zarar veren olay olduğunu dile getiriyor. Bizim anlattığımız gibi işte 2009 yılında bu çalışmalar yapılırken DTP'nin kapatılması, Haşim Kılıç'ın açıklamaları ilk kısmı iki sekteye uğruyor, ikinci kısmı başlıyor ve üçüncü, ikinci kısmı bittikten sonra da 2012'nin sonuna geliyoruz. Yani gördüğünüz üzere çözüm süreci sadece bir çözüm süreci değil, bir çatışma aynı zamanda. Devamlı şekilde yürütülmüyor. Farklı merhaleleri var. Yani. Tabii tabii. 2012'nin sonunda da o, Tayyip meşhur bir şeyi var. Ee, diyor ki Oslo görüşmelerinin çözüme yönelik olarak yapıldığını daha sonrasında samimiyetsizlik ve terör örgütü tarafından bilgilerin servis edilmesi nedeniyle bu görüşmelere son verdiklerini söylüyor. Evet. O tarihe kadar biliyorsunuz bir inkar vardı. Yani ses kaydı yayınlanana kadar inkar ediliyordu zaten. Aynen öyle. Ses kaydının şok etkisi yapmasının sebebi bu. Bir de terör örgütü yalan yayınlıyor bunu tabii ki de. fetöcüler buraya aktarıyorlar. Terör örgütü yayınlıyor bunu. E sen inkar ediyorsun devlet olarak. Terör örgütü diyor ki bakın devletiniz böyle öyle diyor ama biz de görüşüyorlar ve ses kayıtlarını yayınlıyor. Bunun üzerine tabii ki de Tayyip Erdoğan uzun süre susuyor. Sonra kabul ediyor. Ve bu noktada kendisi diyor 2011'de ben Kacıko operasyonlarını destekliyorum diyor. Arkasındayım diyor kaçak operasyonları. Yani çözüm sürecinde bir sırt dönme olayı var. Aralıkta da diyor ki MIT'in Kürt sorununa çözüm bulmak için Abdullah Hoca'nın ziyaretler bulunduğunu kabul ediyorum. Benim emrimine gitmiştir o arkadaş. Biliyorsun değil mi meşhur söylemi var? Evet. O arkadaş ben gönderdim bu arkadaşı diye. Yani derdi olan benle görüşsün falan gibi bir şey de diyor hatta ardından. Aynen. İlk başta bir giden e, ha, bunu söyleyen haindir olayı falan var. Aynen. Şimdi bu noktaya kadar e, ikinci sürecin bitmesi. Ses kayıtlarının sızdırılmasıyla ikinci süreçte patlıyor ve FETÖ'yle kavga başlıyor. Fethullah Gülen'e kavga kısa süre sonra bu ara veriyor kendince. E Fethullah Gülen destek açıklamaları yapmaya başlayacak bundan sonra. Tabi bu çözüm sürecinin en şiddetli kısmı olan, üçüncü kısmı Burası 2013'ten sonra başlıyor. İstersen bunu da başka bir yayına <laughs> <Evet. gülüyor> Enerjin şey olur mu? Yani şöyle şimdi dört e, 4.5-5 saatte giriyoruz ya bu meseleye. E, hani yine 4.5-5 saat ben farklı konularda seni sonra yormayayım. O dönem şey o zaman şey yaparız. Yani bitirdiğimiz noktadan baştan sonra soruları alırız. He öyle de yapabiliriz. E tamam. Çünkü şöyle arkadaşlar 2013 13'e girildiği zaman hep sene senesine denk geliyor zaten. 2012'de bu kayıtların yayınlanmasıyla patlıyor. İlk defa ortaya çıkıyor. Sonradan işte kısa bir süre ara veriliyor FETÖ ile kavga olayları başlıyor ama açık şekilde değil. 2013'te de BTP vekilleri İmralı'ya gidip Öcalanla görüşmeye başlıyor. Yani yeniden izin veriliyor. O yüzden her Öcalanla görüşme izin verilmesi yeni bir çözüm sürecinin başlangıcı oluyor. Yani çözüm Hı. süreci dediğimiz şey aslında bir tane çözüm sürecinden oluşmuyor. Farklı farklı süreçleri var. Ve bu 2013 süreci en açık, yani en fazla taviz verilen, en çok şeyin yaşandığı süreç. O megli meglilerin falan da yaşandığı süreç. Birkaç aldığım şey vardı. Ee, hani not var. Bunları soru istiyorsan. Tamam onlardan 2010, zaten. Bak arkadaşlar iyi tutun. İlk, 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 ilk yayında 2009'a kadar bir süreci anlattık. Havur rezaletiyle kapattık. Bugün havur rezaletini ve BTP'nin kapatılmasıyla açtık arkadana yaşandığını anlattık. FETÖ'nün siyasi ayağını anlattık. FETÖ'nün siyasi ayağından dolayı e, nasıl bir güç çekişmesi yaşandığını anlattık evet. ve bu güç çekişmesi yüzünden herkes kendi çıkar uğruna girdiği için bu çözüm süreci denilen şeyin aslında bir güç çekişmesi olduğunu gördük daha çok. Ve bugün de şeyle filan finalliyoruz bu işi. Ses kayıtlarının yayınlanmasıyla FETÖ tarafından ve kavga başlıyor. FETÖ AKP kavgası başlıyor. E, FETÖ KJİ operasyonlarını yönetiyor ve P. Afsoycan da diyor ki işte FETÖ'ye karşı bize biz de birlikte bu çözüm sürecini yönetin, yönetin. Şimdi benim bu hazırlamış olduğum bazı soruları zaten cevaplamış oldun. Bu ulu meselesini bir zaten soracaktım. Hı hı. Onun haricinde şeyler daha çukurca e, saldırısını hem Ağustos'ta 2011'de hem Ekim ayında yaşanan işte birinde 24 şehit diğerinde 10 şehit verdiğimiz. Ee, yani burada aslında PKK da bir yandan süreç şey yaparken hani süreç kalınca hani şiddeti verip kamuoyuna baskı yapmak. Bunu tutuyor. da bu yaparız. Bu yani barış istemiyorsanız böyle Önce kan yaparız değil ülkeniz. yapıyoruz yani. İnsanlar yapıyor. bak insanlar diyorlar ki bakın hani hiç şehit meyit yoktu. Çözüm süreci vardı. Biz yapıyoruz. Bak işte e, terör saldırısı olmasın istiyorsanız hükümete yapın baskınızı. Süreç devam etsin. Buraya evet. geliyor. Evet. HDP'nin bugün de budur bu arada. Hani terör saldırı olduğu zaman çıkar der ki ya bakın istemiyorsanız biz de görüşeceksiniz. Neyse efendim. Ee, bahsettiğim mesele şu. O dönemler abi çok e, çirkin hadiseler yaşanıyordu. Yani özellikle genç arkadaşların o dönemlerde yaşı belli bir yani belli bir yaşa gelmemiş kişiler bunlardan biraz habersiz olabiliyor. Ee, yani böyle ya yani şehit verdiğimiz ama Şehit verdiğimizden bahsedilmediği hani süreç bozuluğu hmm, falan hmm. diye yani veya biz işte bu kadar kan döktü bu örgüt bunlarla masaya oturulmaz falan dediğimizde e, bugün hala da, hala da medyada maymunluk yapan kimselerin sizler kanla beslenen vampirlersiniz falan gibisinden e, söylemlere maruz kaldığımız e, bir kepaze bir dönemdi tamam mı? E, yani yılanla şey yapıp yılanı okşayıp falan yılan sokunca böyle bu yılan kötü diyen insanlar oldu. Bu süreç bittikten sonra. Baştan mı? Hayır, daha öyleydi. çok onlarınki daha çok burhi alegorin tam olsun diye. Buyur. Bu yılanın zehri benim vücudumdan atacağım pislikler için iyi gelecek bana. Onlar o ha, kafadaydı. Doğru. Haklısın evet. Bilerek yani zehirli olduğunu gayet bilerek. Kanma yaptım. da yoktu yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. E, yani dolayısıyla bende biraz abi şöyle bir motivasyon da var. Mev, mevcut hükümete karşı. Mevcut hükümet aslında çok değişti. Şey anlamında söylüyorum değişti derken isimler falan bakanlar bilmem neler politikaları düzenleyenler çok değişti ama Erdoğan değişmedi isim olarak. Fikren değişmiş olsa bile. Şimdi benim o yüzden hala daha bugün bütün söylemlerinden dönmüş olursa olsun e, bir şeyim var. E, o dönemin hesabını birileri vermeli istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve bu buna olan inancım e, günden güne zayıflamış olsa bile hala bir nebze şey vardı. Ama son seçimden sonra falan e, artık yani böyle o açılımda yaşananları, yaşananları. Çünkü insanlar da pek takipçisi değil gibi hissediyorum açıkçası. Yani bende mi ben mi saplantı yapıyorum falan diyeceğim de değil arkadaş ya yani. neler neler gördü ülke o dönemde. Biraz da şey var ateş düştüğü yeri yakar. Var Öyle. biraz da. Ee, Yani bu sadece ciddi olarak hani maddi kayıplardan hani fiziksel gerçek kayıplardan, ziyade ideolojik olarak da böyle. Yani sana senin çizgilerini çektin kırmızı çizgilerini çektin yerlere dokunulduğu zaman sen belki rahatsız oluyorsun ama adamın demin ümmetçilikten konuştuk ya evet. adam ondan rahatsız değil yani onun için bir sorun yok bu noktada e dolaylı şey olarak da adam'a kalıcı bir etki bırakmıyor ne olmuş yani diyor işte Türkiye adasını kaldırdıysak yani zaten hep biz kardeş değiliz falan diyor doğru diyorsun yani bu kişilerin kendi şeyiyle alakalı bir mesele şimdi benim e, ailede de e, hep askerler var bir tarafta dayım e, şehittir mesela Edirne kapıdadır. yani acaba diyorum bunlardan ötürü mü e, biz daha şeyiz diye e, böyle konularda bilemiyorum artık da yani uzun lafın kısası o dönemde yaşanan e, meselelere e, artık böyle pek de hesabı sorulabilecek sorulmayacak gibi görüyorum e, işin açıkçası yani sen de öyle düşünüyorsundur muhtemelen. Hatta geçtiğimiz yayında da o iki yıl önce de demiştin yani bir yargılama falan olmayacak kaybetse bile seçimi demiştin. E, diye kötü mü bir şey dedim yani çıkıp. Efendim? Oradan dolayı da AKP'li ilan edilmişti. Kötü yalan mı bir şey mi söyledin? Yalan demedim canım zaman. yok. Evet. Yok yok sana dediğimden demiyorum. Hani Tepki Ondan vermişlerdi bu sığınmacı konusunda yani. da evet. sığınmacı konusunda da söylemiştim. Yani ne oldu yani? Evet. Bir insanlar şeyi ayırt edemiyorlar. Yani duymak istediğim şeyle Gerçeği ayırt edemiyor adam. Böyle bir sıkıntı var bizim insanımızda. Duymak istediği şeyi duymak istiyor. Uyuşturucu gibi. Bağımlılık yapıyor onda. Tabii. Morfin gibi anladın mı? Onu uyuşturacak sürekli böyle. Kafalarına bir yere dalacak. Onu istiyorlar. Ne kadar rahatsız ederse etsin gerçekleri duymak istememiz lazım yani her konuda. Evet abi. Girelim mi 2013'te? İstersen. Kısa bir özetle geçebiliriz. Başından 2013'e kadar açılımda neler oldu? Ee, birkaç kopma böyle yaşandı süreçte falan. Ama sonra devam ediyordu yine. Özellikle şey meselesi e, ilgimi çekmişti senin anlattıklarında. KCK şeylerinde e, yani yargılamalarında FETÖ'nün de etkisi olduğundan bahsetmiştin. Önceki kayıtlarda Asil Türk Evet Ne oldu yani diyorsun sabahtan beri de ne yapalım Hiçbir tepki verme bana tepki verme oğlum Ne oldu abi Ne oldu de diyorum ya Hiçbir tepki vermiyor. tepki bana verdiğiniz zaman İktidara değil sorun yani Dediğimi anlamamışsın herhalde Çetten He, birine mi şey yapıyorsun Yokum sana mı diyeceğim? Kafayı Ya asil Türk deyince Oğuzhan asil Türk falan onunla alakalı bir şey söyleyeceksin sana. <laughs> Yok oğlum. Adam... <laughs> Adamın niki öyle. Anladım. İster yani şeye de geçebilirim. Ya bir önceki yayın din muhabbeti olduğu için chat'i üye özel tutmuştum. Hmm. Ee, burada sağ olsun moderasyon bayağı sıkı çalıştı. Boş ver sen bakma abi. Biz konuşalım. Ya en son bizim 2013'te tam başında kalmıştık. Evet. İlk başta şeyleri anlatmıştık. İşte Avrupa iktidara geldikten sonra bir demokratikleşme, kardeşleşme paketi mi? Neydi onun adı? Demokratikleşme, milli birlik mi? Öyle bir şey vardı. Milli kardeşlik birliği mi ne? Öyle bir Açılım da onun üçüncü açılımı. Yani milli birliğin üçüncü fası. Üçüncü açılım oradan geliyor zaten ismi aslında. Kürt açılım oldu ondan sonra. Hmm. Neyden bahsetmiştik? Yani. İhsan Aslanlar'dan bahsetmiştik. İşte bu ağabeyini bizden istediklerinden bahsetmiştik. Evet. E, Tayyip Erdoğan Kürtçü İslamcı ittifakından bahsetmiştik. Evet. Ardından e, Habur'a kadar giden süreç Ahmet Türk. Ahmet Türk işte Habur'dan yaşananlardan dolayı anayasa mahkemesinin devreye girip e, BDP'yi kapatması HDP'nin kurulması ve burada yapılan e, şey to Uf. neydi bizim ilk toplantı konuştuğumuz toplantı? Mitin Dolma Bahçe mi? görüşme. Ha, Oslo. Oslo. Ondan sonra Dolma evet. Ve en sonunda KCK operasyonlarıyla bir FETÖ kapışması. Evet. E, bunun sebebi de şuradan kaynaklanıyor. Onu o zaman da söylemiştik. Belki hatırlamayanlarınız vardı. Çözüm sürecini sadece tek başına değerlendirmek yanlış. Paralel şekilde Ergenekon var. Paralel şekilde FETÖ olayları var. Yani aslında burada bir daha çok güç savaşı var ve her zaman tutarlı ilerleyen bir süreç değil bu. Hı hı. Biraz böyle değerlendirmek gerekiyor. Farklı faktörlerin öyle kişilerin de girip çıktığı bir süreçti. Ara ara böyle e, hükümetle AKP ile BDP'nin Arasının bozulduğu, ara ara tekrar yanaştığı. peki zamanında neden konuşmadın da bugün? Neyi zamanında konuşmadık Enverist 34? Oğlum, bir önceki yayın zaten iki yıl önce. Neyi kastediyorsun? Zamanında konuşulmayan ne? Abi sen şey yapma ya. Şu chati ben... 2014-15 zamanı. Allah'ım yarabbim. Oğlum, Oğlum zaman 2020'de başlayan şimdi? bir kanal nasıl 14-15'te konuşacak? Hakikaten adam o zaman yoktu. <laughs> Şunu nasıl şey alacağım ya? Doğayan yayıncılık. Dur bakayım şu düzenleden herhalde. Ha. Hadi. Bu böyle yazacak arkadaşlar şimdi lütfen parayla üye olup yazsın. <laughs> Yo olsun oğlum herkes üye işi yapıyor. Sen niye? Herkes açık yapıyorsun. Ne bileyim işte. HDP'nin kapatılması, HDP'nin kurulması ve APO'yla birlikte girilen diyalog. Evet, olay bu. Ha, 2012'de bir de şey krizi başlıyor tabii. Bit krizi başlıyor biliyorsun. Aa evet. Şeyin par Hakan Fidan'ı falan Şundan söylüyorum bunu istiyorlar. sürekli. Evet, Hakan Fidan'ı falan. En son orada kaldık. Abdullah Gül devam diyor. Ve bir iç e, güç çekişmesi başlıyor. Bunu da şundan ikinci iki kere vurguluyorum biliyorum. Şundan dolayı vurguluyorum bunu. Bir tarafta bu yürütülen çizim süre, çözüm süreci var. Bir tarafta FETÖ'nün gitgide kuvvetlenmesi var. Referandumu da geçtik ya bu arada. Evet. Referandum da başarılı. Yani bir süreç atlatıldı. Bir tarafta Ergenekon var. Bir tarafta da AKP içi çekişme var. Abdullah Gül Tayyip Erdoğan çekişmesi var. Hı hı. Bunların hepsini birlikte şey yapacağız, yorumlayacağız. Geçen yayınlarda da yorumladık bu yayında da. Yorumlayacağız. Duayen Burhi kardeşim. Yorulmayalım abi. 3 Ocak 2013. Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata. Seçiliyor İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek ilk iki kişi, ilk heyet. Yıllar sonra. Bu ikinci süreci aslında. Yani ilk süreç Habur'la birlikte işte AYM'nin BDP'yi kapatmasıyla kapandı ya. <laughs> Bu ikinci süreç başlıyor. Ahmet Türk'ün seçilmesi bir tesadüf değil aslında baktığınız zaman. Ahmet Türk Özal için de şey yapmıştı 90'larda. Apo ile aracılık yapmıştı. Mesela Lübnan'da meşhur Ateşkes ya açıklaması var ya Öcalan'ın takım elbise giymiş yanında Talabani var. Hı -hı. Bir de Kemal Burkay var galiba şey bu işte Kürdistan Sosyalist Partisi'nin şeyi Hı -hı. o dönemlerde. O fotoğrafta Ahmet Türk de var. Yani Ahmet Türk her zaman e, Öcalan'ın devletle kuryeliğini yapmış bir adam. Güvercin, güvercin kanat deniliyor Ahmet Türke. Şahin kanat, güvercin kanat deniliyor ya Ahmet Türk için evet. sanıyorum. E, hı hı hı. Aracım aracı da oluyor. Diplomat, için. diplomat, evet. Diplomasisini yapıyor örgütün diye. Hı. Hatta meşhur bir şey var. 2007'de biliyorsun meclise geldiği zaman. Bahçeli'nin elini sıkması falan. O zamanlarda Bahçeli ne kadar sert hatırlıyorsun? Bahçeli o zamanlar şeyi atıyordu ya. İp atıyordu. yani bu Ur, bir, bir, Birkaç hafta önce ya. bu arada. Evet. Urbun İp attı. Atıyor. Birkaç hafta sonra şey attı. Şeyin elini sıktı Ahmet Türk'ün. Yıllar sonra da hapisten çıkması için şey yaptı. Evet. Baskı yaptı biliyorsun. Hasta kendisi diye. Hasta olan Ahmet Türk sonra gitti aday oldu. Kazandı. Ne işte? değil, evet. giriş, değil mi? Yani anlamadığım bir olaydır. Bırak yani. Duayın. Hastaysa da hastadır. İçeride şeyine Dua bakarlar. Ya. Bakarlar oradaki şeylik ayrı. Birliktelik ayrı. Neyse, daha da ilginci bu iki şahıs da ve ikinci heyet olacak olan işte Sırrı Süreyya Demirtaş hı hı. falan gidecek ya Pervin'le. Onlar hı. ikinci heyet. Bütün heyetlerin ortak bir özelliği var. Buyurun. Anayasa uzlaşım komisyonu üyesi hepsi. O anayasa yine uzlaşım komis... geliyor yani bir şey. <laughs> anayasa uzlaşma komisyonu ne? 2011'de kurulan Türkiye'de değiştirilecek olan anayasa için yapılan hı. bir komisyon. Evet. Ve bu BDP'lilerin yani HDP'lilerin hepsi buraya üye. Bu heyet olanların. Şimdi HDP'nin çaycısı bile gidecek, gitmesi kafi olacakken, diyalog ya sonuçta işte, değil mi? Evet. Neden Anayasa Komisyonu üyeleri hep gönderildi Öcalan'ın yanına sence? Çünkü Öcalan'ın Anayasa konusundaki fikirlerini de şey yapmak istiyorlardır. Aynen öyle. Merak ediyorlardır. Zaten gidecek şey o. Teklif o zaten yani. Şimdi birazdan bahsedeceğimiz giden süreç o. Birinci ya, anayasa başarıldı ya 2011'de ikincisine a, geçilecek. Bir şey sormak istiyorum sana. Buyur. Bugün e, yani hani Türk milleti olarak bak yayın başından beri çok farklı şeylere çok da yüksek sesle tepki vermediğimizden bahsettik ya. Bugün Hı -hı. bu doz aşılıp bir yere getirilip böyle. Yani şöyle farazi bir şey vereceğim. Sence o durumda da artık böyle e, kaynayan kazanda duruma alışmış kurbağa olmayız herhalde diye ben düşünüyorum. ben serbest bırakılması. Böyle mı? bir şeye kalkışılırsa, kalkışılsaydı sence ne olurdu veya bugün ne olur? Öcalan'ın serbest bırakılması mı? Evet. Yine karışır ortadık. O zaman da karışırdı değil mi? O zaman da karışırdı. Biz Ama tabii ki karışsın. de marjinalize edildi. Hani devlet eliyle bastırılabilirdi. Ne bileyim belki de işte Bakalım ev, yani. ev hapsini aldık. Ev hapsini aldık Bursa'da falan filan diye. O yemin... Şey yapabilirlerdi yine. Evet. Bir sentezle alıştıra alıştıra. O yapılabilirdi. Ama o zamanki muhalefeti de biliyorsun MHP ve CHP daha sağ bir çizgiden, daha ulusalcı bir çizgiden daha evet. doğrusu çekiyorlardı. Heyhat. Neyse bu ilk Grup gidiyor ve Abdullah Öcalan'la görüşmelerini yapıyorlar. İşte Türkiye'de mesajlar veriliyor. Öcalan'la görüşüldü falan diye. 8 Ocak'ta bir başka aktör sevgili Buri'yim. Kim? Fethullah Gülen. Hmm. Bize ters gelen bazı şeyler olabilir. Keşke şu gelişme olmasa, şu anlaşma olmasa, şu uzlaşma olmasa. Biz Türk milleti şöyle onurumuz var, böyle gururumuz var, boyun eğmesek bazı şeyler evet demesek denebilir. Muhtemel ki o tür şeylerle bazı problemler çözülecekse işte o Hudeybiye sulhü mülahazasıyla Hudeybiye sulhündeki mantık ve muhakeme ile yapılması gereken şey neyse onu yapmak lazım. Güzergah emniyetini tehlikeye atmamak lazım. Ülkenin parçalanmasına meydan vermemek lazım. Devletimizin bir devlet Ali olması istikametinde yoluna devam etmesini sağlamak lazım. Devletler muavezinesinde muavezene unsuru olmasını sağlamak lazım. Bu kadar varidatı getirisi olan bir şey karşısında bazen kafamız uymayan şeylere de katlanabiliriz. Sulh için milli onur, milli gurur ayaklar altına alınmamak kaydıyla o mefkureye saygı devam ettiği müddetçe bence el öpülebilir, etek de öpülebilir. Yol yapıyor. Heyeti İslamiye, heyeti milli arasında huzurun temin adına katlanılabilecek her şey katlanmak lazım. Hayır sulhtadır, sulh her zaman hayırlıdır. Diyor FETÖŞ ve böylelikle de yolunu e, yapıyor. K KCK sürecinde yapılan işte şey var işte FETÖ buna karşı falan bir kavga Hı -hı. işi var ya işin işte içerisinde. Hı -hı. Buranın yolunu açmış oluyor. Medyada da böyle değerlendiriyor. İşte Fethullah Gülen'den olur falan. Yani hepsinde. dini argümanların da burada aslında bu tür politikalarda halkı etkilemek için nasıl kullanıldığının da bir örneği olarak konuşmuş <laughs> bu, bu çocuğu. Yani bir birincisi... ebiye diyerek konuşmuş buca da evet Birincisi burada işte halkın etkilenmesi, ikincisi ama devlet içerisindeki FETÖ'lü mekanizmalara da verilen bir olur mesajı var. Çünkü devlet hmm. emriyle çalışmıyorlar. Bunun emriyle çalışıyorlar. Tabii ki de. Ve bunu medyada biliyor o zamanlar, haber yapıyor hepsini. Evet. Bakın Fethullah Gülen'den böyle çarçarçar. Yani daha bu gizli bir şey de değil. Yani şifre mifre de değil. Daha da ilginci 8 Ocak'ta yapılıyor ya bu konuşma. 9 Ocak'ta başka meşhur bir şey oluyor. Canan Kaftancıoğlu'nun acılı günü. 8 Ocak 2013'de Sakine Cansız ve iki He. ayrı PKK'lı daha Paris'te bir suikast sonucu öldürülüyor. Bu çok ilginç ve enteresan bir olay. Bu abi MIT'in işi mi sence? Çok şey denildi. Hani burada kendi meseleleri Ömer diye biriydi yanılmıyorsam. E, Ömer göberten. Güney. Evet. Yani burada ben hakikaten hala daha bilmiyorum. Yani muhtemelen i̇şte resmi artık. bir açıklamada tabii ki yapmadım yok, yok hayır şöyle. Mevzu şu. Senden alalım Bu resmi Ömer açıklamayı. Güney. Bu Ömer Güney. Evet. Esasen Kürt değil zaten Türk hı hı. milliyetçi bir aileden geliyor. Kendisi de milliyetçi. Hı. Bu arkadaş 2011'de bunların derneklerine gidip gelmeye başlıyor. Güvenlerini kazanıyor. Bunlar normalde korunan tipler. Sakine cansız falan. Hı <laughs> İki sene içerisinde güvenlerini kazanıyor. Her yerde başta gidiyor. Destek veriyor işte. Tercümelik yapıyor. Tercümanlık yapıyor bilmem ne falan. İki senenin sonucunda bir gün fırsatını bulduğu anda üçüne de sıkıyor ve öldürüyor bunları. Sonra hatta olay yerine gidiyor. Protesto ediyor ve şey yapıyor. Katilden intikam alacağız falan diye pankartça şey yapıyor. Onu bilmiyordum. <laughs> Paris, tabii Paris kriminalcisi terörle mücadele bürosu bunu alıyor. Sorguluyorlar. Ben diyor PKK'ya katıldım falan filan diye anlatıyor. Hmm. Paris savcılığına göre ise MIT kendisini angaje ediyor ve burada olası bir imkan olduğu zaman bunu indirmesi için kendisini bir köstebek gibi işin iş şeye iş 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 dahil ediyor. Hmm. Geçmişine falan baktığın zaman da bu daha olası duran bir şey. MIT bağlantısı. Ama ve lakin. Öyleyse helal olsun. Evet abi. Ama ve lakin bunlar işte indiriliyor. Bu arkadaş bu arada beyin tümörü falan var. Hasta. Hmm. Ve yargılanması başlamadan hastanede vefat ediyor. Yani ölmesi de bayağı garip ortamlarda gerçekleşiyor. Hmm. Hatta yine Almanya'dan bir başka. Bu Almanya'da da yaşamış uzun bir dönem. DİTİP'i suçluyorlardı hatta o dönemler. Tek ziyaret eden DİTİP görevlisi bu arada. O da şey cezaevinde Paris. ziyaret eden. Evet cezaevinde yani. hapisteyken tek, bir tek DİTİP görevlisi ziyaret ediyor bunu ve basın iddiasına göre bu bunu kayıt alıyor Fransız şeyi hı hı. emniyet güçleri ve burada kendisine işte bir kaçış planına falan bahsediyor. Hı. Yani işte böyle PKK havası yok kendisinde. Hı, asıl dönemin başbakanı Tayyip Bey diyor ki ya diyor bu iç hesaplaşma da olabilir. Bu arada evet doğru örgütün böyle iç hesaplaşmaları var sıklıkla. PKK vicdinden falan bahsetmişim hatırlarsın senin yayınlarında. İnfazlardan da bahsetmiştin. Sadece infazlardan evet. değil Ondan erken da, dönemde evet. PKK'dan kopan PKK vejin yeniden PKK demek. Hı hı. Yani PKK'dan kopan bir grubun örgütlediği başka bir PKK. Evet. Hani Abdullah Öcalan'ın diktasını tam sağlayamamış o dönemde. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Ee, Tayyip Bey böyle söylüyor. Yani Türk hükümeti de böyle söylüyor. İşte PKK diyor ki bunu diyor çözüm sürecini baltalamak isteyen güçler de yapmış olabilir devlet içerisinde ama devlet de var işin içerisinde diyor. Cemil Bayık yıllar sonra çıktı dedi ya Hakan Fidan dedi ki e, ee, bu mitin içerisinden oldu ama mit yapmadı falan dedi dedi. Yani bu tabii terör örgütünün iddiası. Yani, ciddiye ciddi alınacak bir iddia da değil ama hı hı. E, şeyin an, tartışmanın şeyini anlaman için. Hı hı. Ağrını anlaman için. Evet. Çünkü bu görüşmelerden bir ay sonra. Yani Ocak'ta yapılıyor görüşme. Pardon ne bir ayı. 3 Ocak'ta yapılıyor ilk görüşme. 8 Ocak'ta FETÖ destek çıkıyor. 9 Ocak'ta bu suikast gerçekleşiyor. İlginç değil mi? Evet. Bu işte meşhur e, Paris suikastı dedikleri meşhur olay bu. Bugüne kadar hala da sürer. Ama kendisi hastanede daha yargılaması başlamadan vefat ettiği için kendisi asla doğru düzgün sorgulanamadı. Normal şey ilk sorguları hariç. Hakim önüne çıkmadı daha doğrusu. 14 Şubat'ta sevgili borayım Hükümet 2. BDP heyetini İmralı'ya gönderip Öcalan'la görüştüreceğini duyurdu. Tamam. Bir gün ya sonra bir Erdoğan şey basın, basın... Efendim abi peki e, hani adamın geçmişi itibariyle e, mitle bir yakınlığının olması daha muhtemel e, dedik ya. Hı hı. E, peki şey süreç itibariyle bunu daha olası görüyor musun? Yani i̇şte garip olan o. Sakine Cansız o dönemde böyle İmralı görüşmeleri bilmem ne yapılırken neden öldürtülmüş olalım? Yani ya işte diyorum ya garip olan o zaten. Acaba Öcalan mı kendisine rakip görüyor falandı da? Ha işte i̇şte iddialar oradan oraya gidiyor. Yani sen belki söyleyemiyorsun şu anda iddialardan biri Öcalan'ın şeyinden biri. Hani örgüt içerisinde ben eğer işte çözüm sürecini yaparsam bunlar bana muhalif olur. Hı hmm. Benim muhaliflerimi kaldırın ricası yani Öcalan tek güç olarak kalsın Tabii bunlar diye. bunlar zaten o da elinde yani. Öcalan da elinde Öcalan'ı muhaliflerini indirelim ki örgüt elimizde kalsın şeyi Anladım. teorisi. Anladım. Bu var. Çok var yani. İşte bir, bir A, FETÖ yaptığı iddiası bile var. Var. Tabii çoğu adam öldü gitti sırlarıyla birlikte. Evet. Şimdi abi lafını ikinci, dönüştüm. İkinci ikinci heyet, heyet. Ikinci evet. duyuruldu Birinci heyetten sonra. İkinci et daha renkli bir et, bizim de İmralı notlarından bildiğimiz bir et. Fakat basın o dönemler hatırlarsın, fokur diyor. Yani bu çünkü birebir artık Öcalan'la görüşme. Ondan evvelki Öcalan'la görüşmeler değildi, dışarıda yapılan bir süreçti. Hı. Bu artık direkt Öcalan'la bir görüşme olduğu için basın çok tepki gösteriyor. Bunun üzerine Erdoğan rahatsız olup basın İmralı süreci diyor ya. Buna diyor İmralı süreci demeyin de çözüm süreci diyin. İsmini buradan alıyor aslında. Hı. İşte aradan bir aylık bir süreç geçiyor. Pervin Buldan sırrı Süreyya Önder. Altan Tan. İmralı'ya gidiyor. Adalet Bak Yani bunlar heyeti bunlardan kuruyorlar. İşte Adalet Bakanlığı'na işte tevhide bulunuyorlar. Ne diyorlar oğlum o şeye? Dilekçede bulunuyorlar. Hı hı. Bunun üzerine onaylanıyor ve kendileri heyet olarak görüşmeye başlıyorlar. Burada İmralı notlarından bileceğin üzere Öcalan'la ciddi bir şeye giriyorlar. Diyaloğa giriyorlar. Uzun süren bir diyalog. Öcalan kendilerine bir yol haritası sunuyor. İşte partinin nasıl ilerlemesi gerektiği, Suriye'de ne yapmaları gerektiği. Bak bunu da unutmayın. Hmm. Demin dedi dedik ya paralel Ergenekon çözüm süreci vesaire paralel. Suriye'de paralel gidiyor. Suriye savaşı paralel gidiyor. Evet. Buradaki YPG yapısıyla da işte PYD o zamanlar. Bunlarla alakalı. Öcalan'ın söyledikleri de bu heyette Kandil'e gidiyor. Mektup yazıyor Kandil'e. Bu heyet bunu alıyor gidiyor. kurgelik yapıyor Kandil'i. Yani PKK'nın sözlü önderiyle örgüt arasında bir diyalog sağlanmış oluyor bu şekilde. İleriki süreçte bakıyor işte medya destek vermeye başlıyor. TÜSİAD destek vermeye başlıyor. Yani sermaye de destek vermeye başlıyor bu sürece. Onun üzerinden şeylerin Abdullah Öcalan'ın bu heyetle görüşmeleri basında yansımaya başlıyor. İşte meşhur şey var ya. Ev hapsine gidecek mi gitmeyecek mi? İşte Öcalan'ın şey demesi. Herkes özgür kalacak ben dahil. Evet, tehditvari sözleri falan da yani baya baya Öcalan medyada konuşmaya başlıyor. Öcalan ne dedi diye haber bugün düşünebiliyor musun? Öcalan ne dedi son dakika falan. Abi geçenlerde mektupla bilmem ne aracılığıyla yine e, olan bir şeydi. Tabi de gün gün olmuyordu yani en azından. Ya bu, bu, bir de onlar şeyi filtreli. Sana her şeyi yazdırmazlar ha, mektuba. Tabii. Filtreli bunlar. Hatta bu süreç sonrası PKK şeyleri teslim etmeye başlıyor işte kaçırılan şeyleri, işçileri. Bunlara da bir şey teslim oluyor. Mazlum der. <laughs> o zamanlar Gergerlioğlu var biliyorsun mazlum başında. Doğrudur. Sonradan mükafatını almış vekillikle. Almış. Yani Kürt İslamcıları şey yapıyor. Zaten Altantan da o kafada biri. Yani muhtemelen evet. heyette onun yer almasının nedeni de İslamcı Kürtlerin şey olması. Hani bu sürece daha entegre olsunlar düşüncesinden yatmıştır. Çünkü o açıktan, ben şeriatçıyım falan diyen biri. Yani bu şey e, biraz e, unutulabiliyor. Hani PKK'nın Marksist bir örgüt olması nedeniyle e, full şey zannediliyor. Yani bunu destekleyenler sempati duyanlar da Tamamen o kafada Marxist. böyle Marksist zannediliyor. Öyle bir şey değil. Hı. Şu YSP adını bile o kaygıyla değiştirdi mesela. Sol demediği içinde. Çünkü çok fazla e, İslamcı da var destek olan. E, Diyay derler bilmem neler. Şeyh Said ekolünden değişik değişik tipler. Zaten cuma namazı eylemleri yapıyorlardı ya sivil itaatsizlik bilmem hı hı hı. ne. Yani onun Dur. öyle bir boyutu da vardı. Kesinlikle. Altantan'ın Altantanın büyük ihtimalle mazlum derdi şey, buradan. Evet. Buradan kaynaklanıyor. Bir tabii AKp'de de şey aracılık yapabilecek bir nokta. Evet aynen İşte İslamcılık, İslamcılık, ortak noktaları mi? bunları. Evet. Ardındaki süreçte Demirtaş da buna dahil oluyor. Demirtaş'ın parladığı dönem budur bu arada. Böyle kendini ortaya koymaya başlıyor artık. Hmm. O da gidiyor şey içerisinde. O zamanlar BDP alanda Evet. Ardından Mart'a geliyoruz. Mart 2013'te meşhur Öcalan'ın mektubunun Nevruz'da okunması Diyarbakır'da. O meşhur unutamadığım hani şeyler... bir şeydir görüntü. yani böyle kafamda. Evet. Kaç kaç kişi vardı. gitti oraya yani o Nevruz'u? Çok milyon mu? Kaç kişi vardı orada? Bilmiyorum, çok kalabalıktı. Ve şeyi abi, e, yanlış hatırlamıyorsam diyeyim, Sırrı Süreyya okudu değil mi o mektubu? Evet. Sırrı Süreyya Hatta okudu. Hatta bir ara gösteri için şey yaptılar, bastılar şeyi. PKK'lılar. Öcalan bayrakları her yerde. He evet. Öyle bir şey de olmuştu. Hatırlarsın Önder Apo'ya özgürlük diye şey başlık vardı şeyin üzerinde. Sahnenin üstünde. Ve sahnede abi Kaleşnikov görselleri falan vardı böyle. Evet evet. Bayağı böyle örgüt propagandasıydı. Yani o. böyle bir şey Türkiye'de yaşandı arkadaşlar. Yani... yani. şu an görüntüleri versek belki de hani yer gelecek. Evet, orada yürüntüyü... işte Nihat Doğan'ın falan orada olması arkada ağlıyorum yerde. bilmem ne açıklamaları mutluluktan evet. ağlıyorum bilmem ne diye yani mutluluktan ağladığı şey bir terör örgütü elebaşısının örgüt paçavraları eşliğinde Kalaşnikov görselleri bilmem ne eşliğinde mektubunun okunması. Böyle bir kepazelik yaşadı bu ülke. Yani orada Mektubu abi... da şey diye sundular yani mektupta diyor ki işte silahlı güçler PKK Türkiye'den geri çekilecek bu da işte bu sözde işte savaşın bitişidir falan sembolik bir anlam da yüklediler böyle. Bayağı medyada ciddi ciddi yer verdiler buna. Yani gurur, duyulacak bir şeymiş gibi. Evet. Güzel şeyler oluyor falan diye bu haburdan sonra nasıl konuştuysa Arınç aynı şekilde Duayen. buna da yorumlar yaptılar. Duayen bir şey. Aha. Ah. Yani kendimi en böyle e, ülkeye ait hissetmediğim dönemler diyebilirim belki ya. Birçok kişi için öyle bu arada. Birçok kişinin siyasi görüşü özellikle milliyetçi cenahtan birçok kişinin siyasi görüşü bu dönemde şekillendi. Doğrudur. Ardından bu mektuptan sonra mektupta biliyorsun silahların bırakılıp PKK'nın Türkiye'den çekilme çağrısı yapıldı. Hatta bunun üzerine Erdoğan e, silahları bırakıp çekilsinler aksi yani şey çatışma çıkmasın diye. Bu da işte meşhur şey o. Hani valilere e, şey emri verildi. Silah sıkmayın emri verildi dönemidir. Ya şimdi abi Hı şuna ettim. bir hızlıca bir istersen Hı. girelim. Ya şöyle mesela bunu izleyip tamamen bizde farklı fikirlerde olup şöyle bir yorumu yapacak insanlar vardır muhtemelen. Ulan adamlar işte bak silah bırakma ee, şeyi açıklıyor. Siz de buna kurulmuşsunuz falan gibisinden. Arkadaş, ee, bu bir galibiyet. Bir onlar genelde şey de, diyorlar. Buçuk. Buyur. Bu lafını, Onlar genelde şey diyorlar. Planlıydı ama büyük bir planın parçasıydı. Yo ben biraz daha bu bölücü örgüte yakın olan kafadan ha, bahsediyorum şey yani mevcut iktidar şeyinden ziyade. Yani şöyle bir mesele var. Buna öyle bakmak lazım. Sizin bir eviniz var, tamam mı? Bu eve birileri silah zoruyla girmeye çalışıyor, içeriden çalmaya çalışıyor, size zarar vermeye çalışıyor bilmem ne. En sonunda da siz bunun mesela başındakini bu birilerinin en başındakini yakalamışsınız falan filan. Dışarıdakiler hala size saldırmaya çalışıyor. Ve bir kısmını da böyle bunlar güya işte şey yapmış. Yani size zararlar vermiş diyelim. Bu başındaki adam diyor ki bize işte şöyle haklar tanıyacaksın, böyle şeyler yapacaksın, beni serbest bırakacaksın, bilmem ne bir silah bırakırız. Yani sikerim silahını da bilmem nesini de anlatabiliyor muyum? Yani bu suçluya güç verir böyle bir şekilde bu şartlar altında bir barış yapmak. Yarın bir gün Türkiye'de herhangi bir başka terör örgütü o zaman şey yapsın bize zarar versin terör estirsin saldırılarda bulunsun bilmem ne. Sonra ben onun ele başısını yakalayayım bilmem ne bu sefer o da desin ki silah bırakırım ama şöyle şöyle yaparsan böyle böyle yaparsan. Siktir git baştan hakkın yok ki senin benim e, milli bütünlüğüm için bir hakkın yok. Bilmem ne için. Yok. Sen silahla hak almaya çalışmışsın. Alacağın tek şey benim silahımdan çıkan mermi olur yani senin hakkın. Ee, senin zamanda yaptığın benim en sevdiğim videolarından biridir. Kırmızı çizgi. Ee, yani bunu da insanları izlemesini ben tavsiye ediyorum. Yoksa şunu bak isterim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Elbette neden Türkiye gücünü, emeğini, ...bir bölücü terör örgütüyle uğraşmaya harcasın. Hepimizin vergisinden bu operasyonlara şeylere para gidiyor. Yani gidecek tabii ki güvenliğimiz için gidiyor da... ...başka şeyler ülkenin kalkınması için harcanır. Yani ülke daha güvenli bir hale gelir. Askerimizin burnu kanamasın. O bölgeler turizm falan da kazansın anlatabiliyor muyum? Yani sermaye gelir, yatırımlar artar bilmem ne... ...böyle bir şeyi niye istemeyelim... Bir terör örgütü silah elbette bıraksın ama teslim olsun. Suça karışanlar yargılansın. Suça karışmayanlar yani elbette yargılansın. Alacak bir mesela cezası yoksa farklı durumlar konuşulur. Herhangi bir şeye katılmadıysa vesaire o durumlarda değerlendirilir. Ama yani senden böyle hak talep edercesini adamı barış elçisi bilmem ne yaptılar ya kan döken rezil herifi. Böyle bir oros yani hani şey yapacağım şimdi. Ben de çığırımdan çıkmak istemiyorum. Böyle bir şey olmaz aga. Yani böyle bir e, anlaşma, barış bilmem ne böyle bir şey olmaz. Bu usulüne uygun olur. Teslim olur. Devlet silah bıraksın falan boyutuna getirdiler. Manyak mısınız kardeşim? Devlet silah mı bırakır? Ya kendilerini öyle bir eşit noktaya getirmeye çalıştırar. Anlatabiliyor muyum? Müzakereler bilmem neler. Biz yani bu vatanı şeyde bulmadık ki. Yolda gezerken bulmadık yani. Ya bak binlerce yani bin yıldan uzun süredir e, biz buraya bu ülkeye bu yurdu edinmek için nice nesiller feda ettik. Buraya yedi düvel çullandı da çıkardık. Nice yakın coğrafyamızda e, ya hakikaten nesiller feda ettik. Birçok yanından Bulgar mezaliminden tut Yunanların yaptıklarına yani say say bitmez. Anlatabiliyor muyum? Böyle çok duygusal konuşmak istemiyorum da yani gelen geçene biz hak verecek olsaydık kendimizden feragat edip burada yaşayamazdık. Bunun içinde yaşamıyoruz burada. Neyse abi biraz şey yaptım. Kusura bakma. Böldüm. Yok canım ne demek? <laughs> Gayet doğru yorumladın fakat işte bizim de Işık 10 yıldır söylediğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz sözler. Ve nasıl mektup açıklandıktan sonra Erdoğan çağrısını yapıyor işte silahlarınızı bırakın yoksa işte çatışma falan çıkmasın Irak'a çekilme olsun Irak'ın kuzeyine diye. Ama ve lakin bu tabii ki de herkes desteklediği bir şey yok hani tepki verenler de oldu özellikle evet. milliyetçi Cenah. Hatta ve hatta MHP adını vermek gerekirse. Tabii. Ve medyada ciddi bir karşılıklı bulmaya başladı bu. Özellikle işte Apo'nun şey falan. Muhalefetin bir dönemki en büyük konuştuğu şey buydu bilirsin. Tayip yani Tayyip Erdoğan'a en büyük muhalefet buradan yapılıyor. Öyle. Buydu. Bunun üzerine Tayyip Bey de bir strateji geliştirdi. Dedi ki bunu dedi halka anlatmak gerek. Ve akil adamları duyurdu. Bir komisyon kuruldu. Ünlüler seçildi. Bu ünlüler Türkiye'nin ee, her bölgesine gibi. galiba 2-3 tane gidecek. 2 tane mi 3 tane mi Herkes kendi memleketine gidecek. Buradaki halkı çözüm süreci için ikna edecek. Akil adamlar. İşte şey meşhurdur mesela. Neydi öyle mi anladı? Tatar Ramazan oynayan. Kadir İnanır. Kadir İnanır, evet. Kadir İnanır'ın meşhur bir şeyi var biliyorsun. Röportajı <laughs> var. Abdullah Öcalan Kürt halkının lideridir. Bizim bunu kabul etmemiz lazım. İşte burayı bir aşalım. Çok güzel olacak. Çok güzellikler olacak falan gibisinden. Saçma sapan söylemleri vardı biliyorsun. Evet. Yani bu akil adamların zihniyetini anlayın diye. Yani Ölek şurada da yani. bir araya girmek istiyorum abi. Bugün dahi bu çözüm sürecinden diyeyim, açılım rezaletinden hala daha o gün yaşanan olaylardan sıkıntı çekiyoruz bugün bile. Çünkü o gün bu yapılanlar nedeniyle, bu işte kadir inanırların, bilmem nelerin söylemleri, devletin muhatap alması nedeniyle şöyle bir şey oturdu. Kardeşim biz hak elde edeceksek, biz şöyle yapacaksak, böyle yapacaksak, biz daha iyi bir konuma geleceksek örgütten geçiyor. Devlet örgütle görüşürse, örgüt bastırırsa, örgütün eli güçlenmeli ki devletle daha iyi pazarlık etsin. Bizim temsilcimiz örgüttür, bilmem nedir. Bu oturdu maalesef ve bu bize çok kaybettirdi. Zaten güvenlik anlamında da biz sonrasında yapılan... E, sur operasyonlarıyla, hendek operasyonlarıyla e, o günlerde yapılan, açılım zamanı yapılan yığınaklar nedeniyle e, onlarca, yüzlerce şehit verdik. Yani onlar kanlarıyla temizlediler. O gün yayılan o pisliği. E, ardından şey olarak da çok oturdu maalesef. Yani vatanını seven devletini, milletini seven bir Kürt vatandaş da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Kürt de eee Artık yani o gün yaşananlar nedeniyle, Kadir inanırların, bilmem nelerin bu medyada karşılık bulan söylemleri nedeniyle e, sempatisini, sevgisini belki aralarında şeyi kaybedenler oldu devlete karşı, millete karşı, öbür tarafa örgüte yönelenler oldu. Bu araya girmelerim şey yapmıyor değil mi abi seni? Yok yok, estağfurullah, problem yok. Gayet doğru, gayet yaptığın tespit de doğru, anlattığın da doğru. Evet. Buradaki sanat sepet camiasının ana özelliği Öcalan'ın elini nasıl kuvvetlendiririz? İşte demin de yayının başında demin dedim de 4 saat önce yayının başında dedim ya. Aydın olmak için söylemen gereken bazı şeyler. Hı <laughs> hı. Bunu yapınca aydınsın yani. Çok şeysin. Cesursun. Öcalan'a destek çıkmak. Ana inanılmaz cesur falan. Aydınlık kriteri buydu ülkede bir ara. Ya. Tabii canım hala böyle. Gördüğün <laughs> üzere yani. Tazmanya canavarının dönmesiyle hala CHP ve MHP şeyi reddediyor biliyorsun. Komisyon kurulacak mecliste. Hı hı. Biz buna katılmayız diyor. Kılıçdaroğlu'nun bu arada şeyle bir sorunu yok. Sürecin olmasıyla değil, işleyişiyle bir sorunu var. Şeffaf bulmuyor. Ee, Bahçeli ise tabii ki de kategorik olarak karşı. Evet. Dolaylı olarak da Erdoğan diyor ki yani biz bunu nasıl yürütürüz? İşte Demirtaş'ın da önerdiği formül üzerine HDP-AKP şeklinde. Hı hı. 8 Mayıs'ta PKK'lılar çekilmeye başlıyor. Bunun üzerine mecliste de ilk defa bu komisyon toplanıp işte PKK şeyi ilk kişi şart yerine getirdi. Bu arada bütün bunlar olurken me şeyde İmralı Adası'nda yapılan görüşmeler İmralı notlarından okuduğumuz için evet. hani ne sözler verildi, ne vaatler verildi biliyoruz oradaki amacını. Yani biz bunları çekeceğiz karşısında hükümet bize şunu şunu verecek. Hala da vaatler İmralı zabıtları diye aratıp notları, görebiliriz. notları. notları pardon. Ee, İmralı zabıtları haberdi. İmralı notları Hı. diye geçer o kitap. Bu arada terör propagandasıdır yani ya şey. yani öyle şey tavsiye ettiğimizden. Oda TV değil. o Oda TV yayınlamıştı galiba. Oradan Hı. resmi olarak bakabilirsiniz. Ama kitap hali yayınlayan yoktur. PKK'lıları hariç. Evet. nasıl eee ...resmi gazetede yayınlandı işte... ...bir gün sonra 9 Mayıs'ta... Ee, ...yine aynı gün... ...akil adamlar Erdoğan'a raporlarını sundu... ...hani Türkiye'yi gezip şey yaptılar ya... ...işte nerede ne yapmak gerekir... ...halkı nasıl ikna edelim... Hı hı. şimdi bu gitgeller olurken tabii ki de... ...PKK yapısını da değiştirdi... ...yani PKK'nın isteği ne... ...bir de bunu şey yapmak gerekiyor değil mi sonuçta... ...burada bir süreç var... ...burada karşılıklı bir... ...alışveriş var bir noktada... Evet. E ...PKK ne istiyor... Şimdi PKK da eskiye nazaran veya eskiye göre artık bir şey de değil. Bir bağımsız Kürdistan, özel Kürdistan da değil. Demokratik konfederalizm. Hmm. Boçkin'den şey yaptı var ya. Aldım, apardı. Demokratik konfederalizm evet. hikayesi var. E, bu daha olur geliyor herhalde anladığım kadarıyla AKP tarafına. Yani bunu bir şekilde biz anayasaya eyalet meyalet diye yediririz diye düşünüyorlar. Toprak vermedik falan muhabbetinden öyle düşünüyorlar. Tabii yani, yani eyalet olacak. İşte zaten Zaten tarihte de vardı yok Osmanlı'da da o bölgeye. Tabi tabii tabii yani o dönemde başlamıştı o. Söyleniyor. Bana. O dönemde evet. başlamıştım. başlamıştı. Yani mevzu bu. Herhalde arkada bu işin bu kadar uzun sürmesinin ana sebeplerinden biri de bu. Anlaşacakları noktaları belirleyemiyorlar. Evet. Fakat bu Mayıs ve Haziran arası işin daha da ilginç yanı 2013'te Gezi dönemi yani. Türkiye'nin en sıcak yazlarından biri. Gezi, FETÖ'yle kapışma, Ergenekon'un yavaş sonuca bağlanması ve çözüm süreci. Paralel hepsi. Merkezinde de bir adam. Tayyip Erdoğan'ın iktidarı. Şimdi bu, bu, bütün bunlar öyle bir şey oluşturacak ki Burhan'ı. Gerçi spoiler değil bu. Ülkede yaşadığımız için. Evet. Erdoğan bunların arasından tek galip çıkacak. <laughs> Tüm bu güç odaklarının arasında. Tabii şu anda o şekilde değil bu yaz. O yüzden 2013 çok önemli. Evet. Fakat istediği gibi ilgilen bu arada PKK'nın da biliyorsun bir gezi duruşu var. Önce gidip destekliyor Demirtaş falan böyle. Sonra işte APO diyor ki ya diyor şey bu diyor darbe. Salak diyor sen diyor niye gittin? Lan sen beni gönderdin diyemiyor Demirtaş ona. Ya şeyi hatırlıyorum. Benim mesela geziye biraz mesafel koymamın o dönemde işte şey... Sırrı Süreyya'dan mı? Sırrı Süreyya ile beraber abi... Orada Atatürk Anıtı'nın üzerinde bilmem ne de PKK paçavrası vardı. Hı hı. Başka çadırlarda hı hı. şeydi. Yo, ben vatansever olup da oraya katılanları da e, biliyordum. Ama ben öyle bir ortamda açıkçası bulunmak istemedim o dönem. Ne kadar muhalif olsam da. Hı hı hı. E, ardından ama şey açıklamalarını hatırlıyorum. Dediğin gibi bu bir sivil, işte, yo, bu sivil bile değil. Darbe kalkışması. Darbe da, darbe, darbe gibi. düz darbe. Evet. Yani Orada bir de şey var. Apo da bu FETÖ olayına takıyor. İşte FETÖ Hı -hı. diyor engelli olayı falan. O yüzden Fethullah Gülen'in o açıklaması şey yani daha önceki şeyleri konuştuk seninle. Evet. Ee, Ayrım, Ayrım. çözüm süreci programında Apo selam gönderiyor ve Demirtaş'a diyor ki sen git diyor konuş onunla. Gülen'i Gülen ikna et diyor falan gibisinden. Hı, Hı Devlet içerisinde bunlar da bir aparattır gibisinden. Yani o da farkında bu güç şeyinin. Ee, evet. Darbe var diyor. Biz diyor darbe şey yaptık durdurduk falan diyor. Apo. Halbuki başta bir destek var sonradan hemen. Darbeci diyor Apoşe'ye ama sırrı Süreyya gidiyor. Örgüt içerisinde de bu arada tartışılıyor sırrı süreye yanlı duruşu. Hmm. Gezi'ye gitmesi falan. Biraz karmaşık bir nokta. Ve nasıl? Bu yaz böyle geçtiği için bir adım falan da atılmıyor. Çünkü Gezi Erdoğan'la biliyorsun biraz şey yapıyor. Temkinli yürür hale getiriyor. Eski özgüvenli halinden pek bir eser kalmıyor. Her ne kadar şeyde meydanlarda göstermese de. Bunun üzerine Kara çıkıyor diyor ki devlet diyor süreci diyor sabote ediyor. Hala diye ilerlemiyor yazın sonun. Hatta ve hatta işte şeyler örnek gösteriyor. İşte KCK var ya davaları. Hı -hı. Bu diyor tutukluların serbest bırakılmaması işte Uludere Hı -hı. olayı. Evet. Bu mahkeme kararlarını kızıyor. İşte devlet diyor bilerek sabote ediyor. Sonradan diyor ki biz. Gezi Parkı çerçevesinde gelişen direniş sürecinin Türkiye demokrasi tarihinde önemli bir aşamayı ifade ettiğini, bunun yeni bir durum olduğunu, bunun geleceğe dönük de önemli verilerinin olacağını düşünüyoruz. Bu eylemlerin, bu sürecin Kürdistan'daki demokratik çözüm süreciyle bütünleştirilmesi gerekiyor, diyor Karayılan. İşin ilginç yanı, Karayılan bunu diyor Kandil'den, Hı. fakat Apo İmralı'dan Gezi'ye darbe diyor. Evet. Çok ilginç bir nokta var. Sonradan PKK bu duruşundan da vazgeçiyor. Önder böyle dedi, Önder Apo böyle dedi. O zaman biz de diyeceğiz moduna giriyorlar. Örgütün hiyerarşisi açısından da enteresan bir olay. Ve Velhasıl bunları biraz bu süreç yoruyor olacak ki hı hı. Diyarbakır Lice'de olaylar karışıyor. Hatta bir gösterici ölüyor. Ağustos'ta meşhur şey var. Pervin Bulda'nın işte PKK'lar dağdan insin siyaset yapsın, meşhur bir konu. Hmm. Ben o dönemi hatırlıyorum bu Facebook'ta Hatırlıyor falan, mi, falan çok Evet. Bu Dağ o dönemle alakalı. Aynen. Bu biraz da aslında biz yanlış yorumlanıyor. Biraz da PKK ile örgüt, pardon, örgütle HDP arasındaki şey kapışma var biraz. Hani örgüt sabırsızlanıyor, HDP de biraz oyalamaya çalışıyor. Çünkü HDP'nin varlığı da bununla alakalı. Yani bu olmasa mesela bu çözüm süreci, HDP de var olmayacak. Hmm. Hedefe de varlığını buna bağlamış durumda. Ya yani süreç olmalı ki ben bir iş göreyim. E tabi benim amacım o ben bu yüzden varım bu yüzden kuruldum. Doğru. Yani bu önemli. Evet. Çok önemli. Neyse bunun üzerine işte 2013 yazı geçtikçe Cemil Bayık diyor ki hükümet adım atmasa süreç durur. Çok ilginç. 1 Ekim'de yani kısa süre sonra 1 Ekim'de. Hı -hı. Erdoğan demokratikleşme paketini açıklıyor. Hmm. Pakette A Adam çözüm süreciyle yani. ilgili farklı dilde eğitim, seçim hmm. barajına değişiklik, eski köy isimlerinin geri verilmesi, öğrenci andının kaldırılması, X ve Q harflerinin kullanılabilmesi gibi yenilikler. Evet, oluyor. And andığımız olayı da burada. Cemil Bayık 25 Eylül'de bunu söylüyor. Hmm. Devlet harekete geçme hükümet adım atmıyor. Diye 1 Ekim'de paket açıklanıyor. Bu süreç tabii ki de bu şekilde işlemesi ciddi bir şekilde Erdoğan'ın eleştirilmesine sebep oluyor hı hı. hükümetinin de bunun üzerine eleştiriler üzerine Bekir Beşir Atalay çıkıyor diyor ki çözüm süreci bir alışveriş değil, taviz falan vermiyoruz diyor. Ama bunu Cemil bayağı değil de Türkiye'den çıkan seslere tabii, tabii, tabii canım, gösterenlere tabii, tabii. yönelik söylüyor. E, yani. Gazetelerde falan haber yapılıyor. zaman medya bu şekilde değil bugünkü gibi. Bu gayet de eleştiriliyor bu olaylar. Yani. İnsanlar aptal değil bunu görüyorlar. Cemil Bey konuşma yapıyor. iki hafta sonra şey yapıyorsun sen. Paket açıklıyorsun. Neyse. 2013 yılı tamamlanıyor. Aralık ayına geliyoruz. Ee, Meclis komisyonu 450 sayfalık raporunu açıklıyor. Yani nelerin yapılması gerektiğini falan gibi. <laughs> Hı Aralık'ta yine meşhur Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türkçe ile birlikte Kürtçe Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yazılı tabelayı ekliyor. Eski tabelanın kaldırılma görüntüsü falan hatırlarsın. Hatırlıyorum. Evet. Tabela dönemleri başlıyor. Yani TC'lerin kaldırılması, eskisinin geri verilmesi. Zaten o harflerin falan hala daha bugün belediyelerde şey varsa e, o tarz yazılar vesaireler varsa o dönemden kalma bir şey. Andımızın okunmaması o dönemden yine gelen bir şey. Değil mi? O, o, o senesinden yani 2013'te. Diyorum. Evet. 25 Aralık'ta bu da 2013'ün son olayı. İçişleri Eski Bakanı. İdris Naim Şahin. istifa İstifa ediyor biliyorsun milletvekilliğinden. AKP milletvekilinin istifa ediyor. Diyor ki hmm. bölücü terör örgütünün unsurlarıyla yürütülen ancak milli vicdan siyeti inciten ve mevzu hukuku zorlayan sürecin çözüm özelliği belki istenmeden çözülme hayalcilerine fırsat ve olanak sağlar duruma evrilmiştir diyerek istifa ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar duayen milliyetçi bir adam bu. Kendisi Hakan Şükür'le birlikte istifa ediyor. Evet. Bu da bizi getiriyor başka bir olay. Paralel giden başka bir süreç var orada. FETÖ ile kavga. 2013 yılı o yüzden çok kilit arkadaşlar. Yıllar sonra 2000... İyi Parti'nin aday göstermesini hakkında bir şey düşünüyor musun? O dönemde söylemiştim. Yani Hakan Şükür gelip aday yapaydınız. Pek bir farkı yok. Yani. Yani İdris Naim Şahin o zaman parti kurma girişimi falan hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. El logolu bir şey mi ne vardı yanılmıyorsam. Yok o şey İdris Baldo galiba. Bal Başka parti mıydın? falan kurmuş. He. Bunları tuzluk diyorlar biliyorsun. <laughs> evet, evet. Tuzluk, tuzluk diye geçiyor bunlar. Yani bunların derdi milliyetçilik falan değil. Erdoğan'la o dönem Gülen'le kapışması. Yani 2013 senesi çok ilginç bir sene buraya. 2013'te gezi yaşanıyor. Efendim Apo'yla e, iyice ilişkiler geliştirilip konuşmalar başlayıp PK'nın PKK'nın geri çekilmesi işte o Nevruz olayı yaşanıyor. Hı hı. FETÖ kapışma başlıyor. Hı hı. Yani Tayyip Erdoğan için inanılmaz zor bir yıl bu. 2013 Oy. yılı. Ve bugünkü Tayyip Erdoğan şekillendiren yıl 2013. Hani sade okumak yetmiyor. 2013'ü bitirdik. 2014'e geldik. Hoş geldik. Ocak 2014'te ya bunları da dün gibi hatırlıyorum böyle konuştukça şey gözümün önünden geçiyor dönemki haber. Tartıştığım isimler çok iyi hatırlıyorum. Bu tam FETÖ ile bunların kavgası başladığı dönem. Hmm. Laf anlatmaya çalışıyorum. Dershane muhabbetlerinden bir medyaya yansımıştı. Ee... Ya o şey zaten meşhur yani Erdoğan'ın meşhur bir şey konuşması vardır. ATV'de bir canlı yayın. İlk sert vuruşu Yok yok hayır hayır. İlk e, ATV'de ha, şeye programa çıkıyor. Programa katılmıştı evet. Programa katılıyor. ATV'de canlı yayında ve orada ilk defa diyor ki ya diyor o zamanlar devlette de etüt yapıyorlar. Hı -hı. Devlet okullarında etüt yapılıyor. Dershane diyor ihtiyaç yok bunu diyor yapacaksa devlet de yapacak. Hem herkesin maddi durumu da iyi değil diyor. Aynen fakir şey yapamayacak mı tarzı bir şey Kimisi... söylüyor. Bir de yani şey var yani şimdi mi geldi aklına? <gülüyor> <gülüyor> Bunca yılda sonra şimdi mi geldi senin aklına? Hakikaten. Dolaylı olarak da e, buradaki bu kavga başlıyor. E, o dönemlerde de yine maalesef ki yani bu da bir gerçek e, Kılıçdaroğlu'nun çok yanlış duruşuyla burada güçlü pozisyona geçmek varken maalesef e, bu, bu bahsettiğimiz örgütün yanında durdu. Veya bahsettiğimiz örgütün siyasi uzantıları diyelim. Mesela şey yapmasın alınmasın. Bunların yanında işte bu zaman gazetesi falan bir de bu, şunu da belir belirlemek lazım. İlk vuran bu işi ilk böyle ciddi şekilde şeye döken Fethullahçılar oldu. Yani bir yatıran... dershane olayı, bir hmm. dershane olayı çat diye patlattılar. Çünkü alttan alttan fokurdamıştı baya. Evet. İkincisi de çok güveniyorlardı kendi. Çok güveniyorlardı kendi. Hiçbir şey olmayacağını inan. Ben çok iyi hatta. Birazdan gelecek şey var. Belediye seçimleri var ya. Hmm. Bu tam seçim dönemi. Yani bunların kanının bitlenmesi. Bu süreçlerin işte gezinin, şeylerin. Ee, bahsettiğim dönemin bu sürecin üzerine belediye seçimlerinin gelmesi şey değil tesadüf değil bunların tam o süreç arasında o süreçte 2013-14 arasında e, bunların meydan okumaya başlaması tesadüf evet. değil ee, o zamanlar da çok iyi hatırlıyorum MHP CHP bazı yerlerde şey vardı resmi olmayan bir ittifak gibi bir şey vardı hatırlıyor musunuz onu Chatten var mi hatırlıyor MHP CHP mi MHP CHP hani hangi belediyede kim üstteyse şeyse He, daha önde gözüküyorsa çıkarmıyor falan. Gidip ona gidip ona oy vereceğiz. Hatta şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ee, bunlar sok şey gidiyordu. Apartman apartman ev ev gezip Fethullahçı tayfa şey yap oy topluyorlardı. MHP ile CHP'ye. Yani o kadar patlamıştı hmm. mevzu anladın mı? Doğrudur. Ekmelettin sonra arkadaşlar bu yerel seçim. Sizin dediğiniz şey Cumhurbaşkanlığı seçimi. Neyse duayen devam edelim. <laughs> Mart Mart 2014'te Türkiye yerel seçimleri oluyor ve AK Parti yüzde 43 ile kazanıyor. <laughs> Bundan sonra şey başlıyor yavaş yavaş. Böyle alttan alttan dalgalanma başlıyor ama asıl mevzu şeyden sonra yani Tayyip Erdoğan dönüşü Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra olacak. Mesut Barzani çözüm sürecinin sonuna ulaşması halinde hmm. Abdullah Hocanın serbest bırakılacağını iddia ediyor bey. Ama aslında bunu yaparken mesela bunu çoğu kişi şey yapıyor es geçiyor. Barzani o zamanlar şey diyordu. YPG'ye sövüyordu. Yani PYD silahlı grup olarak işte Su Suriyedeki varlığından falan şikayetçi oluyordu. Buraya atlıyor çoğu kişi. E, de direkt APO'dan emir alıyordu. BDP üzerinden. Hatta daha önceki Megri Megri şeyinde konuşmuştuk ya bunu. Birçok kişi mesela o açılıştaki şeyi PKK sanıyor. Barzani ile Şivan Perver'in Diyarbakır'daki açılışını. Halbuki o aslında tam tersine Apo'ya mesaj. Apo'ya mesaj. Yani Kürt açılımı için senin alternatifin var mesajı. Evet. Hatta Apo bunu İmralı'da görüyor kuduruyor. Ben olmadan ne yapıyor onlar falan gibisinden. Saydırıyor bunlara. Megri'de ben de olmalıydım mı diyor ben olmalıydım diyor falan. Bir de Apo'nun böyle şey kompleksleri vardır ya. Aynen. Neyse sonradan MIT tasarısı çıkıyor. Şeyle alakalı. E, Fethullahçılar durmuyor ya. MIT skandalı yaşandı. MIT krizi yaşandı zaten. Bir de hani bu çözüm süreci bahane edilir. E, MIT'te tasfiye süreci başlatır Fethullahçılar. O dönemlerde FETÖ'cülerin şeyi takıntısı çoktu. İşte bakın AKP PKK ile çalışıyor. O yüzden bunları şey yapalım, tasfiye edelim. Yani eğer bu yolsuzluk operasyonları olmasaydı büyük ihtimalle bu PKK üzerinden bir şey dönerdi. Öyle düşünüyorum ben şahsen. Bunun üzerine tabi şey iddiaları çıkıyor. Bu da 2014 seçime doğru gidildiği için ve seçim geçildiği için e, iddialar gırla havada. Abdullah ev hapsi durumu, işte PKK'nın yaptığı kimlik kontrolleri süreci hatırlarsan. Bunun normalleştirilme dönemi vardı bir an. Bilerek o kimlik kontrol görüntülerine izin veriliyordu. Sonradan bunun yayılmasına da müsaade edildi. Bu normalleşsin diye. Hatta meşhur şey Duayen Çetifet'i şey var ya. Bugün PKK'lılar beni kontrol etti. Gayet çok kibar insanlar, insanlar falan. Normal insanlar falan. <laughs> sonra da arabamızı evet. yaktılar diye. Sonra da bir ay sonra tekrar aynı yerden Yine kontrol ettiler. arabamı yaktılar. Sebebi Kürt olmamız falan diye. O dönemler. Yalçın Akdoğan savunuyor. Meşhur Bu ha bunu da çok iyi şeyin izlediler. Bir sarılma görüntüsü vardı abi. Gültan Kışanak. Hatırlıyor musun? Sonradan herifin <laughs> e, leşini serdik sarıldı. Hmm. Bu hangi yıldı? Bu dönemler miydi sanki yine? Pff, 13 olması lazım ya. Bundan bir yıl önce olmalı. Bir olması yıl önce lazım, değil mi? Biliyorsam. Evet. O da böyle lazım. yine biraz şeyi normalleştirme çabasıydı. Yani ya, e, örgüt amaç şu an, yani demokratik konfederizm kafasında. Bak biz gayet karşı karşıya geliyoruz örgütle. Gör yani şöyle PKK de şey yapılacak. Lokal bir güç olarak. Bu Hüseyin Aygün de vardı mesela CHP Tunceli. Güya kaçırıldı diye. falan hikayesi hatırlıyor musun onu? Aynen Güya öyle. kaçırıldı salındı falan. O da onda da bir gariplik vardı o Onda da vardı evet. Yani orada da bir hikaye vardı da bakma kimse ülke o kadar çok gündemden krizden krize gidiyor ki. Sonra olay araştırılmadı beni, ya, değil Falan mi? demişti sanki. Aynen öyle. Evet. Bu saltlar falan sonra herkes merak ediyordu. Hüseyin Aygün olmuşlar falan. Ulan neler yaşadık ya. mı? <laughs> 9 Haziran'da Diyarbakır'da Lice'de İkinci Hava Kuvvetli Komutanlığı'nın arka kapısının olduğu bölgedeki duvardan atlayarak... ...kışla hmm. içindeki direkteki Türk bayrağının abi, indirilmesi. Evet. O e, hemen ardından... Çok sembolik bir andı. Taksim'de yürüyüş olmuştu. Katılmıştım ben. E, tepki buna tepki yürüyüşü. Yani abi ülkenin kışlasının sancağına bir şerefsiz tırmanıp bayrağı indiriyordu. Yani... Kıbrıs'taki olayı anımsamıştım direkt. Kıbrıs'ta bir Rum hatırlıyorsundur bizim sancağa çıkıp Türk bayrağını güya işte indirecek. İndirecekken vuruluyor evet. Biz onu indiriyoruz. Yani bu Diyarbakır'da ama aksi yaşanmıştı. Tabi buradaki eleştirilere hükümet de PKK deyip aynı şeyi söylüyor. Provokasyon için işte bizim çözüm sürecimizi baltalamak için derin güçlerin Ergenekon'un yaptığı şeyler, operasyonlar falan diye böyle. Sürekli bir komplo teorisiyle bu işin üzerine kapatmak. Milli birliğimizi bozamayacaksınız. Oğlum daha kardeşliğimizi önemli. bozamayacaksınız falan diye bir pro şey yapılıyordu sürekli. Abi MHP de o dönem bak kesinlikle açılım falan muhabbetine sert tepki gösteriyordu. Ee, yani hatırlıyorum hakkını kesinlikle yemem de ee, o da şöyle bir tepkide bulunuyordu ama. Bin yıllık kardeşlik yaşa ve yaşat. Yani o da kardeşlik e, söylemi kurmuştu. Tabii canım şey yani evet. e, hani Kürt sorunu gündem olduğu için evet. Yani kendini savunmak değil, açısından Kürtler onlar da... açısından kardeş ifadesini kullanıyordu. Aynen yani YP'den. o, o Kürtlerle bir etnisiteyle bir örgütün eş, Örgütü biraz... eşleştirilmesi hakikaten inanılmaz sorunlar doğru halen hala daha Onunla uğraşıyoruz yani o Kadir İnanır'ın dediği gibi evet. ee, şeyle işte PKK lideri işte halkın lideri falan hala bu saçmalıklarla uğraşıyoruz. Evet. Neyse Üstad. Bundan bir sonra aynen. Temmuzda KCK davasından 30 kişi tahliye ediliyor. Hı. Bu Hatip bir var, hafta sonra falan aralarında. Aynen bir hafta sonra Yüksek Dağ figen Yüksek Dağ diyor ki barışın sağlanması için Öcalan dahil siyasi mahkumdan hepsinin serbest bırakılması gerekiyor ve ana dilde eğitimlerinin acilen açılması gerekiyor. Bu istekler hep aynı. Özerk yönetim, daha fazla özerklik, ana dilde eğitim ve işte PKK'nın tasfiye edilip işte meşru bir şey gelmesi falan. Lokal bir güç. Hep aynı istekler. Evet. Aradan iki gün geçiyor 2014'te. Bu sefer Cem Cemil Bayık, PKK'nın tamamen silah bırakması için öne sürdükleri şartların en başında Öcalan'a özgürlük ve anayasal güvence olduğunu açıklıyor. Bu da anayasa tartışmasını beraberinde getiriyor. Niye komisyondan? Bütün işte heyet üyeleri niye komisyondan seçildi? Bu da onun cevabı. Bunlar niye bu kadar radikalleşiyor diye sorarsanız arkadaşlar, e, Ağustos'ta yani iki ay sonra e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Hmm. Ve Erdoğan'ın gitgide otokratlaştığı, tek adamlığa doğru gittiği bir dönem bu. Gülü falan da atmış partiden kendince işte yani. Onu da şey yapmış. Tekliğe doğru gidiyor. Ve bunlarda da şu çekincisi var. Ya bu tek başına mevzuları götürürse işte hem FETÖ'yü yer hem onu yer hem biz yer hep istekleri biz şey yapamayız. Yani orada bir şey korku başlamış anladın mı? Bizim birlikteliğimiz bozulacak diye. Nitekim de zaten Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra meşhur Dombra'nın ortaya çıktı. Yani ironiktir yani Dombra'nın ortaya çıkmasıyla birlikte bu Erdoğan kültünün tam anlamıyla artık evet. pik noktaya ulaşması. Ondan önce yine bir parti kurumsallığı var kendince yine. Hani Abdullah Gül tarafı var. Bülent Arınç falan filan var böyle. O noktadan sonra artık hiçbir şey geriye kalmayacak. Ezilenlerin gür sesi, kimsesizlerin kimsesi. Ha bir de işin doğası e, yani şimdi Erdoğan savunmak değil bu tabii ki de bahsettik Erdoğan'ın yaptığından. İşin doğasında şu da var. E, bu isimler Erdoğan'da sattı. Bu da bir gerçek. Yalçın Doğanlar falan mı diyorsun? İşte bu Abdullah Gül dahil hepsi. Yani evet. bu FETÖ ile kapışma başladığı anda AKP'nin %80'i Erdoğan'ı sattı. Hatta aslında %90'ı. FETÖ ile kapı. Birincisi kaybedeceklerini düşünüyorlardı. İkincisi de o tarafa bağlılardı. Bu istifalar falan İdris Neim falan onlar işin şeyi. Esprisi. Yani Erdoğan'a fazla bir yolda kalmadı o noktada. Kendi parti açısından diyorum. Tabi demokratik bir kurum, kurumları şey yapmasaydı altına oymamış olsaydı buna ihtiyaç da duymazdı. Kendi getirdikleri canavar bu. Unutmayalım. Altını çizelim yani. 2014... Ne, nasıl? 2014 Neredeydik? demişken şeyi e, hatırladım abi. Engin Alan'ın ayağa kalkmaması vardı <laughs> ya. Sonradan MHP'den milletvekili oldu. Severim e, Engin Alan'ı. Ama tabii sonra MHP ittifak yaptı AKP ile. Oraya da geleceğiz yani Mevzu nasıl şey yaptı. Bu çözüm süreciyle alakalı. Bugüne kadar geleceğiz mi ya? Çözüm. İşte çözüm sürecini bitireceğiz. Ondan sonra Hı -hı. zaten aynı 2014-15'te bitiyor. 16'da evet. şey başlıyor. Ha, bir, bir sene bir sonra. sene yok, iki sene yok arada aslında. Tabi. Yani. Doğru. Fiilen 16, 15 Temmuz'dan sonra. Hı -hı. Ama de facto ondan önce de şey başlıyor önce Türkeş'in geçişi var meşhur. 15'te hatırlıyorsun. He AK, AK Parti. AKP, geçişi, AKP geçişi var. Geçiş, Bahçeli yani. bunu aforoz ediyor. Bahçeli'nin de ne yaptı belli değil. Oralarda çok kriz başka noktalar yani. Orada MHP'de yani. binada asansörde falan bile işte odasının e, bulunduğu katın şeyleri falan yani bayağı sert bir e, tepkiyle karşılanmıştı MHP'de. Adı falan silinmişti böyle. E tabii oğlum yani bak yükücüler çok hiyerarşiden yani liderlik tektir. Lider, teşkilat, doktrin. Bir doktrin Ama çok net yani. Biraz daha şey yani günümüzde lider teşkilat. Ha doktrinle kendinince bir doktrinleri var. Ya elbette var, elbette var da o doktrinde... demek istiyorum. Her bir üye, her bir ferdi çok doktrinle meselesi yok gibi yani günümüzde onu demek istiyorum. Yok canım ya, bir de doktrin nedir diye sorsan ona da cevap veremezler. Yani aralarında doktrin. şey olanlar oluyor işte. Zamanla bir Galip Erdemler şeyler fikriyatı Hı. ortaya koyanlar oluyor. Başta Türkeş Dokuz ışıkla ama şey çok katı gerçekten. Yani lider teşkilat ee, bu gemidir gözüyle bakılıyor. Yani çok inen en, denizde en. boğulur. Ya şey şey kafası olduğu için bir. Soğuk Savaş döneminden kalma bir örgütlenmeden bahsediyoruz. Her ne kadar tabii, disiplin gelişmeler tabii. olsa da yapı olarak hiyerarşi olarak yine şey Soğuk Savaş döneminden. Ya kalma. Ya şey de vardı yani yine onunla alakalı olarak davadan döneni vurun muhabbetleri var ya. Evet. Semihciğim her ülkücü cahil değil. Öyle bir iddiam yok zaten. Öyle bir iddiam yok. Bugünden bahsediyoruz. Bugünkü teşkilatta hemen bir tepki geleceğini. Teşkilatta yok gelebilir. Teşkilatta doktrin kalmadı dedi Burkide. Ben de katıldım yani. Bugünkü yapı bir AKP kırması bir yapı var ortada. Bu bir gerçek Bunu Niye inkar ediyor insanlar anlamıyorum. Neyse evet, devam edelim yoksa bitiremeyeceğiz. 10 Temmuz'da Cemil Bayık bu açıklamayı yaptıktan sonra işte Öcalan özgürlük anayasal güvence bir gün sonra Diyarbakır'daki KCK davasından tutuklu kalmıyor. Hepsi tahliye ediliyor. Aradan geçiyor bir hafta. Bu sefer TBMM'den komisyon çalıştı ya bu şey raporu. Hı hı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bu terörün sona erdirilmesiyle ilgili kanun. Geliyor Abdullah Gül. Tasdikliyor noter olarak ve resmi gazetede yayınlanıyor. PKK'nın istediği şeylerden biri biliyorsun bunun kanunlaşması işte anayasaya geçmesi falan. Evet. Sonra Ağustos'ta bu da ilginç. Abdullah Öcalan avukatlarıyla bir görüşme yapıyor ve diyor ki çözüm sürecinde müzakerelerin geçilememesi bunlar rahatsızlık duyduğunu ve artık sabır taşının çatladığını açıklıyor medyaya. Bu niye önemli? Beş gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hmm. Tam da o dönem. Ve ne oluyor bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Recep Tayyip Erdoğan %51 ile Türkiye Cumhur Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı oluyor. Evet. Şimdi FETÖ desteğini çekmiş. PKK desteğini çekmiş. Kendi parti desteğini çekmiş. Ve buna rağmen %51 ile kazan kendini onaylanmış hissediyor. Thanos gibi. 151 ile kazanmış. Hala 51 aldı. Ya arkadaş ikinci turda aldığın oy saymaz, senin asıl oyunun şey olduğu bellidir. İlk turda alıyor burada 51'i. Yani buradaki matematiği anlayın biraz. Evet seni başkan yaptırmayacağız. Tamam doğru gördük yani. Bu da Erdoğan tabi onaylıyor bu derdi onu onaylıyor. Yani kendince onaylıyor kendisi. Tek başına götürdüğünü ve Cumhurbaşkanı seçimini kazandıktan sonra da bildiğimiz üzere ne oluyor? Ağustos'tan 10 Ağustos'ta kazanıyor Burhim. 18 Ağustos'ta Diyarbakır'da bu Mahsun Korkmaz'ın şey var ya PKK kurucusunun heykeli. Evet. Bu yıkılıyor direkt. Evet hatırlıyorum. Birçok yerde bazı tabelalar kaldırılmaya başlanıyor. Bazı heykeller yıkılıyor. İşte bazı parklardaki resimler kaldırılıyor. Ağustos ayında hemen. Bu gelişmeler üzerine işte Erdoğan kazandı. Artık ihtiyacı yok. Hı hı. E, haberleri başlayınca bu sefer Hakan Fidan gidiyor İmralı'ya ve Öcalan'la bizzat görüşüyor. 20 Ağustos'ta. E, Başbakan Yardımcı Beşir Atalay da diyor ki ya bu görüşmeler bir tek şeyle kalmasın APO'yla kalmasın. Avrupa ve Kandili'de uzansın. O şekilde kapatalım. Beşir Atalay zaten evet iyi hatırladığım biri. Sürecin baş mimarı. Mimari. Yalçın Akdoğan da destekliyor kendisini evet. biliyorsun diyorsun yani. Ben Yalçın evet. Doğan dedim ya değil mi? Yalçın Akdoğan evet. Yalçın Akdoğan. Yani diyebilirsin Yalçın Doğan Yalçın Akdoğan fark etmez. Bu açıklama yapıyor. Cemil Bey de biliyorsun karşılık veriyor şeye Beşir Atalay. <laughs> Biz de her zaman görüşebilirsiniz. Biz açığız. İşte heyetler, basınlar istediğiniz gibi. Erdoğan da diyor ki eleştirilere karşı. Yani bu eleştirilere biraz da cevap ben o. Dönemlerle alakalı bilgi veriyorum. Hı -hı. Erdoğan da bu eleştirilere karşı diyor ki, evet ben de ilgileneceğim yani çözüm süreciyle, çözüm süreci sürecine kalkmadı falan filan diyor. Halbuki alttan alttan görüyorsun ne olduğunu. Evet. Yani 29 adık, Ağustos'ta yeni kabine kuruluyor. Adı kabinesi. bir Sürecin bitmesi var aslında. O zaten baştan beri nereye gittiği de belli olmayan. Daha çok bir çıkar kavgası. Süreç demek doğru değil aslında. Bir çıkar kavgası var. Evet bir kavga var orada bir, bir sürü şey var, taraf var. Ve 2014 seçimleriyle aslında bu tarafların galibi Erdoğan olarak çıkıyor. Davutoğlu'nun kurduğu yeni kabinede Beşir Atalay yok. BDP açıklamalar yapıyor. Hı hı. diyor ki artık diyor burada bir çözüme varmamız gerekiyor, bir şey yapmamız gerekiyor diyor. Buna rağmen bir karşılık görmedi, görmüyorlar. Daha da ilginci 30 Ağustos'ta yaşanıyor. 30 Ağustos 2014'te. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel. Hükümet yol haritasını bize vermedi. Basından öğreniyoruz. Keşke görüşümü, görüşümüz sorulsaydı. Hükümet silahsız çözüleceğini söyledi. Analar ağlamasın isteriz. Çözüm sürecinde kırmızı çizgiler aşılırsa gerekli cevabı veririz. Hmm. 14-30 Ağustos'ta. Şimdi... Hem Tüm bunlar Ağustos'ta yaşanmış. Ağustos'ta yani. Haburlar yaşanmış. Bunların hepsi yani. yaşanmış değil mi? Bunların evet. hepsini yaşamışsın sen. Necdet Özel'in 2014'te mi geldi aklına? Sınırlar aşılır diye. Tabii ki değil. Necdet Özel'in bunu yapmasının sebebi ne? Sevgili Borim. Nedir o dönem abi? FETÖ ile yaşanan kavga. Hı hmm. Anladın mı? Necdet Özel bunu değil. Bunu hiç kimse konu ne, nedense Necdet Özel dönemi kapatıldı geçti. Necdet Özel kimse konuşmuyor. Yani 15 Temmuz'a giden süreci mimarlarından biri. Nasıl sorarsan. Hmm. Ordu içerisinde. Bu yaptığı açıklamada gayet malum. Birkaç şeyi daha biliyorum ama bunlar bugün burada konuşulacak şeyler değil. Malum yapıyla alakalı bir şeyler kendisiyle. Hmm. Bülent çıkıyor. Çözüm süreci kurulu yapacağız falan merak etmeyin diyor. Ekim'de Suriye-Irak tezkeresi TBMM'de kabul ediliyor. TSK'ya Suriye ve Irak'ta sınır ötesi operasyon ve müdahale etkisi veren tezkere meclisten geçiyor. Kimin oylarıyla? AK Parti ve MHP. İkisi de evet oyu veriyor. CHP ve HDP hayır oyu veriyor. Aslında fiilen burada eksen kayması başlıyor. Evet. Yani CHP özelinde diyorsun değil mi? Yoksa Kesinlikle. genel siyasi MHP, yani. MHP için, MHP ve CHP için. Evet. Yani bugünün temelleri atılıyor gibi diyebiliriz. Bir noktada evet. Burada e, KK hangi yıl geliyordu şeyin başına? E, 2011 işte. 2011. Hatta 10 olması lazım. 10 diye değil referanduma değil hafta aylar kala evet. Baykal'ın kaseti kaset yayınladı. meselesiyle Referandum aylar kalıyor işte geliyor. Yani aslında biraz o gün ekilen tohum tam bu bahsettiğin tarihte mi acaba meyve vermeye başlıyor diyeyim. Ha, ah, evet biraz aynı dönemde. Ya bir de şey dikkat ettiysen hani 2010'da başlayarak yine ona birlikte. Hı hı. Aynı dönemde işliyor hepsi. Bütün bu yapılar. Yani bu şey değil, bir yapının dönemi bitti, diğeri başladı değil. Hep aynı devam ediyor. Hı hı. İlginç değil mi? Evet. Gandhi Kemal. Getirilmesini zaten herkes konuşuyordu. CHP'liler. Tabii. Neyse devam yani edelim. Bir de şey meselesi var ya çok buraya saplanıp kalmak istemiyorum da. Bir <laughs> e, hani operasyon döndürüldüğü çok belliydi. Yani çünkü MHP'ye de aynı şey yapılıyordu. Hani böyle bir şey şantaj ortaya çıkacak olsa bile başka siyasi partilere de mi yapılması tesadüf olur yani? MHP'nin pek çok genel başkan yardımcısı o dönem benzer e, görüntüler servis edildi, istifaya zorlandı vesaire. Yani MHP de değiştirilmeye çalışıldı aslında. MHP'de kaset dönemi vardı tabii. Vardı ama. Ama genel bu 2014 başkanla... seçimlerinde evet. yani şey çok nettir. Fethullahçıların Bunlar işte destek şey yaptığı falan. O nettir yani. Evet. Verasıl. Sevgili Burhanettin. Buyur abi. Bu kavga süreci de 2014'te Suriye üzerinden başlayacak. Çözüm evet. sürecinin bitiş noktası da Suriye'den olacak. Evet. MHP ile ortaklaşma da Suriye üzerinden olacak. Ne dedik demin sana? Tezkere. Değil mi? Hı. Tezkere geçildi. Niçin? Bunu da birazdan göreceğiz. 6 Ekim'de. Tezkereden 4 gün sonra. <laughs> Abdullah Yücelan dedi ki. Çözüm sürecinde yeni atımlar atılması için hükümeti 15 Ekim 2014'e kadar süre veriyor. 14 15 Ekim'e kadar neler oluyor? Ek 7 Ekim'de Kobane kuşatması başlıyor biliyorsun. Aynen Arap. 8 9 10 Ekim'de ne oluyor? Demirtaş'ın taşın çağrısıyla Barzani'nin geçişi. Hayır Demirtaş'ın çağrısıyla Kopan olaylar yaşanıyor. Demirtaş'ın aha, bugün aha. hapiste olmasının sebebi. Evet evet. Pardon. Yani burada şey diyorlar ya. Yani alakası var örgütle işte HDP'nin falan. Öcalan. Bir gün sonra, bir gün önce Emir veriyor. Bir gün sonra Demirtaş Milleti sokağa döküyor. 30 kişi ölüyor. Ne ilgisi değil mi? Sana bir şey dinleteyim mi? Ee, bu yayında dinletebileceğimi düşünüyorum. Tabii buyur. Yani ee, senin yayının sonucu. Sen karar vereceksin. Şöyle abi. Bir hadise var. Böyle tüyleri diken diken edecek bir olay. Ee, şimdi bir telefon kaydı var. Bunu dinletebilirim diye düşünüyorum. Yani çünkü YouTube videosu falan değil. Haber sitesinden e, alınma. bir eve... PKKlılar saldırıyor ee, evdeki kişi 155 ya biliyorum ben şeyde kullandım bu video kadın arıyor Heh, Aynen o aynen o ee, Yani orada nasıl bir vahşiliğin yapıldığı e, telefona yansımış yani 3 dakik, dakikalık da bir kısmını ben yine dinletmek istiyorum

Allah çabuk olalım sen diyor, kurbanın tamamını öldürürler! Kim öldürüyor seni? Ayyyy, eskidane çapaklarımla, Cengizler caddesine çabuk gelin bizi öldürdüler çabuk! Nereye gelelim Cengizler Caddesi? Eskidane çapaklarının üstüne, eline çabuk gelin bizi çabuk gelin! Kim mi saldırıyor size? Yardımcı! <laughs> Yardımcı! Alo! Çabuk! <laughs> Şu bana lan, üç, üç üç apartmanı... Ne üç? Neyse kestim arkadaşlar. Burayı e, kendiniz de dinleyebilirsiniz. Çok sinir bozucu bir olaydır. Yani orada Demirtaş'ın çağrısıyla e, ayaklananlar muhtemelen önceden beri bildikleri bir adrese, önceden beri hasım gördükleri bir adresi e, şey de olabilir bu arada. Yani orada e, o zamanlar o Hüdapar'la falan kavgalılar. Onlardan hani şey de olabilir. Ya yani yani bir de PKK'lılar altına... herkes ciğdan eder. Onların da tabii, böyle bir şey var. Yani. yani kendilerinden olmayan herkes hedef olduğu için birinin evine saldırının polisin ihbar hattına yansıyan kaydı. Bu polisi de bildiğim kadarıyla duyduğum kadarı bu teyitli de değil ama FETÖ'den alıyorlar sonra. Benim Olabilir. Gibi. Yani biraz tavrı bana nedense şeyde gelmişti. Hmm. 34 yani. kişi ölüyor burada. 100 evet. kişi bir, hatta bayağı 1000 varan sonradan galiba tutuklanıyor. Millet hatta Demirtaş'ın içeri alınma sebebi bu. Bunun davası biliyorsunuz. Evet. Öcalan da bunun var. üzerine Kobani ile çözüm sürecinin ayrılmaz bir bütün olduğunu söylüyor. Kobani vesaire bu aynı Arap'ın şeyi bu, bu önemli bu şu şey YPG açısından Yani orada bütün yatırımlarını Suriye'ye kurmuş durumda. Ve aslında Türkiye'de yakarız demeye getiriyorlar. Yani bu Demirtaş'ın çağrısı budur. Başka yani şey değil. Suriye'de deneyimlemeye çalışıyorlar o devletleşme. Ee, Kesinlikle demokratik konfederalizm işte Aynen zaten. Öyle. Evet. Türkiye'de başaramadığını Suriye'de ordulaşıyor sonra orada. 11 Ekim yani bir gün sonra. PKK'nın de facto liderliğini yapan Cemil Bayık çıkıyor diyor ki Kobani ve Türkiye'de yaşananlardan hükümet sorumludur. Meclisten geçen tezkere bir savaş ilanıdır. Bu nedenlere, bu nedenle de çektiğimiz bütün birlikleri, PKK birliklerini Türkiye'ye geri gönderiyoruz. Aslında bu noktada sonuçlanmış oluyor sürece. Evet. Şimdi geri, geri, geri plandan baktığın zaman bir güç savaşı var. Seçimleri kazanan bir Erdoğan var. Hemen meclisten çıkarılan bir tezkere var. Yine tarihin yanlış tarafında duran bir Kılıçdaroğlu var. Hı hı. Ve bunun üzerine serhilden vari bir şey ilan eden. Çünkü başka seçenekleri de kalmıyor. Evet. Yani seçimden önce de bir çaresizce baskı var. Hı hı. Ya da şey mesela Öcalan'ın şey demesi gibi. Erdoğan'ı seçimde desteklememesi ama Erdoğan'ın yine de %51 alması. Hani nerede o Kürt seçmenler falan? <laughs> Değil mi yani bu, bu güya bunların çağrılarıyla seçim kazandı. Gerçi ona bakarsan İstanbul'da da çağrı yaptı. İmamoğlu kazandı yine mesela. Yani Fasafizo bu işler anladın mı? Evet. Bunun üzerine de Koban olaylarını start veriyor. Demirtaş, bir Serhil'dan gibi ve bu da bastırıldıktan sonra PKK diyor ki biz diyor Türkiye'ye geri dönüyoruz. Foşik TC'ye. Olay bu. Ardından işte şeyler başladı, çatışmalar başladı bir sürü yerde. Demir, Bülent Arıç da çıkıp diyor ki biz de çözüm sürecine mahkum değiliz. Evet. Ardından gelen süreç işte 2015 süreci. meskul mal operasyonları. Erdoğan işte rafa kaldırıyor. Buzdolabında kaldırıyoruz çözüm süreci söylemiyle. Biten bir süreç. Daha çok FETÖ'yle ile mücadeleye ağırlık veriliyor. Ve bütün bunların sonucunda 15 Temmuz AKP-MHP ortaklığı referandum ...günümüze kadar gelen yeni bir... ...rejim modeli. Toparladık aslında ya. Evet. Ağzına diline sağlık abi. Şeyi bitirmiş olduk. Hendek kolay ...arkadaşlar Hendek olaylarını da konuşur ...problemsiz ama çözüm sürecinin içinde değil... ...dışında i̇çinde değil. Yani sonrası. Bittikten sonra yaşananlar. Yani orada özetlenebilecek... ...şeylerden biri şu... Ee, bu süreç yönetilirken, yürütülürken, bu açılım rezaleti devam ederken aslında e, BDP'nin e, çok fazla yani örgütün de çok fazla yığınak yaptığı sonraki operasyonlarda ortaya çıkıyor. Yani orada Hayır, bunu Erdoğan da <laughs> söylüyor. Evet. Hani bunu da söyleyelim. Erdoğan meşhur şey var bu e, Doğan Holding'i bitiren canlı yayını var Erdoğan. Biliyor musunuz? 400'ü verin bitirelim bir şey olayı var ya. Ha ha evet. Hatırlıyor evet, musun hatırlıyorum, o yayın? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Yani evet. Doğan Holding'i bitiren o hani güya işte haber online haber sitelerinde işte şey yapıldı. Sonra Doğan Holding taşlandı, kurşun Hı -hı. atıldı. Evet. Sonradan öğrendik ki Serhat Peker de bunu ben yaptırdım dedi falan. Evet evet. Korku iklimi artsın falan diye. Yüzler evet. hatırlıyorsun. Erdoğan o yayında diyor. Bunlar diyor onu yerine diyor zulalama yapmışlar. Şimdi tabii Türkiye gibi Milli İstihbarat Teşkilatı gibi hakikaten devasa bir Teşkilatın bunu bilmemesi namı mümkün kesinlikle biliyorlar. Biraz Nerede ne yapıldı kesinlikle biliyorlar. Dokunulmuyor biraz yani. O... Kesinlikle tabii. Ya benim asker. Davutoğlu diyor ya biz bunlara diyor dokunmadık. Davutoğlu da dedi bunu. Evet benim asker akrabam çok özellikle anne tarafından yani onlar arasında şeyi anlatanlar var. Hani görüyoruz, biliyoruz nereye gideceklerini yani falan. Şey izni çıkmıyor mesela diyor. Karakoldan çıkma izni. Ee, müdahale etim, etme izni çıkmıyor diyorlardı o dönemde acı bir şey Ya tabii böyle siyaset <laughs> yorumladığın zaman şey yapman gerekiyor. İki, iki, iki personel yorumlama. Bir tanesi tüm bunlardan arınmış objektif bir e, bir personayla. Bir de tabii bizim işte normal, insani, vatansever duruşumuzla bir şey mevzu. Ee, aksi takdirde burada yorumladınız ama bu insanların, bu bütün saydığımız aktörlerin hiçbirisinin etik şeyleri yok. Kaygıları yok. Yani bütün amaç güç. Aynen öyle. İnsan hayatının da şey pek bir önemi yok gördüğünüz üzere. Bütün amaç güç başka hiçbir şey değil. Ağzına diline sağlık abi. Hendek'i anlatmadan olmaz. Hendek Buyur. şurada 10 dakikada anlatılacak bir şey değil evet. Zesun amcası ee, ve çözüm süreci yani bu noktada bitiyor bundan sonra kalanı ayrı bir konu o da yapılır yani Program yarın yok. bir gün Evet başka bir şey yaparız erlikle yine yayın yaparız o müsait olursa ee, açılım rezaleti değil başka bir ad koyarız ona